Evet, ben fade attım. Hani ya zaten son 10 saniyesinde gelmişsin. Niye gerek ne gerek vardıysa fade attım. Ya şekilcilik işte. Kontrol bizdecilik yani. Gerçekten neyse, görüntüye geliyoruz arkadaşlar biz de. Oh. Ne haber Cenk? Ne haber abi? Nasıl oldun? İyiyim abi, gayet keyfim yerinde, seni sormalı. İyi, ne olsun. Aynı. Neler yaptın bensizken? İşte Ne o da hangi yayınlar aldı? Bir ara IQ düşürdüğünüz onu gördüm ama dün izleyemedim. Dişim kötüydü bayağı. Çok güzel IQ düşürdük. Yine mi kalite seçeneği yok? Abi bu şey iştirakken ortalama izleyici arttığında olacak diyor ya, iştirak olup dün 100 izlendik abi ortalama. Hani hala Twitch neyi bekliyor yani abi? Lütfen bana verir misin artık? Ya şu partnerliği de geçtim. Hani artık bana şu izleyicilerime kalite seçeneği verir misin artık ya? Öf. Evet. Mail atayım mı? Aa, Ripper Penguin merhaba. Abi Mail onu kaşarı oldum. Her şeye mail atıyorum abi. vallahi Sevgili Vodafone, merhabalar. aynen. İnternetim falan hani. Ya da şey, Jeff abi Türkiye'den geliyoruz, beatbox yapacağız ama izin vermiyorsun diye böyle direkt Amazon'a. Saçma sapan. Abi çok saçma Deniz, hakikaten çok saçma ya. Dün neler konuştu? Şey, geçen yayında neler konuştu? Dün. Dün. Geçen yayında Stuttgart rapini falan konuşmuştuk. Genel olarak ilk dönemi falan konuştuk ağırlıkla. Bu arada Hazal, aboneliğin için çok teşekkür ederim. Keyifler nasıl? İyi misiniz? Sincap'a selam. Teşekkür ederim Ali. Yine aşırı disiplinli bir şekilde şey değil mi böyle? Sen goy goy yaparken geçen yayında neler konuştuk Baykancım falan. Abi geçen yayın Almanya'ya hip hop'un gelişini konuştuk. İlk slaytımızda bayağı uzun uzun durduk. Zido ve şey konuştuk. Dissek de konuştuk. Halil'le Agro Berlin'e de girdik. Ondan sonra Stuttgart rapini konuştuk. Dünyanın en evet. iyi rapi falan diye. Cyber Twins'i konuştuk. Erken dönemden bilindik grup olarak. Underdog Crew'yu konuştuk ve yayının sonuna kadar sabredebilen Evet. arkadaşlar çok eğlendi. Aynen. True Heads'i konuştuk. Hani büyük gruplardan bunları konuşmuştuk geçen hafta. Onun dışında ben erken dönemde ağırlıklı İngilizce rap yapan isimlerden örnekler dinlettim. LL Cool J dinledik. Almanca rap içerisinde bir kere. Garip oldu ama oldu Evet. yani. Hazal çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Sağ ol tekrar. Mero'ya gelmeyeceğiz. Abi yok, Mero falan yok. Hani Almanya'nın güncel keko jarnası yok abi şu anlık. Hani ona sonrasında mecburen bir gireceğiz. Almanya'da niye döner trap başladı? Neden her şey arabesk oldu falan? Hani buna çok sonra gireceğiz ama biz bugün şeydeyiz bayağı. Hani hip hop'a kültür olarak, yani hip hop kültürü ve alt kültür olarak Almanya'ya nasıl geldi? Bugün buna bakacağız. Yani devam ediyoruz. 90'lardayız yani. Hani şey, dönerci öncesi Almanca rap'ten bahsediyoruz bugün yani. Dönerci öncesi. Ama yani. Oldu o zaman abi. Görüşürüz. Döner. Ben yanlış yayına katıldım galiba. Ama öyle, kusura bakma. Yani şimdi Case Rebel diye bir şey var abi. Döner değil mi yani? Ya oğlum öyle deme. Atin'in favori MC'si falan yani. Ya Devam evet et. tabii. Yani şimdi Gringo Case ve Capital Bra falan, bunlar hani şey diyeyim, döner değil mi bu adamlar? Bizzat döner değiller mi yani? Bizzat döner değil mi Evet böyle? evet. Hani sadece Cuban link chain takan dönerler bizim de Abi onlar yani. şeyi düşündüm. Casey Rebel böyle Bay Döner reklamında böyle Çok cıs falan yapıyor çok mümkün bu arada ya. Ama özellikle Bay Döner değil mi? Dandik dönerci olsun diye. Neyse, Evet, ben evet, evet. bir firmayı da karşımıza aldık. Devam ediyoruz. Evet, Tam sen gaz devam sponsorluğu ediyoruz. kaybettin abi. Görüşürüz. Hani asla iyi dönerci değil çünkü abi Abi bak bayağı kaybediyorsun şu an uzaklara doğru. ya. Ekrem Coşkun'u falan öv bari de şey olsun, Canım sağ mantık olsun. hani bir kapı açılsın yani. Muzaffer, kafana göre anket açabilirsin, al elin alışırsa. Bugün çok anketlik bir şeyimiz yok aslında ya. Evet bak, bu işin direkt döneri Mert denilen bir adam vardı. O şey işte Almanca rap'in Berkcan Güven ekolü diye biliyorum. Dalga geçmiyorum abi. Abi çünkü YouTuber falanmış o herif. Ondan sonra hani müziğe Aa, dönmüş ya. geril efendim. Alter egosu döner rap yapıyor Gerilla'yı niye karşımıza aldık peki? böyle. Yok, Dönercileri alıyorduk gerilla en son. Oğlum işte şey, yayından sonra hemen Twitter'da atışıyoruz. Magazin oluyor. Sonra sen ortalama dinleyiciyi şey yapıyorsun. Şey, izleyiciyi yükseltiyorsun. Kalite seçenekleri geliyor. Bak, hani Cenk Durlu yine 5 adım ilerisini görüyor, anladın mı? Hani. Çok doğru, çok doğru. Vizyoner.
Eve yağ almıyorum Ekrem Coşkun. Ona gülüp okuyacaktım, sen okudun. Eve yağ almıyorum Ekrem Coşkun da nereden sipariş veriyorum diye. Abi şey var bir de, hani aranızda kedi eti seven varsa kurumsal firma olarak usta dönerciyi de tavsiye ederim. Yani çünkü kesinlikle o dana falan eğer, değil abi, bir kırmızı de, o zaman bir öneride yani. bir öneride benden gelsin. Aranızda döner yemeği sevip içinde döner olmayan bir döner yemek isteyen varsa önceden yiyebilir, sadece patates, dürüm patates. O da mümkün. Biz bayağı bir şey yani, biz yarın açız abi, haberin olsun yani. Ben yarın yemek sepeti hesabımı kapatıyorum yani. Yarın davalıyız bence. Aç değiliz de. Ama gerçekten abi yani o hatayı bir kere yaptım, kedi eti falan da o çünkü yani. Ben 2016 yılında şeyde Kadıköy Rıhtım'da 3 liraya tavuk döner yemiştim. Ne olduğunu bilerek yedim, anladın mı? Mart hani... olduğunu bilerek yedim diyorsun. Ya içselleştirip yedim, anladın mı? Bunu yiyeceğiz dedim yani. Bu yenecek dedim yani. Ama yani Mart olduğunu biliyorsun değil mi? Onu yani kesin evet, olarak. Abi, yani. Evet. Şey böyle üst katta Mohikan var apartmanın üstünde, böyle taks diye Mart'ı avlıyor falan. Yok yani. Bence şey yapıyor abi işte bunlar hani avlamak için abi bir tane tavuk alıyorlar, çiğ tavuk. O çiğ tavuk parçalarıyla diğer hayvanları avlıyorlar ve kendilerine malzeme çıkarıyorlar. Yani tavuk alınıyor ama bunun için alınıyor. Şey bence. Değil mi böyle? Ya bir de kendi kendine şey de inandırmış. Abi tavuk döner işte yani. Okay. Aynen yani. Sonuçta tavukla yaptı prosesin yani. Prosesin bir kısmında tavuk var yani, anladın mı? Aynen aynen. Sıkıntı yok. Abi ya bir de saçmalık abi. Abi. Yani şey, Pizza Hut'un bile şu an döner satıyor olması çok saçma değil mi abi bu arada? Abi biz şey olduk, ara eleman ve döner ülkesi. Değil mi? Herkes ara eleman ve döner yiyor yani. Böyle inanılmaz. Abi aboneliğin için çok teşekkür ederim. Evet, hoş geldin. Selamlar. Simit kapanı var bence avlamak için dedik, arayacağız. Ya ben geçen şey Uğur Öztürk'e çok güzel bir döner mimi yapıp göndermiştim. Kendim emek verdim ona. İsa'nın eline böyle döner koyup. Duruyor mu bilmiyorum. Çok güzeldi. Baykan senin çok ofansif bir caps arşivin olduğuna çok eminim abi. Yok, kendim yapıyorum ya. İşte yani bilemiyorum. Bak hatta yani. Onu göstereceğim Twitter'dan. Benim medyalarda vardır. Abi şey, Lord give me a sign yazmış. Hani aklıma o geldi, ne bileyim. İsa döner tutuyor böyle. Alp iptal et abi. Döner siparişi verme. Yani. Medyadan onu bulur, sana göstereyim şimdi. Eşete göstereyim. Daha sonra sen zaten onu görürsün. Aynen şu. Lord give me a sign demiş abi. Bununla uğraştım yani bu arada. Sonra Baykan Barlas'tan niye beat tape gelmiyor? Evet yani. Enstrümantaller nerede? Çok doğru, hani, çok doğru bir soru. O sırada Baykan Barlas caps hazırlıyor böyle, anladın mı? Dudu dudu falan. Hatta öyle meme var bizim Discord kanalında. Şey hani Baykan abi kesin yayın yapmadığı zamanlarda bayağı müzikle uğraşıyor, beat yapıyordur. O sırada Baykan abi Mali'nin yayınlardan seslerini keserek abi şarkı yapmaya çalışıyor. Bu arada o benim çok uzun bir süredir izlediğim en saçma şeylerden biri ya. Değil mi? Dinlediğim, pardon. Abça. Yani. İnanılmaz saçma abi, öyle bir manası yok yani. Yayında mı açmıştın sen onu? Evet, bir yerde evet, açmıştın evet. Böyle. Ben de sonra kahve hazırlıyorum, tamam mı? Arkadan böyle yani saçma sesleri geliyor böyle, ne olduğunu da anlayamadım. Ya o Mali'ye trollük işte. Ya Mali bir kere yayına katılamayınca ben de Mali'nin seslerinden montajladım. Hem arada kendime cevap veriyorum hem de Mali'ye böyle bir kısa demo kaydettirmiş oldum böylece. Abone seslerini Mali yapsana. O da mümkün. Abi şey çok iyiydi ama mesela alakasız bir yerde bir Sakarya Belediyesi'nin şeyi vardı ya, sen de üniversiteden dolayı bilirsin onu. Kenevir hazinesi mevzusu. Tarla evet. Reklamı falan. Abi şey böyle bir rap şarkıyla viral yapmışlar abi buna. Viral reklam yapmışlar. Hadi abi ben o neyse dur sen anlat, ben bir şey info vereceğim. Ben ona şey hani hadi bakalım dedim. Diyorum işte ama Mali yok o gün, hani Mali kalbimizdesin diye siyah beyaz sanki ölmüş gibi aşağıda kamerasının yerinde fotoğrafı var Mali'nin. Mali ne diyorsun diyorum abi, şey başka bir yerden şey sesini kestim. Aa hadi bakalım ne satıyorlarmış çok merak ettim dediği ses var mesela yani, yani öyle saçma sapan bir yayındı o yani. Mali'nin, çok eğlenmiştim. Mali'nin part time işi ifşalanıyor böyle. Evet, evet. Part time olarak ne yaptı? Abi o şey var ya, o şarkı yapan çocuk. O Kenevir evet. parçasını. En hayta. Abi ben o çocuğu... Evet, hayta yani. Abi evet. O çocuk böyle şey vardı ya zamanında. Ünlü olmayan taşlar falan. Eyvah. Hani popilik falan. Tam öyle bir çocuk, tamam mı? Çok çok leş bir gün abi, dur. Üniversite böyle geleli böyle bir sene olmuş falan yani. Böyle. Abi çocuğu bir gün şeyde gördüm.
fakültenin önünde çömmüş yere, tamam mı? Üstü başı böyle leş. Şey değil mi, saç... tren bekleyen emmi duruşu değil mi o? Abi öyle bir çömmek mi yani? Saç böyle kıvırcık, tamam mı? Uzun böyle. Yeşil, komple yeşil kafası. Öf, çok sevimsiz. Bak dur. Şuraya tarak sıkıştırmış. Anladın mı? Peki. Hani süper ot, anladın mı? Hani böyle. Ve böyle yürüyor bak. Sana veririm. Şöyle çıktı kapıdan bak. Hani yani kendi dünyasında inanılmaz cool herif, anladın mı? Of. İnanılmaz cool ama kendi dünyasında işte abi, dışarıya acı veriyor. Evet işte hani böyle ben gördüm şöyle oldum. Hani bak çekiyorum. Gördüm hani dedim abi bak bu da üniversitede, ben de üniversitedeyim dedim. Buna şey bir tane tweet var ya, sana açılan eğitim kapılarının yayını sikeyim diye. Öyle bir çocuktu ve abi sürekli görüyorum Sakarya'nın böyle cafcaf yerlerinde böyle aynı şekilde takılıyor böyle. Bir ara Instagram'a reklam vermişti. Ona çok abi, gülmüştüm. Kes... Albümüm çıkıyor falan diye. Wow. Kesper hoş geldin. Abi zaten albümü çıkmayan ve rap dinleyen herhangi birisi var mı? Aramızda var mı albüm çıkarmayan bir rap dinleyicisi abi? Ben varım abi. Yani enstrümantalleri saymıyorsan abi. Ben varım yani. Ya şey abi ya gerçekten... Ya bu Kadıköy Barlar Sokağı'nın özeti bu ya. Gerçekten abi. Abi bak bu gerçekten olabilir, tamam mı? Mesela İstanbul'dayken ben de şeyim böyle. Başta acıyarak bakıyorum. Sonra diyorum ki okey. Hani okey. Ama işte şey... Sakarya'dasın, anladın mı? Sakarya'dasın hani... 20 metre aşağıda adam dövüyorlar tip yüzünden. Evet, sen niye küpe takıyorsun lan falan diye. Hani bu da böyle tıks tıks falan yani. Ya şey var mesela, örnek vereyim. Ya abi ya fenotip olarak abi karşımdaki insana baktığım zaman cebimden 1 lira eksilmemeli, anlatabiliyor muyum? Yani benim hayattan beklentim bu yani. Abi çok 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 garip insanlar. Ben Kadıköy'de işte Karaköy'de falan dolaşırken hep şey alıyorum yani. Oğlum niye marjinal yarışındasınız, anladın evet, mı? Evet, evet, benim evet, evet, yani. Benim zirvem şeydi. 2018 yılında abi Kadıköy'de bir kız gördüm. Klasik şurası kazınmış, tamam mı? Burası küt. Okey. Her şey tamam, okey. Her yer küpe. Okey. Okey. Hani yine bak yine dinaylamıyorum kızı. Boyun falan dövme. Yalnız üstünde giydiği bir tişört gibi bir şey var. Şeffaf. Peki. Kız çıplak dolaşıyor yani. Eyvallah peki. Ve şöyle oldum bak hani. Ne oluyor oğlum falan oldum böyle, anladın mı? Bu ne, uzaylılar gelmiş şey Mustafa Topal mı? Topaloğlu muydu neydi? Onun böyle bir uzaylılar hoş geldiniz diye klibi vardı ya. Böyle caf caflı şeyler giyiyordu saçma sapan. Milenyum bebeği. Alüminyum folyo giyilen yıllar değil mi? Herkesin klibi evet, vardı. Evet evet abi yani böyle ama. Ve kız işte o kız da aynı, anladın mı? O kız da kendini çok cool düşünüyor, anladın mı yani? Kendi dünyasında. Bu arada şeffaf derken bayağı şeffaf. Hiçbir şey yok gibi görünüyor eyvallah yani üzerinde böyle. Ha, transparan falan değil ama ya. Bayağı şey muşambadan bahsediyoruz değil mi? Ben öyle düşündüm. Yok transparan... Abi bak üzerine ne ben şu hayalimde gerçekten uzaylı gibi değil. Ben şey düşündüm böyle bayağı hani bin torbasıyla falan geziyor. Abi şu anladın mı? Evet. Bak şu. İşte hani şurası abi görünüyor, anladın mı? He, onu, şurası onu görünüyor yani. Böyle, onu düşündüm. Böyle mana yok yani falan. Evet abi, Kadıköy'e yine laf edildi. Abi ama yani şey... Kadıköy garibim. Gerçek Kadıköy'de sokağa çıkmıyordur abi. Ben buna çok eminim ya. Ağlıyorlar değil mi evde? Abi böyle evet. Lan, ne oldu bu? Hani gece yani şunlar evlerine gitsinler diğer semtlere de biz bir markete gidelim diyorlardır muhtemelen. Çünkü onların hiçbiri Kadıköy'de oturmuyor çünkü o insanların hiçbiri. Gerçek yani. Kadıköylüler şey yapıyor değil mi böyle prime time'da dışarı çıkıyorlar böyle modaya falan şey yapıyorlar. Abi Karaköy çok iyi falan böyle. şey Karaköy göndermeye çalışıyorlar. Abi gerçekten bu da, yani Karaköy'de oturamıyorsun zaten. Yani şey yok hani her yer iş yeri, eski iş hanı bankaya verilmiş işte İNG Bank bilmem ne, genel merkez orada falan. Abi şey yok hani biz Karaköy'deyiz, biz hep Karaköylüyüz biz falan diyorsun. Abi ne orada demirci, sen demirci misin banka mısın orada oturabileceğin hani şey kılıç yok. Dövüyor değil mi be? Bak iki yer var abi, bir Sultanahmet, bir bildiğimiz o tramvay yolunun geçtiği Karaköy'ün o kısmı. Muhtarlıkta abi seçmen kağıdı 3 kişiye gidiyor ikisinde de. Oturan gerçekten orada hani ikameti olan 3 kişi var abi artık yani hani. Bu arada ben işte İstanbul'a geldiğimde denizde kaldım. D3 var ya burada. Hı-hı. Senin de abonen galiba. Aynen. O da Karaköy'deymiş, tamam mı? Böyle gece bir dışarı çıktık böyle. Böyle ara sokaklardan dolaşıyoruz. Dedim ki Deniz bak ya bıçaklandık ya İstanbul Trip klibinde oynuyoruz. Evet, haberin olsun. Yani arası yok yani dedim. Hani iki ihtimal var ya. Şu an kameralar bizi çekiyor. Biz klipteyiz amına koyayım. Ya dedim birazdan bıçaklanacağız yani. Hiçbir şey olmadı ama. Şey de öyle. Ankara'da da aynısı şey işte. Yani gerçekten Kızılay edebiyatı yapanların hiçbiri Kızılay'da oturmuyor ya biliyorsun. Nerede oturacak oğlum Kızılay'da? Ya işte aynı evet mantık hani, anladın mı? Asla Kızılaylı değiller yani.
Ya Kızılay döner mi pizza mı? Pizza Pizza ya. şey döner. Pizza Yok be ya. döner. Döner yani. Ya pizzanın şöyle bir durum var. Pizzayı yiyorsun tamam mı? Yerine Pizzanın bağlı. ortası yok. Yerine bağlı ya da Pizzanın yapan ortası yere yok bağlı. abi. Ya doyuyorsun ya açsın pizza yediğinde. Evet. O bir risk yani. Ben o kadar para verdiğimde bir şey beklerim. Kesinlikle beklerim yani. Ya şey var. bu arada Almanya'ya gömdük o kadar ama Almanya'daki döneri ben buradan daha çok beğeniyorum bu arada. Abi Almanya'daki döner değil. Geçen yayında da bunu tartışmasını Evet, yapmıştık. evet, evet. Almanya'da döner yok yani. Ya bence var ama. Almanlar döneri ya Almanlar dönerin ne olduğunu gelsinler öğrensinler yani. Ya Böyle iyice Almanlar diye coşuyor bir değil gereksiz canım. yere böyle bu. Buradakiler o şeyden dolayı diyorum bu da hani malzemeden çalamıyorlar ya oradaki yasa gereği. Yani bu buradan oraya gidip hani Ha. döner açan Türkler orada çok daha iyi döner yapmak zorundalar. Buradaki gibi Bir arkadaşım araya patates atayım onu yapayım falan yapamıyor ya o yüzden diyorum. Bu arada bir Hip-Hop arkadaşım 101 diye geldiniz ama Ankara'da Gurme 101'deyiz Evet, şu an. evet, Bayağı. evet. Bir arkadaşım Ankara'da şey yapmıştı abi. Döner sipariş etti işte böyle. 100 gram falan tamam mı? 100 gram yazıyor. Dedi ki ben tartıyı görebilir miyim? Bu İşte. dedi yani 100 gram koyuyor musunuz falan böyle. Yapan herif bozuldu yani böyle. Bizi dövecek yani böyle. Üf, iş çıktı gibi böyle tribe girdi falan. Sonra koyduğu şey var ya bu Hı. kutu gibi. Aynen. 60 gram mı ne çıkmıştı böyle şey oldu yani. Hani biz de 60 gramlık ödeyelim o zaman. Yani abi ya da şey var yani ben yani iki tane kıl kadar haysiyetsiz et parçasının arasındaki patates yığınına döner de demiyorum Türkiye'de Haysiyetsiz derken abi. yani. Abi yani Gurme dünyasına dönerin yepyeni terimler yani kazandırıyorsun abi. bak ama Haysiyetsizlik şey falan. var o bahsettiğim et dönerin içindeki etin et olduğunun haberi yok. O kadar Ya iyi, oğlum. o kadar Ya oğlum yok tadıdan. kesilmiş anladın mı yani? 2020 yılında, 2020 yılında tavuk dönerin bir başına koyuyorlar ilk ısırıkta anla diye. Bir de ortaya koyuyorlar. Hani şüpheye düştüğünde okey lan tekrar diye. Bu Hani arada hani şu an günümüz Türkiye'sinde çok zengin bir laf özür dilerim. Günümüz Türkiye'sinde çok zengin bir laf olacak ama ben tavuk döner yiyemiyorum. Abi gerçekten tadı beni çok bayıyor. beyler, beyler, ben çıkıyorum yayından. Yani bir Mösyö ile oturduğumu fark etmemiştim. Yani Peki. bir de Mösyö çıktı anasını satayım ya. İnanılmaz Mösyö çıktı. Abi Bende çiğ şey köfte oldu, onu gömerim bu söyleyeyim. arada. Gerçi çiğ köfte Ben... gömerim. Hiçbir şekilde sevmiyorum çiğ köfte abi. Çiğ köftenin etlisi güzel de etsizini şeyde yiyorum ben. Hani çok açım, para harcamak istemiyorum ve gideceğimiz yerde de yemek yiyeceksek yolda yerim yani. Abi gerçekten ama yani çiğ köfte hiç arabın olduğu bir şey değil. Acısız, etli, etsiz fark etmiyor. Asla yiyemiyorum yani. Ama şey çocuk adam videosu seyrediyorum arada. Güzel oluyor. Ya ben o herife hiç gülemedim yani. O Abi adama herif. sarılıp şey demek istiyorum. Abi Bakırköy'e gider misin falan. Evet abi bir de şey var bu Nusret'ten sonra başladı bu işte. Müşteriye böyle cins cins şeyler yaparak ürün satma furyası var ya hani limon diye bağırıyor falan böyle. Hani o şunu istiyor musun çocuk adam al git falan bağırıyor hani Aa ben şeyim bu ya saçmalık hani zaten yani. Ankara'da bir yerde şey yaptım yani. Dedim ki abi ben açım bana şov yapma. Geldi Evet böyle abi abi. şov yapma bana. Köfteyi getiriyor tamam mı bak köfteyi getiriyor şov yapacak belli ama gelişinden belli şov geliyor ya. Dedim abi arkada şey yap dedim bana koy geç hani koy şu köfteleri git hadi Aynen git 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 aynen git 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 yani. yani git defol ya defol Abi yemek yani istiyorum abi yani. gerçekten neden böyle oldu bilmiyorum ama yani şey var abi şovsuz yemek yiyebileceğim restoran varsa ben müdavimi olurum artık yani öyle bir yere geldik. Ya şey var ya mesela yemek terörü sayfası var oradaki pilav üstü her şey adam var ya bir tane. Pilav üstü her şey Bugün ne ama yani. yiyoruz? Tamam, Abi saçma yani. zaman. Öf gerçekten abi bir şeyi de şovsuz dümdüz abi ben atıyorum pizza istiyorum. Koy tabağımı önüme git. Yani bana onu Abi hani Beşiktaş'ta pizzayı Kahvaltılar yalıyorsun Sokağı böyle var ya. falan hani ne gerek var yani herhalde böyle bir servis de yoktur bu arada değil mi? İnşallah Pizzayı yoktur yalayarak abi koyuyor bu masaya. arada. İğrenç. İğrenç. Beşiktaş'taki Kahvaltılar Sokağı'nda Evet. geçen sene yok geçen sene ondan önceki sene. Abi işte kahvaltı sipariş ettik böyle. Bir de sucuklu yumurta şey yaptık. Böyle. Geldi tamam mı? Sucuklu yumurtayı koydular. Sucuklar pişmiş ama yumurta yok. Garson böyle önümüzde kırdı. Allah Bak yemin kahretsin. ederim önümüzde kırdı Allah böyle. Dedim kahretsin. hani ya sikeceğim amına koyayım. Sabahın 8'i lan. Ya yani ne? Sabahın 8'i oğlum yani. He Instagram'a atacağım tamam ya. Atacağım Abi tamam bir de ama şey siktir var. git yani. Ben yemek yiyeyim yani. Gerçekten bunun şov kısmını beğenip onları tercih eden insanları ben çok anlamakta çok güçlü zor bir Çok şey fazlalar buluyorum bu yani. arada. Bu Evet çok arada çok fazlalar. fazlalar. Abi Hakikaten zaten çok fazlalar. çok fazla olmasalar bu herifler böyle rezil durumlara düşmezler zaten. Hani kendilerini bu hale getirmezler zaten ama yani. Ya abi ama bir dakika bana şeyin cevabını ver Baykan yani. Sabahın 8.30'u Beşiktaş'a gelmişim.
Sucuklu yumurta istiyorum. Abi ben seninle Sucuk hemfikirim pişmiş zaten geliyor. ya, evet. Ya yumurtayı önümde kırıyor oğlum. Ya ben Ya seninle bak yine hemfikirim zaten triggerlandım, ya. yemin ederim triggerlandım ya şu an. Ya Bir gün... getir lan yiyeceğim işte. Bak al işte yarım pizza yalayarak servis yaptım, bayıldılar videosu gelecek. Abi çünkü biz bu programda hani neleri konuşsak abi gerçekleşiyor. Böyle bir lanetimiz var Abi, yani. Bak abi o şey, zaman biraz şey konuşalım. umarım Türkçe rapçiler Soğuk Savaş'ı keşfetmez dedik. 2 hafta olmadı rapkolik adam Soğuk Savaş parodisi çekti. Başka bir şey söyledik. Başka yine saçma sapan bir şey. Raple de alakası yok. Gerçekleşti abi. Siz ne söylesek oluyor ya? Bir şey istiyorum. Senden bir şey istiyorum o zaman. Birinin ölmesini istiyorsan onu ben de çok istiyorum ama daha başaramadım. Yok yok şey bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim ve bir saniyelik saygı duruşunda bulunacağım. Tabii. Sessizlik. Yani Tamamdır. rapkolik adam. Evet. Bak Arda hatırlattı. Sessizliği bozuyorum. Abi şey, burada babacık ukala muhabbeti yaptık ya konuşmadan. Bu hafta Ukaka kabilesi diye parça çıktı mesela. Ne ki daha geçen yapsak. Biz bunu konuştuk, 2 hafta sonra kabile şarkısı geldi. İstanbul'da bana bir şarkı dinlettiler. Siz onu dinlediniz mi şeyde yeni çıkanlarda Belki Nek'te mümkündür. yayınında? Abi şey böyle çocuk çıplak, üstü çıplak, elinde pitbull var, arabaya götünü dayayıp böyle klasik Şarkıyı hatırlamıyorum ama dinledik öyle bir şey. böyle inanılmaz şeydi yani. Hani dinliyoruz böyle hani ne dinliyoruz oğlum şu an falanım yani böyle, Ya ne ben yapıyoruz falan. bizim yeni favorimiz şey, çocuğun ismini hatırlamıyorum ama şarkının ismi Interpol abi. Hani şey aradı, hani dızcılık, marizlenmek falan geçti. Şarkıda eşkalimizi arıyor Interpol falan diye böyle sözler var abi. Hani şeyi geçtik, hani polis peşimde falanı geçtik yani. Artık hani şey baya derin devlet işin içinde Çocuğun yani. Yeşil, yani ismi düşünürsen neydi? hatırlamıyorum kanka da ya Yeşildir ya Abdullah Çatlı falandır. Interpol'ün araması için çünkü rapçi olman gerekmiyor. Bunlardan biri olman gerekiyor. Interpol Mantıklı HQ'sunda da şey değil mi? Ya bu çocuk nerede falan. Çocuk da o sırada YouTube'dan yayın şey yapıyor nette de saklanıyor değil mi? Hani aslında falan. değil mi? Beyler çok kalabalık bulamaz falan. Aynen. Aynen Batu ve Bilal Tarhan Interpol'müş. Bir de bu hafta bir Yani Bilal Tarhan anladın mı? Ama evet. Interpol arıyor yani. Ve bu hafta bir de şey gördük abi. Bir tane Nick'in sonunda MP3 var. Çocuğun ismi bir... Yemin ediyorum o da Bilal'di. Bilal MP3. Baya Bilal MP3 çocuğun ismi abi. Abi rezil rezil ya. Şeydeyim ama Aa bak ya. evet Yani Zari Bilal hatırlattı. Tarhan Bak Zari hatırlattı abi. Daisy diye de biri var. Baya bu Daisy. şey ne gibi değil mi? Diyarbakır, Adana, Yozgat, Wu-Tang Tire-Z yani baya Daisy yani hani şey oyundan mı almış, Wu-Tang Jay-Z'den mi çakmış? bu isimler şey abi bu arada haberin olsun yani bayağı Wu-Tang Name Generator vardı ya hani ismini Yeminle daha yazıyorsun. iyi buluyor. Yeminle daha iyi buluyor o Name Generator abi. Bak Childish Gambino. Aynen hani. Childish Aynı anda söylüyordum abi. Aynen. Childish Gambino falan var. Burada Bilal MP3 var. Şey gördük hatta. Bir şey alt tire 0304. Hani sanarsın aynı nick'i almış başkası daha önce. Anladın mı? Metin 2'den geliyor çocuk nette. Tamam anladık yani Spotify'da bulunmak istiyorsunuz da bence bu değil anladın mı? Evet Daisy değil yani. bir de şey çıktı. Benim de yançarım çıktı. Barlas Badem var. Nette. Çocuğa... O da şey senin taklidini yapıyor değil mi mail atarken? Değil Beatmaker'lara mail atıyor böyle yurt dışındaki falan. ya da Onlar da sen şey... sanıyorlar. O falan. Ya keşke şey varsa yapabiliyorsam ya. Çocuğa gerçek hayatta da telif atabiliyor olsam keşke. Yani çocuk hani sokağa çıktığı anda çocuğun üstünde bu kanala erişim Baykan Barlas tarafından gelen hak talebi ihlali sebebiyle engellenmiştir yasla Flu böyle çerçevesinde. çocuk Evet, böyle çocuk anlaşılmıyor çocuk flu böyle. falan. Çocuk reşit değil arkada popa vardı ne Aa, abi. bak, abi o da vardı evet bir tane öyle şeydi bir de şey izledik bak İkizler 333 mü öyle bir şey abi şey ikizim için diye şarkı yapmışlar Benfero biraderim içinin kardeşli versiyonu gerçekten bu arada müthiş şeyler dinliyoruz Baykan mesela Baykan yani değiyor mu abi bana bunu doğru cevap abi vermez misin? Bu kadar bunları dinliyorsun ya evet değiyor mu abi? çok eğleniyoruz abi hani çok güzel dalga geçtiğimiz için çok eğleniyoruz ama vurulacağız yani o zaman değmeyecek muhtemelen yani. İşte ben de onu diyorum anladın mı? Derya neydi? Derya Tuna mıydı? İbrahim Tatlıses'in topuğuna Evet, İbrahim Tatlıses'in topuğuna sıktırmadığı ikimiz kaldık bir tek abi zaten Türkiye sıktırdı. olarak Nereden biliyorsun falan? Böyle yani. platin gösteriyorum değil mi? Böyle bacağı kaldırıp. Değil mi? Bize de. Ya zaten o şey ben kendisi eğer o headshot yediğinde ölseydi abi şeyde çözecektik onu. Hani cennette de hurilerin topuğuna sıkılıyor mu sıkılmıyor mu? O haberler doğrultusunda hakikaten biz yani bu uhrevi dünyanın varlığını yokluğunu çözecektik yani ama yaşadı bunu öğrenemedik Gökten yani. huri düşüyor değil mi? Böyle ayağına Evet sıkmışlar böyle pi falan. ambulansla böyle cehenneme kaldırıyorlar böyle.
Çünkü cennette vuruldu yani. Cehennem daha güvenli olsa gerek. Of. Yanacağız, kafamızı kesecekler. Yerli Hadi abi, şerli evde hadi devam. olacağız. Hadi Almanya abi. Hadi. Değil Çok mi? Biz tehlikeli sularda dolaşıyoruz yani. hip hop 101 diye geldik. Hip Hop 101 diye geldik. İbrahim Tatlıses'in vurdurduğu kadınları falan ya. Yalnız bence daha çok eğlenceli. Böyle bir şey mi yapsak? Böyle başlık kafamıza göre değil mi? Programın ismi de bu böyle. Dünyanın en yaratıcılıktan 40 dakika geek çok iyi. Aa, yok abi gerçekten benim böyle şey boş yapıp abi shitpost 101 diye de benim boş yapıp böyle enerjimi boşaltacağım, stres atacağım bir yayına ihtiyacımız var abi. Çok yer yer Abi ben her çok türlü IQ konuğun, düşünüyoruz. kalıcı konuğun olmak isterim böyle bir şey düşünüyorsan. Vallahi Böyle düşünüyorum 7-24 topa sıktırmalı falan konuşuruz yani. abi. Aynı şekilde abi ben çok okeyim buna ya. Huri ayağında Senin milletin zorla çiğ senin işin daha köfte sıkıntı oğlum. Kanal sahibi benim diye mi? Evet yani bir de İstanbul'dasın. Aman. Of ya. İsa'ya döner huri. Ona Okey, güldüm okey. ya aynen. Arda bu gece herhalde IRL yapmayız ya. Hani geçen hafta seyrettik ama direkt oyun falan oynayabiliriz. Hani uykum yok. Tabii Cenk'le kaçta bitireceğimize de bağlı. Direkt söz vermeyeyim şu an. Evet, Evet. hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım o zaman. Filojoz. Doğru okuyorum İngilizce çünkü değil mi? Evet. Ben hemen yerlerini, lokasyonlarını söyleyeyim. Yerlerini. Şey, arıyor onları Interpol. Okay. Bochum diye okunuyor değil mi? Bochum mu ya da? Evet, bokum. Bochum tamam. Çünkü bunu İngilizce okursam çok kötü okuyacağım. Rezil olacağız. Pahel ve Galla isimli iki arkadaştan oluşuyor. İki MC'den oluşan bir duo bu. 96 yılında kariyerlerine başlıyorlar. Önemli bu grubun aslında daha önemli bir projesi. Senin de çok sevdiğin Rag. Raid ile beraber Filo Jones iki farklı grup bir araya gelerek Rag'ı oluşturuyorlar. Ki Filo Jones'a biraz girelim. Ondan sonra bu slide'da değil ama ben slide'ımızı yer açıp Raid'i ve Rag'ı anlatacağız. Sonra buraya geri döneceğiz diye planladık Cenk'le. O zaman biraz infom varsa senden de Filo Jones hakkında info bekliyorum. Ya da parçayı dinleyip mi verelim? Parçayı dinleyelim. Bir de direkt Rag'a geçelim. Yani bunu bence Rag'a bağlarsak daha cute. Tamam. Bence. Ama Filo Jones'dan da bir Rag öncesi işlerini bir dinletelim derim ben yine. Okey okey. Hatta aynı şekilde Onlardan Raid'in de. sonra. Nerede, nerede, nerede? Kaydırdım demin kazaya. Tam da dibindeydim. Az sabır. Ha bu geldim. O zaman Philo Joe's low budget geliyor. Evet ben fade attım Cenk. DMCA muhabbetlerinden de birer dakika birer dakika bakalım diyorum. Biraz info ver istiyorsan. Esanko biz şey bir de abi çok sevdiğim diğer yayıncı arkadaşlarımın chatlerinden tanıdığım bir tanıdığım geldi. Ona azıcık info vereyim. Ya biz cuma yayın takvimimizde abi her salı genel bir info vereyim. Her salı abi klasik bir albüm incelemesi yapıyoruz müzik yayınları adı altında. Perşembe günleri yapıyorduk normalde ama bugünlük cumartesine sarktı. Hip Hop 101'i perşembeleri yapıyoruz ve hip hop kültürü ve rap müzik üzerine bilgilendirici yayınlar yapıyoruz. Pek Türkçe rap yok kanalda. Merak etme. Toksik kitle az burada. Hatta yok yani. Cuma günü çıkmış nette işlerine bakarak IQ düşürüyoruz. Pazar günü de diğer müzik türlerini incelediğimiz The Crate isimli bir yayınımız var. Hani plak koleksiyonculuğu vesaire gibi. Müzik yayınlarımız böyle. Diğer yayınlarımız da olacak. Biraz kafamıza göre ilerliyor şu an ama onları da bir konsept halinde günlere bölüştürmeyi planlıyorum. Müzik dışındaki yayınları da. Çok teşekkür ederim geldiğin için abi. Onur verdin. Cenk sendeyiz. Abi Filojos aslında yani bütün rag üyeleri için de geçerli bu dediklerim. Ruh bölgesindeler. Ruh bölgesi de Dortmund aslında daha endüstri şehirleri bunlar. O bölgedeler ve yaptıkları müzik de aslında biraz şeye kayıyor. Bizim Amerika'dan da alıştığımız East Coast'a daha bir tık daha yakın bir müzik yapıyorlar. Ki Rag'la da beraber aslında Stuttgart ekolüne geçiyorlar. Geçen yayında konuştuğumuz daha sakin biraz daha lirik bazlı olan. Filo ile alakalı şöyle komik bir durum var. İkisi de şeyler. İkisi değil aslında bir tanesi. Ama şu an hangisi unuttum. Gitarist yani aslında. Bayağı bir akustik bir grubu var. Orada falan şey yapıyor. Pahal Yine burada aslında. dediğin arkadaş abi. Öyle mi? Aynen. Okey.
hatırlayamadım. Gitarist ve biraz daha şeyler, nasıl denir? Soft müzik yapma derdindeler ki dinlediğimiz örnekte de biraz ona yakın. Yani bu da ilk şeyler aslında, daha böyle indie kafalar aslında. Günümüzde indie'ye düşen kafalar. Ama bence asıl şeylerine, ilerlemelerini Rag'la beraber yapıyorlar. Ki onlar da bir bohum grubu. Burada filo ile alakalı şöyle bir şey var. Filo ile daha önce bir şeyleri çıkıyor. Beat tape'leri çıkıyor ama notlarımda yok. Ya beat tape değil, özür dilerim. Bir mix tape'leri çıkıyor küçük. Tape Ve gibi, orada aynen. da aynen demo tape yani. Orada da 3 DJ var aslında grupta. 3 tane daha DJ var. Almanya'da böyle bir dönem var ki ileride yapacağız. Yani Fantastic Aynen. Fia, Mind Concept. Bunların hepsinde çok fazla DJ var. Underdog Crew'yu en son yayının sonunda konuşmuştuk. Onlarda da çok fazla DJ var. Bir ara böyle bir DJ enflasyonu oluyor. Ki Türkiye'yi bile etkiledi. Biliyorsun Bülent Tezsiker, Bulvar Bu DJ. Hani mesela Evet. o mixtape kültürü en başta 90'larda Türkiye'ye de geldi, biliyorsun. Mesela 90'larda bir bandrollü olarak basılmış çok fazla mixtape albüm burada da çıktı, biliyorsun. Mesela. Almanya'daki durum aslında şey, yani şeye çok önem veriyorlar Almanya sahnesinin başında, en azından bu dönemlerde canlı performans. Yani gerçekten orada bizim aslında kaçırdığımız bir şey var ya, jam kültürü. Evet. Orada hemen turntable'lar, grafitiler, Ki breakdance'lar olduğu için. bu sadece, çok üzüm biliyorum abi de bunu, information, bu jam kültürü sadece rap'te de yok. Yani Türkiye'de bu genel olarak oturmadı abi. Orada şeyin de bir şey de biliyorsun, hani punk gruplarında olsun, free jazz bandlerinde de olsun, genel olarak bir jam kültürü orada genel olarak var. Türkiye'ye bu hiçbir, sadece rap müzik için değil, hiçbir yerde gelmedi ya. Bunun farkında mısın bilmiyorum. Biraz konuyu saptırıyorum belki ama ben bunu gözlemledim ve yorumunu Evet. merak ediyorum. Yok yok. Ya abi o şeyle alakalı aslında, hani 90'lar Türkiye'sinin şeyine bakman lazım. Sosyokültürel yapısı. Hani insanlar böyle bir pasajda buluşuyorlar, tamam mı? Türkiye'deki kültürel geçişkenlik alanı pasajlarda ya o zamanlar. Hani orada buluşuyorlar, satanist diye tutuklanıyor herifler, anladın mı yani böyle. Saçın uzun tutuklanıyorsun falan. Türk politikasının, 90'lardaki Türkiye politikasında şey var. Yani devlet bir rol biçmiş, tamam mı, gençlere? Yani 12 Eylül sonrası. Devlet bir rol biçmiş ve çok çok baskılıyor. Her kesimi çok baskılıyor. Öyle bir atmosferde şey yapamazsın, cem yapmak. Ki Türkiye'de de yani neydi? Türkiye'deki cemler de aslında 90'ların sonu falan yani. Aslında 2000'ler falan Yine yani oturmadı ama yine de olmadı abi. yapılabildiği. İşte ama şeyi düşün yani. Sosyopolitik anlamda çok karışık bir dönem Evet. 90'lar Türkiye'si. Doğru. 2000'lerin başı da öyle. Yani 2003-2004'e kadar stabil bir şey söylemiyorsun. Hani özgürlük diyorsun. 2004'ten sonra sağ olsun Korkunç. özgürlüğü unuttuk zaten. Pardon, Yani 2002'den sonra. korkunç yani. Ben Baykan Bey'in bu yorumuna hiç katılmadığımı şu an kameraya bakarak da ifade ediyorum. Ben sorumluluğu kabul etmiyorum. Yani. Teşekkürler. Ben sadece anlatmak istediğimi anlatacağım ve Tamam. çekeceğim arada. Tamam. Abi Gazi Mahallesi'nde falan insanlar vuruluyor Alevi kimliği yüzünden. Bak, Evet. rapçi kimliğini geçtim yani, anladın mı? Alevi diye insanlar vuruluyor. Öyle bir dönemde de şey zor yani. Bunun bir maddi tarafı var. Ülke böyle enflasyon canavarı diye bir şeyle savaşıyor 90'larda. Bu Sağ maddi olsun. yüklerin altından kalkılamadığı için... Neyse, devam sustum. Efendim, söyle. Enflasyon canavarı deyince şu an onda da sağ olsun artık canavarla mücadele etmiyoruz diyecektim. Yani yediği içimiz diye. Ben yine katılmıyorum. Ben yine, haberiniz olsun, ben yine katılmıyorum. Gerçek düşüncelerini ben biliyorum. Şöyle bir durum. Ben de yatacaksın o hapse Evet, sen. sen biliyorsan. Yok Beraber abi, yatacağız hayır, onda kesinlikle biz. bir şey olmayacak. Okey abi, görüşürüz. Kendine dikkat et. Bay bay. Gitti adam. Ya ne, tamam dur. Tamam, Ya trollemiyorum, tamam. Trollemiyorum. öyle bir sosyopolitik şeyde cam yapamıyorsun zaten. Konser yapamıyorsun, anladın mı? 5 tane rapçi bir araya gelip para denkleştiremez ki oğlum yani. Ki konser yapabilsinler. Cam yapmak bambaşka bir Aynen. dünya vesaire. Bu teoriler olmadığı zaman gerçekleşmiyor. Rock'ta da aslında hani Rock'ta 90'larda Türkiye'de çok fazla underground aslında. İyi rock, Aşırı evet. bir şey var. Ana akımdaki Karamsar bir rock, tablo. Dark. ana akım rock, çünkü aynen günümüzdeki rap müzik gibi berbat bir yerdeydi abi, gerçekten. Evet. Evet. Hani böyle
Şey değil mi o işte Anadolu rock'ın garip grup dönemleri işte tam hani Anadolu rock'a arabesk 90'ların etkisiyle ortası abi, falan. Anadolu rock'ın hani o bildiğimiz Barış Manço'ların, Moğolların falan öncüsü olduğu, Selda Bağcan'ın yaptığı Düştüm değil mi şu an? bestelerin yok Şu an düşme düştüm değil mi? düştüğün gibi Şu oldu an ama düştüm değil mi? Şu an yo yaşıyor muyum? Baykan şu an yaşıyor muyum? yaşıyorsun. İnşallah. Hani o Tamam. mesela Okey. Selda Bağcan'ın o dönem yaptığı şeyi Amerikalılar sample'layıp Grammy alabilecek bir sound olan Anadolu Rock'tan bahsetmiyoruz bu arada. O Anadolu Rock'ı temel alıp içine bolca miktarda arabesk ve çiğ köfte atarak berbat ettikleri bir sound var ya abi. Hani Cem Yılmaz'ın da Haluk Levent abi işte. Haluk Levent, Kıraç falan. evet, parodisini yaptığı o yani. Kıraç, yani Haluk Levent Kıranç yeni birisi. Wow. Bu şey değil mi ya? Bu Sayan Hayki disi değil mi? Crunch var. Evet. Ya Haluk Levent çünkü yani Kıraç'a göre yine şey hani en azından bir çizgisi falan var. Yani Kıraç çünkü dizi müziğiyle anladın mı yani? Sadece dizi müziğiyle diskografi oluşturdu adam kendine Evet yani. evet. Neydi? Asmalı Konak mı yapıyordu? Ne Her şeyi yapıyordu? yaptı. Çıkmış bütün diziler onun olabilir. Bu arada şey geldi lan. Lan Crunch toprak hiç para eder mi? Toprağın hiç para etmediği zamanlar. Şu neydi? Kellogg's'u bilmeyen it. Ya evet. Pis herif. Mısır gevreği bileli. Oğlum bari dönercileri karşımıza alıyoruz. Başka bir yerden sponsorluk kasayım ben. Herkesi karşımıza alıyoruz saçma Evet, zaman. evet. Neyse devam. Okey. Ya filozof üzerine bunu konuşabiliriz. Daha böyle bir cam oriented, merkezli bir yapıya doğru gidemiyorlar ilk Evet. başta. Çünkü dediğim gibi hani iki kişiler yani. Ardından işte Rag'la beraber falan o konsepte hafif hafif geçiyorlar diyorum ve Filojos'la ilgili notlarım da burada bitiyor. Tamamdır. Ben hatta o zaman hemen bunun akabinde normalde sonraki slaytlarımızaydı ama Raga geçeceksek biraz da Raid konuşalım. Raga oluşturan diğer grup. İki Dio'nun birleşmesiyle Rag oluşuyor çünkü. Ve sonra biraz Rag'ın üstünde duralım istiyorum. Sen de kabul edersen. Okay. Yine ben gerçi o infoyu sen verdin ama yine de söyleyelim. Raid nereden diye ben hemen söyleyeyim. Onlar da aynı şehirden geliyorlar. Nordrhein Westfalia değil mi? Doğru biliyorum. Evet. Burada da Afro ve Mr. Wiz isimli bir DJ, bir MC Dio'muz var. Ve Raid aslında Philo Joe's'dan, Raid'i oluşturan diğer gruptan biraz daha eski bir grup. Onlar 92'de dahil oluyorlar kültürün içerisinde. Hani kariyerleri 92'de başlıyor aslında yani. İlk release'leri 92 tarihli. Bunu böyle söylesem daha iyi olur. Onların Evet. da Raid öncesinde yaptığı bir parçaya bakalım. Diğer slide'da olduğu için aşağıda onu bulmaya çalışıyorum. Buldum. Ne gelsin abi? Geheim tip gelsin o zaman. Muhtemelen doğru okudum bunu. Evet. Bence doğru okudun. O zaman Raid Geheim tip geliyor abi. Evet yine 1 dakika 15 saniye kadar dinledik. Deniz dediğin gibi 25. saniyede falan başlasan diyorsun da çat diye girmek yerine dinletiyorum çünkü şey var. YouTube playlistlerinde tekrarlarda ben size bunları daha fazla bu isimlerden daha fazla parçada ekleyerek veriyorum biliyorsun. O yayına özel playlist hazırlayarak. Oradan ulaşabilirsiniz yayın tekrarından. Yani hem YouTube'a da biraz trafik sağlamış oluruz falan bir ellerimi de ovuşturayım. Biraz da YouTube Değil mi? Hadi bakalım. Evet. falan. O zaman Raid hakkında da sen infoyu aslında verdin sayılır ama yine devam edelim abi. Şeye girmeden. Raga girmeden. Ya burada Afro ve Mr. Biz işte Evet. DJ Raid'i Wiz. oluşturan evet Afro MC. evet iki şeyler ve aslında Rag'ı da taşıyan beyefendi Afro. Yani Rag'da en fazla öne çıkan isim o. Aynen. Ki bence yani albümlerinin Rag'ın albümünün daha doğrusu Untertage. Okey. Bir an Under dedim saçma bir şekilde. Oluyor Balkan gittikçe sana benziyorum abi. Çok kötü öyle. şeyler oluyor. çok böyle bir şey sound oluşturuyorlar orada. Sakin bir sound oluşturuyorlar işte. Stuttgart dedik ya. Stuttgart ekolü diye. Burada bunun sebebi şey yani direkt Afro. Afro'nun kendisi aslında tekniği yani. Ki bu dinlediğimiz parçada da şeyi görüyorsun. Görüyorsundur yani. Sakin bir vokal Evet, böyle evet.
acelesi yok yani, bir derdini anlatıyor. Ya biraz ki Alman işte, ATCQ dinliyor gibiyim. Çok jazz rap olmasa da vokal tonu olarak evet. Q-Tip dinliyor gibiyim biraz. İşte Rag'da komple aslında tam o tarafa gidiyorlar. Aynen. Rag'la beraber. Buradaki şey de aslında Rag'ın yine ipuçlarını veriyor. Çok böyle içsel bir parça aslında bu da. Hani kendiyle alakalı şeyleri anlatıyor. İçsel ama dedin şey... değil mi? Evet, tamam. Sen de anladın. Çok kötü bir şey anladım ben. Ya ondan böyle oldum, ne alakalan diye kaldım. Cenk Turlu Baykan Barlas yayınını hip hop konulu tutmaya çalışıyor isimli yayına. Hoş geldiniz. Çabalıyorum oğlum, çabalıyorum. Vıj anladım ben, vıj. Ya İsel demişsin gibi oldu ama. O yüzden. Pis herif. Özür dilerim. İçsel. İçsel bir parça. Tamam. İçsel. İçsel. Cinsel değil abi, İsel anladım ben. Abi görüşürüz abi. Kendine dikkat et. Başarılar diliyorum. Ya aslında son infomu veriyorum şeyle alakalı. Bu arkadaşlarla sonra alakalı. Reg olarak zaten daha detaylı konuşacağız çünkü. Aynen. Orada ben konuşacak. Öveceğim. Evet, daha sonra Cenk övecek orada. Evet. Abi buradaki aslında olay şu. Bir sound çabası ya bu. Hı hı. En temelinde. Bu arada her an internetim kopabilir çünkü telefonum saçma sapan yapıyor şu an. Bir sound yaratmaya çalışıyorlar. Ki az önce dinlediğimiz arkadaşlarla beraber de yani komple rag üyelerine ayrı ayrı baktığında da şey çok müsait yani. Hı hı. Bir şey oluşmaya çok müsait. Aynı kanala geçebilecek olmaları çok müsait. Onun başarısı aslında bu. Buradan da Rag'a geçelim. Ben de bu söylediklerimi tek bir noktaya çıkarayım. Rag hakkında ben yine infoyu vereyim. Demin konuştuğumuz Flojoes ve şimdi konuştuğumuz Raid grupları bir araya gelerek, aynı şehirden geliyorlar zaten, Boğum'dan geliyorlar. Bir araya gelerek bir süper grup oluşturuyorlar aslında. Rupotag. Rag yani. Yani Türkçesi ne abi, açalım mı? Bilmediğim için soruyorum. Yani Ru bölgesindeler zaten. Hı-hı. Rupot yani Ruhlular gibi. Ha anladım. Yani, anladım. Ruhdakiler gibi. Anladım. O zaman Rag'dan bir örnek dinleyelim. Yani, Rag'dan sadece bir değil tabii, 3 şarkı aldım ben. 3 şarkıya da bakarız kısa kısa. Hatta çok sevdiğim bir şey varsa sonuna kadar da dinleriz, problem yok. O kadar da DMC'ye... Yani, kısa geçip kısa... yok yok, kısa geçsek güzel olur. Çünkü tamam. Öyle internetimi değiştireyim o sırada. Ha. Anlaştık. O zaman Rag'dan ilk olarak Orne Gevar gelsin. Evet abi, ben fade attım. Başlayayım mı? Başla abi. Hatta görüntüleri rak kalsın ya. Yok kalsın bu. Okay. Abi Untertage yeraltı anlamına geliyor albümün ismi. Görüntüde kapağını gördüğünüz albüm. İçinde çok fazla böyle sivrilen parçalar var. Westwind, Kopfstein, Pflaster. Ben bunu çok sevdiğim için beatinden dolayı biraz bunu aldım orada da. Ki birçok beat de birbirine benziyor yani. Evet. Klangkörfen diye bir parçaları daha var. Bu parçalarda öne çıkan şey Rag'la alakalı. Hı-hı. İşte bu Stuttgart ekolü dediğimiz sakin vokal, sakin beat ama daha böyle biraz daha felsefi, lirikal çabayı gösteriyor. Seçtikleri konu çok enteresan aslında bu albümde. Ben sürekli masada gibi işlere vuruyorum. Seçtikleri konu şey yani Almanya birleşmiş. Ve yani albümün çıktığı tarihte de 98, işte 7 sene olmuş yani. Hı hı. Ve hani 20-22 yaşında insanlar olarak iki dünyayı da görmüşler. Ve yani Soğuk Savaş dönemini yaşamışlar. Lirikal anlamda hep şeyi soruyorlar yani. Bir tedirginlik var ve kendilerine ait hissetme çabası. Hani zaten Almanca bilmiyor olsan bile o beatlerden notada alıyorsun. Hani ufak böyle bir gezginlik havası var. Hı hı. Yani 8 sene sonra, bu arada özür dilerim, 7-6 dedim galiba. 8 sene sonra Almanya'ların birleşmesinden sonra çıkıyor albüm. Ve genel anlamda 97 şey var. Doğru, bu albüm 97. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım. Ben 98 yazmışım. Sen burada da sen muhtemelen daha net, benden daha net hatırlıyorsundur abi. Burada senin bilgine daha çok güvenirim. Bakalım hemen tekrar. Evet abi, Untertage'nin 98'de çıkıyor. 96 yani 97'de falan şey çıkıyor. Single çıkıyor galiba. Evet. O zamanki mantıkla. Ben single'ı bulamadım ya da. Evet. Evet. Şeyin single çıkıyor hatta, dur.
Westwind'in. Westwind şeyi çıkıyor. Single'ı çıkıyor. Daha sonrasında bu arkadaşlar devam ediyorlar yapmaya. Hatta 2018'de de şey çıktı. Underground isimli bir plakları çıktı. Hani 20. Faiz, hoş yıl. Geldin. Bu arada Deniz şeyi sormuş abi. Şeyden beri Nazizmin etkisinin azaldığı yıllar mı diye. Nazizm değil abi, şey, Sovyetlerin dağılması mevzusu. Hani Berlin Duvarı'nın yıkılması mevzusu. Almanyaların bir işte iki Almanya'nın birleştiği döneme denk Çünkü geliyor. Nazizm hiçbir zaman tam olarak ölmedi yani Almanya'da. Bu da böyle bir gerçek yani. Maalesef abi, gerçekten yani. Dresden'e gittin mi hala pis pis bakıyorlar Türko diye. Şöyle enteresan bir durum var. Son albümlerini aslında 2001'de çıkarıyorlar. Ama resmi olarak dağıldıklarını hiç duyurmuyorlar. Ya da müziği bıraktıklarını hiç duyurmuyorlar. Biraz IAM etkisi 2000... var orada. IAM de bir ara aslında bırakmış gibiydi Fransa'da ve şey oldu yani. Diş dağıldık falan, yok hepsi müziğe devam ediyoruz ama 15 yıl albüm çıkmadı. Sonra bir anda onlar da 2017'de bir albüm daha verdiler ya, onun gibiydi biraz. O benzetirim Şöyle biraz yani. şöyle yani Potential isimli bir şeyleri çıkıyor. Long play'leri çıkıyor. Bu arada Potential'da da dünyanın en kötü kelime oyununu yapıyorlar. Pot. Hani ay ot. Hani evet, hani Potential falan diye. Başarısız bir albüm. Şu yüzden başarısız. Olmadıkları bir Agro Berlin etkisi aslında. Hani işte Sidoların falan gerçekten çok etkisi var böyle. Yine konular aynı ama bir şeylere sinirliler ya, falan. Abartır mıyım hani bilmiyorum da zaten şey, Savaş abiden sonra, Kul Savaş'tan sonra Zido Almanya'daki en çok etkilenilen figür değil mi zaten abi? Evet, ben mi abartıyorum evet. yoksa bilmiyorum ama ben kişisel olarak çünkü çok sevdiğim bir MC de o yüzden ben abartıyorum diyorum ama ben bunu genel olarak gözlemliyorum yani. 2020'de bu arada bu sene şey çıktı. We Almost Lost at Bochum isimli. İngilizceye böyle çevirdim direkt. Evet. Bir filmleri çıktı. Ya film değil de belgesel. Belgeselleri çıktı. Böyle Rag'ın macerasını anlatıyorlar. Bu da aslında şeyin güzel bir şey. 2018'de de konser verdiler bu arada. 13 yıl sonra falan böyle saçma sapan. Yasin, ben bulamadım. Şey sormuş çünkü, yine böldüm de. Hani güzel bir soru oldu şimdi, böldüm Cenk, özür dilerim. Genel olarak yok, Alman rap piyasası için yeterli İngilizce kaynak var mı diye. İngilizce kaynak yeterli pek yok abi. Hani çok bilindik mainstream isimler hakkında var. Ama mesela Rag hakkında... Şehirveritim.com. İşte yok, onu oraya getiriyordum zaten. Rag hakkında falan mesela hani şey, Almanca'dan translate ile bakabildiğim kadar var ama mesela Cenk'in bu anlattığı anekdotları asla ben Almanca bilmeyen biri olarak İngilizce ulaşamıyorum mesela. O açıdan Cenk şehirveritim.com isimli blogunda da çok büyük hizmet yapıyor ve sağ olsun kabul ettiği için Hip Hop 101'de de biz detaylı bir Almanca rap dosyasıyla size en azından İngilizce'ye de geçtim. Türkçe kaynak olarak bunu bir kenarda YouTube'da bırakacağız yani. Çünkü yok. Çünkü yok yani. Evet. Benim Hip Hop 101'i yapma amacım zaten biraz da kaynak oluşturmak abi. Türkçe kaynak evet, oluşturmak. Yani kendisini çok seviyorum. Çok saygım var ama işte Fuat Ergin ne anlatıyorsa o falan. Yani. Evet, Fuat abi ne anlatıyorsa o var Türkiye'de. Yani, şöyle bir örnek vereyim. Bu arada Rag şey olarak görünüyor. The Classophone 95 diyeyim. Onu da aldım. O albüm var şeyimizde. Slaytlarımızda o albüme ayrıca değineceğim yani, o Classophone 95'e. Backspin işte Juice falan Almanya'daki dergilerde falan. Albümün ismi oradan geliyor. Hani bunu şey olarak görüyorlar. 95'te böyle yer altında işte kendi circle'larında sesini duyuran ve büyük damga vurmuş. Cenk, hatta işte izninle şu benzetmeyi yapacağım. Katılır mısın bilmiyorum da bizim dinleyicilerimizin daha net anlaması için, izleyicilerimizin. Klasafon 95 dediğimiz albüm abi, Türkçe rap için yeraltı operasyonu nasıl bir etki yarattıysa Almanya için onu yarattı diyebilirim. Aynen. Budur. Kesinlikle katılıyorum. Ya şey aslında Klasafon 95, yani 95 sınıfı diyelim direkt. Evet evet. 95 sınıfı. İşte 94-93 yine 95 aslında. Bilinen aslında hani konserlerde, jamlerde kendini gösterebilmiş isimlerin paketlenmesi ve tanıtılması. Bunu da işte bir mainstream şeyle değil de yani bu çocuklar da bu işe motive kalsınlar. Aynen. Mantığıyla yapılmış bir şey ve içinden gerçekten çok önemli isimler çıkıyor. Bana kalırsa Rag gerçekten fantastik bunun güzel örneklerinden. Değil mi orada? Evet. Ya ama işte FIA bence mainstream, işte mainstream FIA biraz. Hem öyle hem de 95'te zaten varlar abi. Onu diyorum, yani. Onu diyorum lan. O albümdeki yani varlar yani. O şey gibi işte. Bunu ego gibi düşünme. Hani sen de o dönem hani biraz prodüktörlükle ilgilendiğin bir dönem çalışıyorsun. Mesela Snatchers'ta Ben Büdü vardı. Ben vardım. İyi bir projeydi mesela Snatchers'ın ilk albümü. Ben Büdü vardım. Ben vardım ama biz zaten biliniyorduk. Kalan isimler
iyi prodüktörler, ışık görülen insanlar, bunların da enstrümantalleri var gibi compilation çıkmıştı ya. Fantastic Four aynı mantıkta hani. O Evet, halinde evet. bilinen Ya isim şimdi olarak var başka bir yani. örnek vereyim mi? Tabii. Hani cezanın organize oluyoruz da olması gibi bir şey Evet, yani. evet. Daha net. Yani. Ben ve ben Büdüdense daha keskin bir örnek oldu, doğru. Yani hani şey oradaki mantık şey yani abi FIA varmış alalım. Burada Rag diye bir grup buldum Evet. ma çıkıyor aslında. Yani çok çok fazla şey yapıyorlar. Önemli iş yapıyorlar. Ama bence en önemlisi şey yani Almanya'ya şeyi kanıtlıyorlar. Almanca'da Stuttgart yapılıyor bu. ekolünü kanıtlayan ekipler ki günümüzde de prezident devam ettiriyor. Ya Bu gerçi tam Almanca'da yapılıyor ettirmiyor bu da. dediğim, Almanca'da yapılıyor bu dediğim hani Kul Savaş'ınki gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Hani jazz rap, alternatif rap soundları da Almanca yapılabiliyor ya, da anlatmaya Ya da çalışıyorum ben şöyle birazcık. söyleyebiliriz. Hayata dair dertlerini rap ile anlatabilirsin abi. Hani saldırmana gerek yok falan Evet. cılığı Hani benim kastediğim o, pardon. Hani yıkıyorlar. Souls of Mischief'i de beğeniyorsunuz Almanlar olarak ama bakın bunu Almancasında yapabiliyoruz'u gösterdiler biraz yani. Aynen. O Ki açıdan geçen Almanca'da yayında yapılabiliyor dedim. sürekli tekrarladığımız şey de buydu ya şey hani anlamıyorlar ve ne gördülerse yapıyorlar Evet. ki biri yapana kadar. Hani biri yapana kadar aynı şeyleri yapıyorlar. Ne söyleyebilirim? Pro and Contra diye bir single'ları var Potential'ın içinden. Potential albümünün içinden. 2000'de falan çıkıyor. Ya 2000'de ya albümden hemen önce çıkıyor. Potential'dan böyle eli yüzü düzgün tek iş o. Ve şeyler aslında hani bu kadar 2018'de falan konser verme sebepleri de gerçekten Almanya'daki şey. Almanya'da eski isimlerin daha doğrusu bir şey başarmış. İşte bir achievement'a ulaşmış isimlerin çok saygı görmesi. Doğru. Bunu da tabii bu işin içinde de Backspin gibi dergilerin olması var bizdeki bir eksiklik olarak da. Yani Arkadaşlar çok hakkını çok veriyorlar yani böyle isimlere. şeye de geleceğim abi. Bu Almanya'daki dergicilik kültürü de bayağı iyi. Mesela şu an Snipes var şapka olarak. Hani beğenip almış. Snipes'ın mesela hip hop dergisi var abi. Çok enteresan. Evet, çünkü Promo işte olarak bir önce... spor mağazası, spor giyim mağazası promo olarak bunu müşterisine almak ister misiniz diye ücretsiz Bu olarak dağıtıyor. tekno sahnesinde de öyle aslında. Evet. Teknocuların da çok sağlam dergileri var hala süren böyle hani. Ya Bir de Backspin'in gerçi falan Berlin onun bir kalesi zaten biliyorsun. Meşhur bir Evet. mekan da vardı. Unuttum. Hatırlarım bir ara neyse. Mali sana bir şey demiş. Ben hiç katılmıyorum. Sen Mali'ye cevap verirken ben bir koşarak kahve alayım mı? Tamam. Musab da Ozan Yıldırım'la bir tanışıklığınız var mı demiş de ben tanımıyorum Cenk. Sen de gelince bir bakarsın. Ya da biliyorum çıkaramadım belki. Mali aynı o benim boş bulunmamdan oldu ya. Duyururken copy paste yaptım. Önceki haftada sanki 9'a başlamışız gibi dalgınlıkla ve öyle duyurdum. Sonra düzeltmesini geçtim ama çok geç oldu galiba. Evet Serkan orası. Neye bakacaktım Şey abi o şey Musab Kılıç sormuş moderatörüm. Ozan Yıldırım'la bir tanışıklığınız var mı diye ben hiç tanımıyorum galiba ya. Emin ya da şu an çıkaramadım. Supnest'e hoş geldin abi, ne haber? Ozan Yıldırım bilemedim. Ben Ben de de tanımıyorum bilemedim. galiba. Amostra olabilir mi acaba? Onun ismi Ozan mıydı acaba? Ben hiç bilmiyorum isimlerini abi o çocukların. Dur, Rag'la ilgili tek bir şey daha Ha ekleyecektim. tabii ki. İlmatik Evet. övüyoruz Şu an abi Baykan beni saldı abi, tamam mı? Ben Ha şey Ozan Yıldırım Oz'muş. Bildiğimiz Almanca şeydir. Aa, Şey Travis okey. Scott'taki Oz. Ben Oz diye sorsanız söylerdim abi. Ozan Yıldırım deyince bir garip geldi. Tamam Evet Oz abi. müzik tamam. Evet yani. Abi iyi prodüktör ya. Ya iyi prodüktör ama şöyle iyi prodüktör. Ya nasıl söyleyeyim? Şu anki mainstream'i anlıyor ama kendini adapte edemezse kalıcı olamayacak. Çok aynı beat'i duyuyor gibiyim. Biraz Türklüğünü belli ediyor orada. Yani. Yani şey mesela Metro Boomin Kafamın içine niye astral değil mi şey değil mi değil teki mi? çaldı? Hani mesela Metro Boomin kalıcı olacak örnek vereyim ama mesela Kenny bizim ben çok kalıcı olabileceğine inanmıyorum 10 yıl sonra böyle bir Primo'dan bahsediyor gibi bahsedemeyeceğimi düşünüyorsam aynısını Oz için de düşünüyorum biraz yani. Çok aynı beatleri yapıyorlar sürekli çünkü. Dın dın dın. Abi Rag'la ilgili şeyi söyleyeceğim son olarak. Bu FIA'da da aynı şeyi söyleyeceğim ama ufak ufak şeyin temelini atıyorlar burada. Ki Türkiye'ye kartel üzerinden uzanıyor bu attıkları şey. Etnik bir etnisite atıyorlar rapin içine. Nasıl bir etnisite? Şey yani işte biz Ruhr bölgesinde yaşıyoruz ve dertlerimiz şunlar rapi aslında. Yani,
Dünyayı böyle görüyoruz. Şöyle görüyoruz. Bu etnisite değil lan bunun aslında ismi. Yerelleştirme biraz bir hatta tık. Hatta şey var mı peki? Ben dili anlamadığım için diyorum. Mesela şöyle bir söz var mı? Raid ve Filler Jaws ve Erci biz buluşur geliriz her gece diye söz falan var mı hiç peki? Hayır böyle şeyler yok. Rek hiç ya... uyumaz, hiç kimseden korkmaz. Falan böyle sözler yok değil mi? Karteli gömmesek mi? Ben karteli çok severim. Ben de seviyorum her canım. En az 3-4 hafta 3-4 hafta sonra öveceğiz biraz hatta yani. Ben karteli hayvan gibi öveceğim diyemem, hayır. Hayvan gibi övmeyeceğim ama ya şeyi öveceğim. Yok ben de şu an bak cümleyi kurarken cümlenin ortasında böyle eleştirileri buldum yani. Evet tamam, yani çok eleştireceğim yerler olsa da şeyi önce. Mesela şeyi öveceğim abi hani. En azından bir kolektifin ne olduğunu en başta gösterebilirler en azından olması gerektiği gibi. Bu aşamada, kartelin. Evet. Kartel'den. Evet. Bunu örnek veririm mesela. Bu arada ben çok flash bir şey söyleyeyim mi sana Kartel'le alakalı? Tabii. Bence Kartel'in albümünden ziyade Kartel Mafay parçası bütün albüme bedel. Bence teşekkürler, görüşürüz. Ki Peter Mafay zaten çok iyi prodüktör abi. Hani yani rapçi değil parçanın... zaten de Mafay çok iyi prodüktör Almanya'da. Hani o synth pop şu an uğraştığı ağırlıklı sound ama o sahne için çok büyük prodüktör yani. Ve şey var ya, ben o klibi abi böyle 4K'ya şey yaptım, upscale ettim. Wow. Pikselleri falan yok ettim böyle. Süper. Ama şeyi düzeltemediğim için, şarkıyı düzeltemedim. Şarkı patlak o versiyon. Klip versiyonu da patlıyor böyle deli gibi. Onu düzeltemediğim için kaldı öyle. HD yapmıştım ama kaldı, öldü. Hatta ben Kartel'i şeyden üzülürüm. Kartel'in yaktığı alev abi, hani biz bugün mainstream olma falan çok gecikti diyoruz abi. Kartel gelir gelmez mainstream olabilmeyi başarmıştı mesela. Başkaları onu engelledi ama ya. Bak çok bunu üzücü. bunun üzerine yazdığım için burada rahatça at koşturabilirim. Tabii. Kartel'in sattığı şey rap değildi. Milliyetçilikti. Acıydı oğlum. Dümdüz acıydı yani. Dümdüz acı sattı ve işte dinleyen adam işte Azer Bülbül dinliyordu zaten. Evet. Aynı acının kanalını değiştirdi, devam etti yani. Hani sattığı şey rap değildi. Karakan falan sonra çok kötü şeyler çıkardı evet, böyle. Evet. Mafyatik. Böyle mafyozo da değil mafyozo ama mafyozo da böyle... değil abi. O şey semt rapinin atası hani şey. Abi şey hani böyle bu şey Jambay Walker'dı yani. Anlatayım eski dönemde evet, yani. Evet. Gerçekten bu arada yani. Erciye'nin albümü iyiydi ama çok kötü promotlandı. Evet. Sohbet albümü. İnanılmaz kötü promotlandı. Yani onun içinde abi Bin Arabamı'nın orijinali var ya. Ben Türkçe rap'te böyle ilk dönem için böyle en iyi banger parçalardan biri yani hani. Sonra ikinci versiyonda klip falan çektiler. O da yürümüştü bu arada. Yani keşke Erciye o zamanlar devam etseydi. Ya işte mesela orada biraz vizyonerlikle alakalı sıkıntıları vardı ama neyse onu Türkçe rap konusunda daha detaylı konuşacağız zaten. Ama şimdi şöyle bir itirazım var burada da. Almanya'daki herifler de çok vizyoner değiller, anladın mı? Ama bir circle var ve o circle'ın içinde yetenekli adamı yönlendiriyorlar bir şekilde. Yani. İşte Ragda, yani Ragda'daki herifler de şey değil, anladın mı? Bütün gün Nietzsche okumuyorlar yani. Oraya çıkıyor. O herifler de bir nebze şey değiller, bu kadar anlamıyorlar. Bunun eksikliği var bence sadece diyorum ve sıradaki kim varsa sırada. Parça mı? Oradan Leben und Leben Lassen var abi. Okay. Doğru okudum, gülme şöyle bıyık altından. Kolay. Çabanı alkışladım o yüzden. bu kolay kelimeler çünkü bunlar. Leben und Leben Lassen baya kolay kelime yani. Sıradaki parçamız da kendisi Rag'dan geliyor. Tamam ben fade attım. Neyse. Soldun 3. Cenk abi mi? Şey çıkmayacak. Bunlar podcast'te çıkmayacak, rahat ol. Çünkü parça varken konuştuk ama yani. Abi şey çok kötü değil mi? Bir gün şey esprisi yapmak istiyorum ya. Podcast'te böyle mesela birini gömeceğim, tamam mı? Beatmaker gömeceğim mesela. O isminin geçtiği her yeri silip tagini koymak istiyorum. müthiş. Astral diyorum ama kadın diyor aslında astral falan. Çok güzel fikirmiş yalnız. Çalarım ben bunu yalnız haftalık için. Ya çal canım, ne olacak? Abi çok yani... Ben üşenirim oğlum çünkü. Ben üşenirim. Audition'a şey, Adobe Audition'a açtığım anda şey olurum. Aman. Last filtre geç falan olurum muhtemelen. Ya dediğim gibi Drug özellikle enstrümantal kafalarda da beni çok çok kolay yakalayan, çok sevdiğim gruplardan bir tanesi. Ama dediğim gibi Almancam olmadığı için ve İngilizce kaynak da çok limitli olduğu için Almanca rap hakkında. Mesela şu an ben de Cenk tarafından bilgilendiriliyorum bayağı yani. Birçok bilmediğim şeyi anlatıyor sağ olsun. Belgesellerinde şey diyorlar, Rag'ın belgeseli var demiştim kaçıran arkadaşlar için. Bu belgeselde şeyden bahsediyorlar. Hani Stuttgart ekolü
şeyi geliyor, sorusu geldiğinde şey diyorlar yani, okey abi hani diyor, biz başka rap dinlemiyorduk ki, dinleyemiyorduk ki hani. Çünkü atıyorum Berlin'de çıkan bir şeyi bize getir yani nasıl dinleyeceğiz? Kaset çağı falan hani. Televizyonda ne yayınlanırsa oydu ve her işte şey çok memnun lokaldi tabii o dönemde, her şey çok lokal yani. Evet. Diyor ki televizyonda çıkan işleri de beğenmiyorduk. Hani saygımız vardı ama diyor hani biz desteklemiyorduk falan. Ve işte diyor ki bir arkadaşım yapıyordu. Arkadaşım zaten böyle rap yapıyordu. Ben rap'i böyle biliyordum. Hani kendimize dair kattığımız tek şey sorularımızdı gibi güzel bir lafı var orada. Hani bayağı güzel laf. Sadece abi. Kendi sorularımızı yazdık diyor yani. Bu muhabbet ve bence şey de prodüksiyon anlamında da işte DJ kardeşlerimizin, prodüktör kardeşlerimizin de hakkını yememek lazım. Tam o sorulara uygun şeyler yapıyorlar yani, beatler çıkarıyorlar. Çok da sakin bir iştir. Acaba lo-fi'ci kankalarımız ne zaman keşfetti? Değil mi? Ya bak ne zaman bunun... Deniz demiş ki ben Alişan dinliyordum abi, TV'de o çıkıyor diye. Çok haklı abi. Biz çocukken televizyonda Ümit Davala da çıkıyordu rap diye yani. Bir şey diyeceğim. O Geday vardı oğlum. Evet, o Geday vardı. Tuf 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 falan öyle. Neydi, kaybettim seni diye böyle bir parçası seni, hatta vardı. Hatta Malin'in gelmediği yayın, ben o parçayı da açtım yayını. Şey değil miydi o? Yeşilay evet, sponsorlu parça. Arkadaşım hadi geri verin bana falan diye böyle. Evet evet. Şey İstiklal Caddesi'nde böyle... Saçma sapan. Kötü. O Geday'ın tek sevdiğim işi, o da biraz takım 3400 ne olabilir. Arya reklamları galiba. Levo vardı. Levo'lu bir parçası vardı onun. Levo'lu oldu. Yok, Arya reklamlarında baya breakdance falan takım 34 vardı. Levo artı O Geday söylüyordu aynen de. Ben seviyordum Arya reklamını mesela. Arya reklamlarıyla ilgili bir ara makale yazacağım. Gerçekten mi? Evet. Çünkü rap'in daha stereotip olduğu bir şey biliyor musun sen Türkiye'de? Yok, doğru. Yani doğru. Stereotipin Allah'ı anladın evet, mı? Evet, Cafcaflı evet, renkler, evet. Kafada böyle NBA şeyleri falan hani enteresan yani. Zari güzel bir konu çıkabilir. Zari Karargah biraz daha sonra ya. Bu dediğimiz tam 2000'lerin başı, Karargah hani en az 3-4 sene sonra geldi bunlardan biraz. Ama Karargah da o ekol yani, kötü bir ekol bence ama yani sadece onların CD tasarımlarını ben çok seviyordum. Ne tasarımlarını? CD. Abi, bilemiyorum. Şurada bir yerde olacak, bir ara gösteririm abi. Şey vardı. Bayağı kumaş böyle cep gibi bir şey yapmışlardı abi. Böyle. Normal bir CD bukleti yoktu onda böyle ama güzel bir tasarım. Hard copy'si i̇şte. Aynen Malin dediği gibi. Millet o zamanlar uğraşıyordu be. Hani o yaratıcı bir tasarım. O sadece albüme uğraşılmış tek şeyin kapak olması üzücü tabii yani. Hani CD'nin bukletinin olması çok büyük sıkıntı yani. Uğraşılan benim tek benim şey. Benim en çok güldüğüm şeydi ya. Valla barikattı yani. Sorry. Efsane. Orada şey vardı. Abi EMC yok da orada benim böyle şey psikopat bir abi vardı ya, Cenk'ine düştü. Yok düşmedim. Heh, bu tamam. Şeydi hani efsane dedin ya. Yo, şöyle efsane. Yani kötünün de efsanesi var abi. Yani şey, okay. Orada Jöntürk zaten çok kötü de bir de şey Murat bir şey bir abi vardı böyle ve şey Kadıköy Akmar satanist denince benim gözüme ilk adamın tipi geliyor yani, anladın mı? O zamanki haberlerde öyle bir abiydi ve şey psikopat gibi rap yapıyordu böyle. Hani, yani, psikopat gibi. Ama yani, kliplerden dolayı diyorum, o kameraya böyle şey. Psychboard sever misin? Kid Fade'in kötüsü kanka. Hani ama hani bütün mimikler Kid Fade böyle. Kameraya böyle ters bakıyor, bir saçma sapan hareketler yapıyor ama orada anlattığı kadın cinayeti falan hani hiç öyle bir parça değil o yani. Aklıma bu şeyi getirdi bu arada. Nomad'in, İzmir'den Nomad vardı ya, Bigo. Aynen. Onun bir ara böyle Busta Rhymes klipleri vardı ya. Aynen. Aynı efektleri yapıyordu böyle kameraya doğru. Abi hani. Bu... Hatta sana ben bir yayın sonrası o kliplerden biri duruyorsa atacağım. Abi saçma sapan bir şey. Yani Akmar, Kadıköy, satanist dendiğinde benim gözümde o adamın... Direkt gözümün önüne adam geliyordu kanka. Eve samanlamıyordu yani. Öyleydi yani. O açıdan efsane ya, yani. Eve samınlanıyor olması çok enteresan oluyormuş. Gözümün önüne geldi bir an böyle evet, buraya evet. Böyle. Bış diye böyle. Şey ultisi var adamın böyle yani. Öyle bir adamdı o. Ulti. Aa, öğreniyorum Twitch'e girdiğimden beri kötü oyun jargonlarını öğreniyorum. Neyse dislerimizi attık. Evet bak Yasin, Yasin bu arada bak pizza konuşuyor ya yine gurme 101'e geri dönüyorum. Gerçekten Amerikan New York tipi pizzayı şey güzel yapıyor İzmir'de. Hiç bekle yani ben hepsi dükkanı otomatikman hijyen olmayacak ve leş gibi yemek yiyeceğiz mantığıyla gitmiştim. Yalan olmasın. Okay. Bir deneyelim okay. Hayırlı olsun mantığı diye. O NYC usulü pizzayı gerçekten çok güzel yapıyor şey Nomad. İzmir'dekileri tavsiye ederim. Hemen gideyim o zaman. Kalkıp gidiyor değil mi böyle?
O adam olmak istiyorum Balkan. Hayatımın bir döneminde o adam olmak istiyorum. Hani canım İskender çektiğinde Bursa'ya giden adam olmak Abi istiyorum. hayatım boyunca yapamadım öyle bir şey. Mali şu an hatırlamıyorum ama ben onu size Discord'dan restoran falan diye bir alt şeyimiz var ya bizim. Orada paylaşırım ben. Abi bu arada ben bütün Discord'daki arkadaşlar buradadır senin Discord'undaki diye tahmin ederek şöyle bir şey yapıyorum. Arkadaşlar lütfen bu kadar everyone kullanmayın ya. Abi herkes kanala sessiz. Sınırımdayım bak. Sınırımdayım. Herkes Hani kanala sessize aldı zaten abi. Bir de meydanda arada Türkçe rap falan var. Ya sadece Türkçe rap. Yaban müzik paylaşıyorsunuz. Onu da lütfen gerekli kategoride yapın arkadaşlar. Beni ya bir gün diktatör hani Baykancığımın kanalından böyle banlanmak istemiyorum, anladın mı? moduna Gireceğim böyle meydana böyle sövmeye başlayacağım. Kim ulan bu falan diye. Çünkü ben ders için de burayı kullanıyorum, her şey için sokmayın. burayı kullanıyorum. Geçen böyle bir hocaylayım, tamam mı? Ben sadece Ding yayınlara eleman ding. atıyorum ya artık. Ding ding diye ötüyor, tamam mı böyle? Hoca falan da duydu böyle, baktım ben Baykan Barlas Discord kanalı falan hani. Böyle Ben meydana bir geliyordum yani. Lan şey böyle değil sa mi? Bak şu. Kim attı lan bunu? Kim attı lan? sadece yayınlarda eleman atıyorum ama onu, ya şey değil. Abi çoğu kişi hani yayınlarla beraber aynen benim gibi Discord ve Twitch kullanmaya başlayınca yavaş yavaş çözüyoruz abi. Biz şu an şeyiz, Yok ateş. yok. Hadi ya haftaya Sen ateşi at oğlum bulacağız. sen. Haftaya ateşi bulacağız falan. Yani o kadar geriden geliyorum ben. Ya sen at oğlum, sen kanalın sahibisin yani. Senlik bir sıkıntı yok da. Adam everyone atıyor. Kim olduğunu şu an hatırlamıyorum. Şu oyuna girelim mi falan. Kanka niye aynı anda 100 kişiye soruyorsun bu soruyu yani? Hani yaz yani ortaya. Ya onu ben şöyle Enteresan. Neyse, çözebilirim sıradaki aslında. grubumuz kim? Belli oyunları oynamak için aslında ayrı kanallar açıp orada hani bir rol veriliyor ya, atıyorum Among Us için crewmate rolü vereyim, atıyorum. Sadece crewmate'lere gitsin falan gibi bir şey yapılabilir belki ama bunun botu var mıdır yok mudur bilmiyorum. Ben çok beceriksizim bu konularda. Hallederiz bir ara. Tamam. Karaçalı'nın dürümcüsü güzel miydi? Abi yemedim ama yani yemem ya. Yok ben mesela ya hamsterın elinden de ben patates yemem abi, hijyenik gelmiyor. Hani üzgünüm. Mehmetcan abi, seni hani insan olarak muhabbetini seviyorum ama gerçekten hijyenik gelmiyorsun bana yani. Asla yemem yani o patatesi ben. Yani ya benim Okay. gözümde kaldırım yalamakla aynı şey yani abi. Abi şu yüzden bu kesinlikle şey, bunun hamsterın kişisel hijyeni olmadığı anlamına gelmesin. Şey var abi. Herhangi bir restorana gittiğin zaman abi, ben şurasına kadar sakalı olan işte bir aşçı tarafına yapılmış yemeği yemem, illa ki dökülür abi, kafada bone yok, şey yok, yemem yani. Bilmiyorum. Ben mesela bak, bende de sakal var ama aşçı değilim. Otomatikman Okey. çözüm. Cenk infilak edecek birazdan. Yayında olmasak hayvan gibi gülerdim abi. Ama hayvan gibi Ahmet gülerdim Çakar, rapçiler duş almıyordu diyordu, konu oraya gidiyor sanki ben. Bu arada Ahmet Çakar bence o söyleminde haklı ya. Evet abi, konserler leş gibi ter kokuyor. Yer gitmiyorum konsere Evet o yüzden abi. yani. Evet. Premiere bile Bu arada bir gitmiyorum şey ben. diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben çok açık sözlü olayım mı? Ben çocukken rap dinlememiş olsaydım rap müziğe bakar derdim ki kanka bu ne Ben hala diyorum kanka, yani ben amk? bir hani Yok şimdi üretici diyemiyorum, olarak bunu anladın mı? Bak söylüyorum. hani ev kiramı falan da buradan ödüyorum ya. Hani o yüzden şey oluyorum böyle hani bu ne amına koyayım diyemiyorsun yani. Otomatik olarak bir stop mekanizması oluyor Ben şu yani. an hiçbir şey rap müzikle hiçbir şey satın alamadığım için rap müzikten gelen parayla kanka. Ben biraz onun rahatlığı var gibi ama ben hani Burada şeyim. işte bak şunu dediğin anda şuradan şey çıkması lazımdı. Cenk Durulu hip hop Değil CEO, anladın mı? mi? Cüf diye. Ama gerçekten abi, ben şu an abi No Name düşünün, hani yani hiç kimseyi bilmiyorsunuz. Hani No Name'den kastım şey, rap müzik diye bir şey var. Neymiş diye en çok bildiğiniz şey, önünüze netteye girdiğinizi düşünsenize. Cenk'in dediğini çok rahat dersiniz abi. Bu arada. Bu ne? Gerçekten Bu yani. ne? Hakikaten Bak yani. küfür, tam küfür de değil yani. Bu ne? Yani. Yani. Kral biz ne dinliyoruz şu an falan. Ya mesela daha önce söyleyeyim ama beatbox direkt mesela korona ortamında yasaklanması gereken bir şey. Kesinlikle hijyenik Neyse ya. rapçiler. Düşün, Covid pozitifim, biz eğleniyoruz, müzik yapıyoruz diye suratına tükürüyorum böyle yani. Hoş bir şey değil. Bence. Net Hayır hastasın şeyi düşün. Abi ben bir beatboxçı görmüştüm böyle 2010 falan. Abi şöyle beatbox yapıyor, tamam mı? yani. Şunu yaptı. Yanına bir arkadaşı geldi. Bak şu eli görüyor musun? Evet, Şu bir eli görüyor taraftan musun? gözüm sende, diğer taraftan slaytımızı Bak. Bak. Kuk, kuk yaptı ve şu eli böyle uzattı. ayarlıyorum. Ey, Hani. sıkmam ki. Ve sıkıştılar.
Sıkıştılar. Bundan sonra da şöyleyim bak. Hani bak şöyle düşün beni. Hani burada neler oluyor kral yani. Bu ne amına koyayım falandım yani. Çok kötüydü. Mikrofonlar su geçiriyor mu? Değil mi? Pis herifler ya. Oğlum aklıma böyle kokan rapçi geliyor şu an sürekli ya. Konser kokusu geliyor böyle. Tam ter kokusu da değil. Çok spesifik bir koku yani. Hani, Covid-14. İnanılmaz. Deniz Güzel esmeri. Okey. Hadi artık devam edelim. Gerçekten yoksa evet, Mali'nin evet. dediği gibi 10 ay sürecek abi. Devam edeceğim ama bu arada Zari gerçekten bu yaklaşımdan dolayı rap dinliyorum dediğinde hocaların yüzünde anlamsız bir bakış oluyor demiş Zari. Ama abi gerçekten şey çünkü lanse edilen rap müzik bu. Hani popüler rap müzik bu yani Türkiye'de. Çok normal o yüzden. Evet yani. Mehmetcan abinin de dükkanından sponsorluk alalım bari. Çok güzel patates yapıyor gidin yiyin abi demedik sayın. Çok ayıp oldu gibi oldu çünkü. Ya ben artık bir şey söylemek istemiyorum tamam mı? Tamam. Yani bu yayını izleyen insanlar şeyin farkındadır. Ben bu görüşlerin hiçbirine katılmıyorum. Hani herkes artık biliyordur bunu yani. Hani çevir bir izleyicini çevir abi. Biliyordur yani. İzleyicime senin dediğini çevireyim. Ben kaldırım yalamayı seviyorum dedi demin. Ben seviyorum abi. Ben kaldırım yalarım. Boş zamanlarımda hep böyledir yani. Tamamdır. Sıradaki grubumuz. Okay. Böyle çat diye de Allah geçmek. Razı olsun Baykan. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tamamdır abi. Göttingen'den geliyorlar ve Göttingen'in ilk grubu olma özelliğini taşıyorlar. Counter Attack'tan bahsediyorum. DJ Defrock, MC Mantis, MC Sow, Murder I Jack ve Scoundrel'dan oluşuyorlar. Ve Black Essence isimli daha sonra biraz daha genişleyerek birkaç kişi daha dahil oluyor ve Black Essence'ı kuruyorlar bu grup aynı zamanda. Bir süper grup da oradan çıkıyor. Label değil kesinlikle ama Black Essence yani. 93 çıkışlılar. Verebileceğim info bu kadar. Hani dediğim gibi. Sen daha fazla bilgin var mıdır bilmiyorum. Counter Attack hakkında yok ama şey yapabiliriz dinledikten sonra. Evet, dinledikten sonra sen ufak yine anekdotlar paylaşabilirsin bizimle. O zaman Counter Attack The Stormbringer geliyor. Abi fade attım çünkü çok kötü bir kayıt dinliyoruz. MC skill'leri olarak da çok kötü bir kayıt dinliyoruz. Hani şey bayağı ya şeyin atası hı. Hani rüzgardan hızlı, karanlıktan karanlık yeraltı yani şey. Bunun sebebi beat o kafa çünkü. Şey, bu arada beat o kafa çünkü yani. Evet. Ya bunun sebebi şey aslında yine cam kültürü. Evet ve breakbeat. Hani dedim ya tamam Almanya'da breakbeat üstüne rap yapıldı. Evet, şimdi abi aşırı hızlı zaten yani. O yüzden ceza örneğini verdim. Hem o var hem de işte rag öncesinde konuştuğumuz Almanya'daki asıl olay yani 2000'lere agro'ya kadar agro Berlin'in sahneye çıkışına kadar olay şey yani canlı performans. Hem evet. Parayı kazandığın yer orası aslında konserler yani. Ve yine fark etmiş zaten yarı İngilizce yarı Almanca yani. Ne İngilizler tamamlıyor ne Almanlar tamamlıyor. Almanlar tam anlıyordur oğlum sıkıntı yok. O dönem Almanlardan beklemiyorum. Alman doğuştan İngilizce biliyor zaten. Kendi dilinin yalınlaştırılmış hali yani. Biz Azerice'yi ne kadar zorlanıyorsak Azeri Türkçesine. Çok seviyorum aynı bu arada. Yani. Çok seviyorum bu arada ya. Bana çok işten geliyor. Neyse konumuz bana oluyor. Da o yüzden linçlenecek bir şey söylemiyorum. Gerçekten bana da çok işten geliyor. Instagram reklam rapçisi BT'ye. Evet. Bu konuda ona katılamadım ya niyeyse. Ben şeyi çok hissettim yani abi. 80'ler Bülent Kayabaş'ın diskoda birini bayıltıp evine götürdüğü background score müzik yani bu direkt olarak. Net olarak okay. Şakasız bu yani. Ya şunu söylüyordum işte cam kültürüne oynayan ekipler bunlar. Şeyi konuştuk ya Underdog Crew. Yani ne kadar kek olsalar da. Underdog Crew mesela yine bunun bir temsilcisi. Underground Source yine. UGS yani. Bunlar biraz onlara oynayan gruplar. Ki yine bunlar da galiba şeyden aşağı Saksonya. Yani Musab, hem İngilizcesini hem Almancasını hatırlayamadım yani. Musab şey şakasız diyorum Azeri Hip Hop 101 gelir demiş. Abi 3-4 tane sanatçı biliyorum rapçi. Onun dışında çok bir bilgim yok. Hani konuk olarak ağırlayabileceğim bu konuda evet. Bilgisi olan bir arkadaşım da yok. Ve şey var. Almancayı Cenk'le birkaç hafta içerisinde bitirdikten sonra yine bir 3-4 hafta sürecek Türkçe rap yayınımız olacak işte konuklarımla yine.
Ondan sonra ben yine Amerika'ya döneceğim yani biraz. Avrupa'dan çıkacağız. Biraz Avrupa'yı tanıtayım kafası geldik. Yine Avrupa'ya ya da farklı ülkelere döneriz ileride ama bir süre de Amerika'da artık ben daha detaylı işte grup incelemeleri atıyorum. Wu-Tang ve Affiliate incelemeleri falan gibi konulara girmeyi planlıyorum. Wu-Tang'i benden önce yapma ya. Ben podcast yapacağım Wu-Tang'i. Ben çok detaylı yapacağım kanka. Sen o kadar detaylı yapmazsın Okey, podcast. tamam. Güzel Hayır, güzel. ben şeyi Güzel güzel. anlatacağım. Tamam. Örnek vereyim hani. Christ Bearer neden pipisini kestiğe kadara geleceğim. Yani hatırlıyorsundur. Hani Ha, ya, o kadar detaylı okey, gireceğim okey. yani. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Önce sen yap abi, tamam mı? Sonra ben senin kaydını indireyim YouTube'dan. Piçi hafif açayım böyle. Senin Diyeyim ki sesin. şeyi belirttim 22. Olur. Hadi bakalım. Evet, kontra bunu beğendi. Hani ben baya hani Ya bu hıps. Yine birilerine çakılıyor ya. Yine ekmeğimize ne olacağız ya valla. yapacağım şey var. Bu affiliate incelemesi dediğim hani bayağı bilindik Hydra Ejderhalar, Sons of Men'lerden falan da çıkıp böyle artık hani Rather One'ları falan anlatacağım. Böyle güle güle anlatacağız böyle. Yani Sen affiliate'lere kadar anlatacağım yani. şeylerden bahsetmiş miydin ya? Amerikan rapçilerindeki İslam anlayışı. Bununla ilgili bir %5'i anlattık ama bölümün genel var mıydı? olarak böyle ayrıca bir şey yapmadık ona. Hani Okey, %5'leri diyorum zaten. %5'i Başka yaptık ama şey konu... mesela Nation of Islam'a ayrıca girmedik mesela hiç. O biraz daha farklı kafa ya. National... Okey. Evet, bu arada şeye baktım hemen. Aşağı Saksonya'da alınmış. Genelde bu taraflar ileride de yani hatta günümüzde bile denebilir yani. Aşağı Saksonya bölgesi hala böyle şey rough hip hop yani. Aynen. Yine hala break beatler böyle hala sert beatler. Daha breakdance kafası falanlar filanlar. Bu arada chatten benden Azerice konuşma talebi geldi abi. Hiç becerebildiğim bir şey değil ama deneyeyim. Varım abi hadi. 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 Cenk pişiğin sana gülür. Okey. Okey. Pişiğin sana gülür Okey. yahşi Arkadaşlar bunu alın buradan. Bunu alın, bu kusacak ya. yahşi. Yani edir Bir mi sen? çat diye girdi ya. Buna var mı sen? Edir mi sen? Buna yokum galiba, özür Ama dilerim. Ben benim benim pişiğim öyle bana bir challenge'ım gülür. vardı bu arada. Bir arkadaşımla iddia girmiştik okulda. Yaklaşık bir saat falan Azeri ağzıyla konuşmuştum. Ama hocalara falan bile konuşmuştum yani. Sonra şey oldum hani Türkçe zor geçtim. İstanbul Türkçesine çok zor bir geçiş oldu. Dedim bir daha yapmayayım. Bu nece yayındır? Böyle yayının içine sokan falan böyle değil Sokam. mi? Bildiğim Azerice bu kadar benim rezillik. Böyle ben de oradan biliyorum Yani Azerice'yi ya, saçma sapan. çok sevdiğim bir Azerice asıllı arkadaşım var. Azerbaycan Türkü daha doğrusu. Azerice deyince triggerlanıyor onlar biliyorsun. Evet abi, hayvan gibi triggerlanıyorlar ya. Çünkü şey yani şey sen kediye köpek diyorsun şu an diyor. Onlar İran'daki farklı bir medeniyet diyor. Biz Azerbaycan Türküyüz, biz Türküz falan modu var. Orhancığım sevgili Azerbaycan Türkü birey arkadaşım. Bu yayını seyrediyorsan küsme bana. Sokumlar falan geldi çünkü Birazdan yani. kapı çalıyor değil mi böyle? Değil mi? Kral. Evet daha kötü sıradaki grubumuz yapılamaz kim bu abi? arada. Evet. Sıradaki grubumuz yahşi yahşi Counter Attack yine. Devam et lan ama. Hayır. Tamam devam etmiyorum. Counter Attack'tan bir şey daha dinlemeyelim. Ben playlist'e bırakırım aynen biraz hız kazanmak adına. Sıradaki Dynamit Deluxe'a gelir miyiz? Dynamite Deluxe slide'da en sonda ama öncesinde yine benim senin de seveceğini düşündüğüm bir grupla devam etmek istiyorum ben. Tabii ki. The Clinsow. Muhtemelen biliyorsun. ECS. Evet DCS. The Clinsow. Önce dinleyelim, ondan sonra konuşalım. Nasıl? İnfosunu vereyim ben yine. Köln'den geliyorlar abi. Hı. Peer B ve DJ Life Force'dan oluşuyorlar ki DJ Life Force önemli bir figür. Daha doğrusu şey en başta ikisinden oluşuyorken daha sonra gruba Ross ve şey de ekleniyor. Shiv de ekleniyor. Öylece 4 kişi oluyorlar. Ve 94'te giriş yapıyorlar. Endüstri içerisine. O zaman DCS'ten ne gelsin? On and the German Rap geliyor. Evet, fade Kaç attım. dakika oluyor? Ha? Okey. 1 dakika 12 Şey saniye sordum ben, dedik. ne kadardır parçadayız diye. Hı. 1 dakika 12 saniyedir. Dün 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 dün. Sen anladığın kadarıyla yine bize biraz anekdot aktarabilirsin, lirikler bazında falan. Abi şeyler zaten tip olarak falan da böyle bol pantolon. Gerçek Tam rapper böyle yok. şey 2000'lerin başındaki rapçi stereotipi vardı ya Evet, böyle evet, hani. evet. AKA Jöntürk. Türkiye'deki arkadaşlarımız Jöntürk olarak bilebilirler bunu. Ve lirikal anlamda şey yapıyorlar genelde. Yani beta kadar şey değiller. Komik rap değil. Ama ufak bir işte hayatı bu kadar ciddiye almama
üzerine kurulu. Hani çok kafaya takmama üzerine kurulu. Ve şey olarak da garipler yani. Aslında birçok yere laf atıyorlar parçalarında. Birçok şeye laf atıyorlar. İşte Dresden'deki bir herife şey diyorlar hani. İstediğin kadar Türk kankaların olsun, Dresden'lisin oğlum, Nazisin işte falan. Hani böyle böyle sözleri var yani. Eyvallah. Enteresan tipler. Ya 10 yılda 3 parça, 3 albümleri var ama o şu an nottan okumuyorum. O yüzden ben albüm sayısını not almadım. Yani. Benim şu anki notlarım ismini... geldikleri yerler, grup üyeleri ve çıkış tarihleri üzerine daha çok. Ve şeyler yani bir noktada şeyi kanıtlıyorlar. Çünkü bir çok böyle label kafası herifler değiller. Relax herifler yani. Ve o yıllarda bile şey yapıyorlar yani. Çok parlayan bir EP'leri var. Yine ama kafada yok ismi. Onu mesela elden satıyorlar böyle bayağı. Şehir şehir dolaşıp konser verip falan. O şekilde elden satıyorlar. Ben hiç canlı performanslarına YouTube'da denk gelmedim ama işte hem dinlediğim podcast, Alman rapi podcastlerinde hem de YouTube'da böyle bazı anlatan şeylerde çok iyi sahneleri olduğunu ve aslında asıl parlama sebeplerinin bu olduğunu, hani çok ya şeymiş aslında, anladın mı? Hani enerjiklermiş sahnede yani böyle biraz. O enerjiden dolayı çok sevildiklerini biliyorum. Şey 2012'de galiba bir geri geleceklerdi. Sonra ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Benim de. Yine ben size bu gruptan... Sadece şey dediler abi. Sadece şunu ekleyeyim. Facebook'ta şey yazmışlardı. En son böyle 2014'te falan. Ya biz işte bu endüstrinin geldiği halden memnun değiliz. Bizim üzerimizde sat baskısı var. Ama biz rap'i hiç bu kadar ciddi yapmadık, müziği. Hani biz yapıyorduk, satıyordu falan. Ve şey dediler işte, rap müzik içinde de, Alman rapinin içinde de şey yok. Bir birlik yok, bir harmoni yok. Biz işte o yüzden yavaş yavaş yapıyoruz ama gelecek albüm falan dediler. 2014 falan böyle dediklerinde. Abi bunun ekmeğini yani 26'lı yiyorlar mı, o önemli dediniz. Hayır tabii ki yani. Muhtemelen. Ya ben burada da 3 parça seçmişim ama hani dediğim gibi playlistlerde size ben bunların devamını vereyim. Çünkü daha bayağı slide'ımız var. Her hafta bir slide'dansa biraz daha fazla slide bitirmeye çalışalım diye düşünüyorum. Onun için onları ben size tekrar YouTube tekrarındaki playlistte ben size DCS'den daha fazla parça veririm. Çok önemli gördüğüm gruplardan ikişer parça falan dinleriz diye düşünüyorum ben. Ama mesela atıyorum bugün yetişemeyiz muhtemelen oraya da, hani atıyorum MOR ve Kul Savaş'a geldiğimizde ona bayağı bir parça dinleyerek ayırırız tabii, muhtemelen tabii. Yani vaktimizi. Yani ayırmakta zorundayız. Aynen öyle. Sıradaki grubumu slide'da gördüm. Root Poets. Bu grupta bir türkümüz de var abi. Tuarek. Haluk Korkmaz. Türk arkadaşımız. Ben bu arkadaşları hiç bilmiyorum. Net olayım. Köln'den geliyorlar ve Köln'de öncü gruplardan bir tanesi abi. 1989 ilk kayıtları. Chicken G, Tuarek, Haluk Korkmaz yani. Ve Chicken G çok iyi isimmiş. Tavuk Döner. Aynen. Tavuk Döner Trap. Ve 9MM'den oluşuyorlar. Ve Scopeman de var gerçi ama Scopeman sonra ayrılıyor. Onun için notlarımda 3'ü aktif devam etti diye şey yapmışım. Ama 4 kişinin olduğu bir fotoğraflarını erken dönemden koydum. Ve tamamen göçmen ağırlıklı bir grup. Hani grupta şey var, Türk asıllı biri var, Arap asıllı biri var, Tay asıllı biri var. Daha sonra da Tay kökenli insanlar da K1 gibi falan Almanca rapin içerisinde bayağı karşımıza Asyalı figürler de çıkıyor. Çünkü ilerleyen dönemde de sen de biliyorsun. Diğer ülkeler arasında. Evet, Afrobi gibi. Bir sonraki grubumuza da hatta bu gruptan ayrılan grup insanlar kuruyorlar. Hatta ikisini beraber inceleyelim diye alayım. STF grubu, açılımını bilmiyorum. O da 94 yılında bu gruptan Scopeman, Tuareg ve Fast Forward'ın birleşmesi de oluşuyor. Hani bu gruptan iki kişi artı Fast Forward devreye giriyor ve yan proje olarak kuruluyorlar. Bir parçalarına bakalım. Yani Köln için öncülerden biri. Bir ufak ihtiyaç molası vereyim. Nasıl fikir? Tamamdır abi. O zaman ne gelsin? Root Poets'ten Amazon Chainsaw Massacre geliyor. Evet, ben bu arkadaşları bilmiyordum. Keşke bilseymişim. Ya gerçekten kötü müzik değil abi. 89 için hatta iyiler yani bence. Bu 89'dan geliyor bu parça. Bir de 93 yılında yaptıkları bir parça var. Sen hani orada en azından sözleri de anlarsın. Hani onu sen varken bir de o parçalarını açayım. Bir buçuk dakika kadar istersen. Tabii ki. Root Poets, Phil Zephil parçanın ismi. Bir de bir tire var yanında da Derlesse Walzer yazıyor abi. Okey. Yani ne demek bilmiyorum. Onun için şey yaptım. Okey, komple çevirelim. Dinlet parçayı. Tamam. Bu 93, şu anki parça 93.
Evet abi, fade attım. Sendeyiz. Bu yani gerçekten iyi ki şarkının isminin çevirisini sona bırakmışız. Şarkının ya, isim çevirisi şey zaten son vals. Ha, Son dans. o albümün ismi galiba, Direkt albüm vals. kapağından dolayı diyorum da. Okey. O da Şarkı ismi olabilir. Belki single kapıdır diye şarkı ismi düşündüm. abi Fil Zefil. Fil ze fil. Onun bir anlamı var mı bilmiyorum, özür dilerim. Şu Hiç an sorun Almancam yok. yetmedi valla. Ama klasik bir şey Köln parçası işte. burası, Bold evet. Punchline, Janka 2006. Oo. Sözler falan da hep şey yani. Mahalleme geldin. Ya mahalleme demiyor tabii de. İşte kereklendin falan filan. Karşımda ayakların titriyordu. Freestyle soru kılımdan kaçtın falan hani. Şey ya da şey dedim peki, telefonum saldırdığım Madonna'nın önüne gel rapçi falan. videosuyla dolu Ya işte ama şey güzel, anladın mı? Bunu böyle arabesk sample'lı yavaş flow'la yapmıyor yani. Bam güm Yok canım, hip hop dinlediğim şey yani iyi böyle. yani, ben beğeniyorum bu grubu. Evet. Ay işte şeyler biraz bunlar. Klan mantığı benim anladığım kadarıyla hani Evet, klanın da burada mesela affiliate bir grup albüm. daha var. Aynı üyeler başka bir gruptan MC'ydi. Dahil ederek mesela hani farklı bir gruba. Bunlar nereliydi? Köln'dü mü? Kön, aynen. Öf, tam yeri yemin ediyorum. Tam yeri. O zaman sıradaki Abi grubumuza geçelim abi. klanı Köln'de kuracaksın. Klanı bunun. Yerinde yiyeceksin. O Cenk'ine gitti. Almanca bende de olmadığı için Deniz zaten Cenk bize çeviriyordu ama şu an bir Cenk gitti. Çok komik gitti. Çok komik kaldı ekranda. Ben Cenk'i bekliyorum. Sıra kurumuza öyle geçen. Belki de elektrik falan gitmiştir ya. O da böyle bir şey de olabilir şu an. Bilemedim. Mali demiş ki iki part albüm. Linkin Park ve Rammstein şarkı olarak. Ya da çok yanlış okuyorum. Yani neyse, chatte görüyorsunuzdur podcast versiyonda görenler. Ha Cenk'cim hoş geldin tekrar. Albümü ikiye ayırmışlar dedi. Cenk'cim hoş geldin. Demin bir öldün ama bu sefer yaşıyorsun. Bulduk. Ama yine dondun gibi oldu. Oh. Olabilirim her an. Farkındayım abi, sesin de zaten çok böyle ağır geliyor. Ağır aksak geliyor. Şu anlık iptal gibi Cenk. Müthiş. Hey o. Aksilikler, aksilikler. Şu an görüntün bir normale döndü gibi geldi bana. Evet, sen de ben de aynı şekildesin. Ha, tamam. Tatsız. Çok tatsız, evet. İlahi ototün mu? Peki. Evet, tekrar deniyoruz. Cenk test 1-2. Sesim geliyor mu? Nasıl geliyor? Buradayım abi, hem de telefondayım. Sinirim ona bozuldu. Sesin iyi geliyor da Tamam. ben gideceğim, birazdan düşeceğim tekrar. Deneyelim abi. Bakalım. Evet. Root Poets'e ve STF'e değindik. Sıradaki grubumuza geçiyorum abi ben. Erken dönem Almanca rap sahnesinden. Bunu asla okuyamayacağım gibi geliyor ama. Freundes Kreis herhalde. Böyle okunuyordur. Freund Kreis'e mi? Evet. Freundkreis'e. Freunde Kreis. Freunde Kreis. Tamam. Kreis. Evet. Okay. Stuttgart'tan geliyorlar abi. DJ Friction ve Don Philip'ten oluşuyor. 96'da kariyerlerine başlıyorlar. Bir dönemde Max Herre diye bir MC var ama bir daha görmüyoruz kendisini bir yerde hiç. Hani sadece grubun başında Kendileri, ismi geçiyor bak, yani. vurgulamak istiyorum ki kendileri Stuttgartlı abi. Evet. Yani. Stuttgart rapi. Ha tamam. Ha, yani Stuttgart değil ekolü. mi? Ben o konuya gittim. Ben hani sen düşünce falan tamam formatladım kafamı şu an Bir ben şey diyeceğim. Buradan raga tekrar ya. bağlasam çok fanboyluk olmaz mı? Yapabilirsin istiyorsan. O zaman bir Hayır, örnek yapmayacağım. dinleyelim. Esperanto geliyor. Bu arada ben watch'u kapattım abi. Tekrar düşerim falan diye. Haberin olsun.
Sen dinlemeyeceksin ya şu an. Süper. Evet, dinliyor gibi yapacağım abi. Yapacak bir şey yok. Sözleri kim çevirecek? Açayım ya, seni mi kıracağım ama. Düşersem yayın senin oğlum, seni yayından düşeceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Hop Bir hop. deneyelim. Demin fena gitmiyordu. O zaman Esperanto geliyor. Örnek parça olarak. Evet. Fade attım. Abi sample size Ghostface Killah'dan tanıdık geliyordur. Kullandı çünkü. Onun dışında dediğim gibi Türkiye'de ben kullandım ama o parça çıkmadı. Oradan bilmiyorsunuzdur. Ben Türkçe rap'te bu sample'ı duymadım daha önce ama Ghostface'den biliyorum yani. Çok güzel, Geçeyim mi çok güzel parça bu arada yani. trivia kısmına geçeyim mi? Evet, bu arada ben şeyi tekrar edeyim. Çakar demiş ki abi Max Herre'yi duymadık dedin ama Aten'i çıkaran abi değil mi, farklı kişi mi diye sordu. Yok, aynı kişi ama bu grubun devamında hani ilk albümlerinde görüyoruz. Ondan sonra grubu 3 kişi görmeye devam ediyoruz, o açıdan dedim. Yoksa aynı kişiden bahsediyoruz. Max Herre'nin de geçen yıl, geçen yıl evet, 2019'da çok iyi bir albümü çıktı, Destinations Aynen. İngilizcesi. Bayağı da iyi bir albümdü. Abi şimdi Front Christ'la alakalı şöyle güzel bir info var. Hiçbir yerde rap grubu olarak geçmiyorlar. Hip hop band olarak geçiyorlar Evet. sürekli. The Ruse kafası biraz daha. Evet. Zaten çok farklı kafalarda yapıyorlar. İşte caz var, hani blues yer yer vesaire. Soul etkileri çok ağırlıklı var. Caz ve Evet, yani blues'dan ziyade soul etkisi çok fazla var abi. ben o tarafı kaçırmış olabilirim. O sırada interneti kontrol ediyordum. 3 albümleri var. Hani 97, 99, 2007. 2007 albümleri biraz flop. Yani güzel bir albüm. Ama tam böyle dönemiyor. Bu arada Türkiye'deki dinleyici algısı olarak şeyin karşısı. Aynı müzik değil kesinlikle ama Mor ve Ötesi'nin Almanya karşılığı gibi bir Eyvallah. şey. Frontcries. En büyük başarıları Esperanto, bu dinlediğimiz parçanın olduğu albüm. 99'da Almanya listelerinde 3. sıraya kadar çıkıyor ve bunu başaran ilk hip hop albümü, single'ı demiyorum. İlk hip hop albümü 250 binden fazla satıyor, altın plak alıyor. Bu konuda da ilk kesinlikle. Bu detayı bilmiyordum bak. Daha önceleri işte bir önceki albümleri, 97 çıkışlı albümleri 12 yapıyor. 12. sıraya kadar çıkıyor. Ama onun şöyle bir olayı var. O 32 hafta kalıyor ilk 50'de. Esperanto 29 hafta kalıyor. Ve birçok yerde de çok hala sevilen bir albüm. Stuttgart rapinin de, bunu ben bu konuda katılmıyorum ama Stuttgart rapinin de zirvesi olarak görülüyor. Çünkü Stuttgart rapini conscious rap'e çeviren albüm Esperanto. Eyvallah. Hani Stuttgart rapi bir ekol ya. Hani iki yayındır söyledim. Ekol aslında. Ama işte Conscious Rap alt başlığına sokuyor artık Stuttgart'ı. Hatta şey esprisini de yapabiliriz. Stuttgart'ı haritaya koyan kişiler Rug değildi aslında. Front Eyvallah. Christ. Ama ben de burada Birçok seninle şey... hemfikirim mesela. Yer yer ayrışması görüşler oluyor farklı isimlerde ama ben mesela burada seninle aynı fikirdeyim. Rug bence bu gruptan daha özel bir grup abi. Evet. Ya çünkü abi Rug'ın koyduğu blueprint'i alıyor Front Christ ve müzikal becerileriyle beraber, çünkü Max Herre'nin mesela neydi? Ailesi böyle 3 kuşak falan müzisyen falan yani, anladın mı? Hani oradan, ve bu arada gruptaki herkes öyle. Ki yaptıkları müziğin füzyonundan belli aslında müziğe hakim oldukları. Bunu rap'e yediriyorlar. Şey olarak şey olabilir. Yani Front Christ All Stars diye bir şeyleri var, grupları var, live band aslında. Çünkü yine Almanya'daki şey, bu konserin çok önemli bir şey olması kafasıyla Cem mantığıyla. ayrı yaptıkları şey var. All Stars'la çalışan işte Afrobeat var, bizim tanıdığımız Gentleman var, onu da tanıyoruz Türk Gentleman'ı dinleyicisi olarak diye biliyorum. şu an Ezhel'le tekrar popülerliğini kazandı ama Türkiye'de aslında Mustafa Sandal'la beraber bir ara popülerdi, yanlış hatırlamıyorsam. Almanya'da hep popülerdi de ben Türkiye'de bilinmesinden bahsediyorum bu arada Cenk yani. Evet, Yani evet, evet. oradan bilirsiniz diye söyledim. Ve genel olarak evet, ben de aynı şey dedim zaten. Yani şeyleri var bu arada. DVD'leri var. Best of DVD'si bak. Best of albümü değil, Best of DVD'si var. İki çift DVD, bir tanesinde albüm var komple. Albümleri var. Üç albümleri var.
Öbür DVD komple canlı performanslarıyla dolu. İsmini şu an unuttum. Ve kendileri de bu arada şeyin devamı. Şeyi çok yapıyorlar daha doğrusu. Devamı demek doğru değil de. İki DJ bir MC kombinasyonunun devamı. Ve şeyde falan DVD'lerinde falan sürekli FIA'ya, Fantastic FIA'ya sürekli respect atıyorlar böyle. Hani şeyler ya, hip-hop'u seviyorlar yani. O belli, Anladım. Alman hip-hop'unu kalpten seven bir ekipler. Şey olarak da güzel. Bu klipte de bellidir bence. Sanatı da çok aktif kullanıyorlar. Yani görsel Klibin tarafta da görsel yönünde boş. çok iyi abi. Ya yılına göre özellikle çok iyi yani açıkçası yani. Evet. Yani 99 abi işte Ya yani. Daha yani. bu herifler daha ne yapsın? Şeyi söyleyeyim son olarak. Burada şey, bir sonraki özellikle 2000 yayınlarında falan çok konuşacağımız bir şey aslında. Benim konuşmayı istediğim bir şey yani. 2000'de Esperanto'dan bir yıl sonra live performans albümü çıkarıyorlar. Yani bayağı giriyorlar stüdyoya abi. Tekte bütün enstrümanlar canlı. Hafif freestyle, hafif eski parçalar, hafif yeni parçalar böyle. O da bayağı satıyor. O da 100 bin falan satıyor. Ticari başarı da Çift çok iyi ya. CD. Evet, çift CD. Ya yani şeyler abi biraz. Başarılı olsaydı mainstream'de Enforenem'in Almanya şubesi diyebilirdik. Gerçi o kadar eksperimental değiller de. Değiller Türkiye'den evet. de. Ya yani şeyler, güzel kafalar bence. Yani atıyorum Almanca rap sevmeyen birine sevdirirsin. Esperanto ile Rap özellikle. sevmeyen birine Sevdire. sevdirirsin bence. Çünkü o ya şey geçiyor sana hani müzikal doluluk var parçada. Hani şey parça çıplak gibi gelmiyor sana yani. Evet. Bu arada isimleri de aslında yaptıkları müziğin güzel bir şeyi, dengi. Arkadaş Circle'ı, arkadaş çemberi, arkadaş Anladım. grubu. Ya yani Kropotanik hoş grupla geldin. çıkmıyor da bayağı Circle, Friends of Circle Anladım. deniyor. Chill herifler, ben bayağı severim. Underground Almanca rap'e de böyle girmiştim ben bu arada, bu Esperanto'yla. Anladım. Böyle hani Allah Allah keyifli şeyler var galiba falan filan. Stuttgart rapini de öyle keşfettim. Hani Stuttgart falan bakalım bakalım derken raga kadar geldik. Christ'tan o zaman bir parçaya daha bakalım abi. Tabula Rasa Part 2 Tamam. geliyor. Ya da Part The Why değil mi? Evet. Ya part part mı peki? Doğru mu okuyorum? Doğru. O Tamam. kadar doğru. Okey. Tamam. Bir parçaya daha bakalım. Evet, şu an DMCA korkumla ben parçaya fade attım Cenk. Evet. Okey. Ya bu global bir parça zaten. Hani bayağı farklı ülkelerin etnik yerlerinden besleniyor. Zaten İngilizce bir Tak vokal duyuyoruz. Küba'dayız. Nasıl? Nasıl? Evet, Böyle bir anda Küba'dayız. Küba'dayız Reggae yani. etkileri var. Yani etnik Afrika müziklerinden besleniyor. Hani ya dediğim o müzikal doluluktan bahsettiğim şey buydu. Yani parça çıplak değil dediğim şey vardı. Özellikle bu parçaların yapıldığı yıllarda Almanca rapte de hani Amerika haricinde baktığımız çoğu ülkede Fransa'yı da biraz ayrı tutarım abi şey var. Dümdüz bir beat, dramlar var. Sadece dramlar var hatta bazen. Üstünde biri bir şey okuyor yani. Öyle bir şey değil. Bayağı dolu dolu müzik var burada yani onu kastediyorum. Bu arada bu mesela orijinal çıkışında FK All Stars'la çıkıyor. Yani bir Front Christ parçası değil de FK All Stars parçası olarak çıkıyor. Zaten hani şey altyapıya falan bakarsan aslında hip hop sound'uyla ya da bir önceki dinlediğimiz Çok parça iyi bir füzyon da var ya. arasında evet, spesifik bir ayrım var yani. Will.i.am'in yıllar sonra yapabildiği, yıllarca uğraştığı sound işte bu. Gerçi duysa kesin çalardı ya. Duymamıştır. Cahil Şu an kadın. stüdyoda değil mi? Dinliyorsa bizi şu an stüdyoya Bir anda kapandı Will.i.am'e King kustum abi ya. Evet. Ya şu an Abdurrahman şu an erken döneme baktığımız için yakalayamıyor olması da biraz normal. Bunu Polonya Fransa'da söylemiştim. Hani çünkü güncel Türkçe rap ağırlıklı dinlediğiniz şeyse şu an yakalayamıyordur muhtemelen. Ve bunu kötü anlamda söylemiyorum. Hani şey kötü müzik dinliyorsunuz. Kısmen evet Türkçe rap bazında ama ya şey Evet. değil. Yani bunu şey anlamda söylemiyorum hani. Ha, alışık olmadığınız için kolay yakalayamıyor olabilir şu an normal yani. Sıradaki Ya bir de grubumuza ama geçiyorum bu arada. şeye katılmıyorum bu arada. Front Cries artık geldik oğlum, 90. Ya da ben yaşlıyım, anladın mı? Ben 2000'i yakın görüyorum Ya hala. yok ben yine Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen. çok kronolojik gitmiyoruz ya yine baktığın zaman o yüzden diyorum. Ya yani biz şu an şey geçen hafta normalde ben tek yaptığım zaman çünkü daha çok grup tanıtımı mantığı gidiyordum yani. Hani bu atıyorum çünkü şeyden aboneliği okuyacağım bu arada. Çünkü şey Amerika'da ben de anekdot falan anlatırım ama hani İngilizce'de kaynak çok az var Almanca ile Fransa ile gibi. O biraz daha keşif yayınları mantığı gidiyordu. Şu an çok sağ ol sen bayağı bizi bilgilendirerek ilerliyorsun.
Hani o yüzden uzun uzun gittiğimizden aslında biz geçen hafta normalde planladığımız şey de Cenk'ten. 90'lar 2000'lere kadarki süreci bir haftada bitiririz. Kalan kısmı da 2000'lerden günümüze geliriz diyorduk. Biz daha 90'lar 2000 en az 2-3 haftamız yiyecek bizim yani. Öyle, gerçekten öyle yani. Evet. Ya zaten şeylere bir ya ek olarak Kul Savaş'ta girdiğimiz anda zaten üf Yani yani. aynen. Yani Uza o... uza döner rapine ne zaman geleceğiz acaba Şu ya? an kronolojik gitmediğim için şu an döner trap hani şey lahmacun rap müzik jarnasında Almanya'daki güncel popo rap'e giremedik daha. Bu mesela hafta globalde bakmıştık mesela burada pek görmedik. Henüz Almanya'da henüz popo keşfedilmemiş bu yıllarda mesela. Ama şu an aynı popo ile 4 klip seyrettim ben yani. Açılıştan sonuna kadar. Bu arada HC Çakar aboneliğin için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Döner 101 kısmı uzun sürdü biraz değil mi? Evet, arada geyiklerde yapıyoruz. Haklarında çok fazla bilgim olmayan bir grup geliyor görüyorum burada. Chiba Garden. Çiba mı? Evet. Onları ben de bilmiyorum maalesef. Aşırı bir bilgim yok yani. Berlin'den Ama geliyorlar. 93 çıkışlı var. mesela 96'da Kul Savaş düetleri varmış. Evet, 96'da Kul Savaş devletleri var. Hatta o zaman Jux olarak var. Hatta Kul Savaş da değil ismi. Değil mi? Yuks. Ay Evet. Yux ya da aynen. Grup üyeleri Vansol, DJ Domain, Solace ve DJ Hype. Ya yani iki MC, iki DJ diyorsunlar oluşuyorlar. Berlin'den geliyorlar, 93 çıkışlılar. Bir parçalarını aldım zaten. Pardon, 3 parça almışım. Hatta Kul Savaş'ta olan parçayı da almışım. İstiyorsan onu açayım hatta. Direkt onu açıyor bence de. O, Me Versus My Pen geliyor. Diğer iki parçayı da size ben YouTube tekrarındaki playlistlerde yine bırakacağım detaylı olarak. Hani oradan daha detaylı bakabilirsiniz. Hız kazanalım biraz. 96 çıkışlı söylemiştim galiba. Geliyor. Evet, fade attım. Size geçen yayında da anlattığımız gibi Almanya'da özellikle erken dönemde ağırlıklı olarak Amerika'dakini örnek alıp hani Almanca diliyle rap yapmaktan ziyade yine İngilizce şarkı söylemek vardı yani. Yine burada bu örneği görüyoruz. Bosporus görüşürüz. Kendine iyi bak. Arkadaşların sound'u bana çok çiğ geldi yani yılına göre de. Yılına göre de 96 çiğ. artık. Evet. Bunda da hemfikirim seninle yani. Kul Savaş kendini iyi sıyırmış yemin ediyorum. Ama Kurt Savaş bu gruba asla dahil değil canım ama yani. Tabii canım zaten Feat Aynen yani. Yux Türk var işte mı şey de aralarında olabilir bu bilmiyorum arada. burada. Freud Christ'tan sonra bunu açınca böyle şey O da oluyorsun bir oldu bu. anda. Evet. Evet, hani what the fuck falan oluyorsun Sırada yani. parça açmayacağım bir grup var. Hani bir parçayla geçelim bunları. Hani Kul Savaş Devleti'ne var. Çünkü evet biraz şey hani sound olarak yani hani olmamışlık hissediliyor yani parçada da. Hani sırada Okay. Turntablism'in öncüsü olan bir DJ topluluğu var. Faderheads. DMC şampiyon DJ'ler var aralarında. Diğer farklı gruplarda da gördüğümüz ve göreceğimiz DJ'lerin bir araya gelmesiyle oluşuyorlar. Hepsinin kariyerleri aslında daha erken Yapış. başlıyor ama 97'de bir araya geliyorlar abi. Kimler var? Hatta o slide'ımda küçük ben onu buradan okuyayım mümkünse. Berlin'den geliyorlar bu arada. Hani merkezleri Berlin genel olarak. DJ Hype, Chill İnfo Shorty, verebilir miyim? tabii. Küçük bir info Tabii verebilir miyim? tabii tabii. Almanya'daki turntable sahnesi Berlin ve Münih üzerinden dönüyor Evet, neredeyse. evet. Ki hala şu an hala şeyleri var yani düzenli yarışmalar falan düzenleniyor. Ya zaten Sürekli. DMC şampiyonları genelde Amerika'dan sonra en çok Almanlarda görüyorum abi ben her zaman için. Yarısı da Berlinlidir. Net. Evet. baştan başlayayım. Bird, Chill Shorty, DJ Hype, DJ Tash, Mike Hectic ve Q Milat'tan oluşuyorlar. Aslında hepsinin kariyerleri daha eskiye dayanıyor ama Faderheads oluşumu 97'de kuruluyor. Hani size bunları da isterseniz çünkü onların üretim olarak şeyi görmüyoruz. Bir Turntablism albümlerini Faderheads adı altında görmüyoruz. Ama live şovlarını işte ya da DMC şovlarını falan video olarak size playlist'te paylaşabilirim. Ama şu an onlardan böyle bir performans izlemeyeceğiz. Onun için bilin diye aldığım bir gruba geliyorum. Aldığım bir gruptu. Sıradaki grubumuza geliyorum. Çünkü bu biraz enteresan bir grup abi. Migrant Kim Souls. abi? Migrant Souls. 99'da kuruluyorlar. O enteresan yönü şurada. Köln'de kuruyorlar ama abi grup üyelerinden Metaphysics Zimbabwe'nin hani yani daha doğrusu bütün Afrika'nın en büyük rapçisiymiş abi. Hani ve Almanya'ya yerleşiyor. Info. Garip info. Gerçekten ve
Swahilice falan da yaptığı rapler var bu arada gerçekten. Ve şey, Almanya Dinlemek istiyorum. Şu an Swahili rapine düşmek istiyorum abi. işte Almanya'ya taşındıktan sonra orada Köln'de bu diğer iki arkadaş da Sharky ve Iron Eye'la tanışıyorlar 99 yılında ve Migrant Souls'u kuruyorlar. İngilizce, Almanca ve Afrika dillerinde yerel rapler var abi. Grubun skalası bu. Bana bir şey diyeceğim. Niye Ezhel'i anımsattı bu? Alakasız bir şekilde. İzel mi? İnanılmaz alakasız. Ha, Ezhel. Almanya'ya gidip tamam. O oradan bana da çok anımsatıyor bu arada. Aynen. Bu arada gerçekten yani o Ezhel'in bir Kürtçe. Kürtçe yapması lazım yani bence. O okeylenir yani hikaye. Kürtçe rap abi bana hep arabesk rap olacakmış gibi geliyor. No ırkçılık, no offense ama hep öyle bir his var şimdi. Bu arada bence çok iyi Kürtçe rap yapanlar var ama şu an Hiç kendimi tam bilmiyorum. anlamadım. Hiç bilmiyorum. Joji var ya. Joji bayağı iyi yani. Bayağı iyi. Hatta sana atarım Hani ya. Kürtçe rap bana komple netteymiş gibi geliyor ya. Hani hayal ettiğimde öyle geliyor yani, üzgünüm. Çok sertleri var ama şöyle bir şey var. Şu an burada bir tanesini öneririm. Sonra benim canımı çok sıkarlar. O yüzden Tamamdır. gerek O yok. Evet zaman abi. Migrant Souls'tan, dediğim gibi ağırlıkta İngilizce burada. Çok Almancalık bir durumumuz yok. Bir parça aldım zaten. Focus Your Mind parçası geliyor kliple. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha, klipli değil, pardon. Evet, fade attım. Ben bu arada bunları Watch Later'a attım ama haberin olsun. Tamam, Ben bunları hayvan gibi dinliyorum. hiç sorun Güzel. yok abi. İyi geceler Zerli bu arada tekrar. Yani dediğim gibi ağırlıklı İngilizce rap duyuyoruz ama yer yer yerel diller ve Almanca da sıklıkla var ama grubun aslında Almanca rap ile alakası Almanya'da kuruluyor olması yani aslında biraz. Ensargo hoş geldin. Yani baktığımız zaman daha birkaç tane daha var böyle grubumuz. Ya Türkçe rap'te de çok göreceğiz böyle grupları zaten yani. Almanya'da kurulup Almanca rap ile alakası olmayan grupları yani. Bir örnek almıştım. Hız kazan diye geçiyorum. Burada abi şey var. Gerçekten imaj olarak Mor ve Ötesi olan gruba geldik abi. Demin. Fettes mi? Evet, Fettes Murat abi. Gerçekten hani Abi şu mesela kapak bana Mor ve Ötesi kapağı olarak Fettes gelse ben yadırgamayacağım şuradaki fotoğrafı yani. bir şey Fettes Brut'un Dünya Yalan Söylüyor diye bir albüm yapması olsa keşke. Değil mi? Bu arada aynı şeyi ben de düşünmüştüm. Bir klipleri vardı baya şeydi abi. Bir Derdim Var'a çok benziyordu klibi. Ben de o vibe'ı yakalamıştım bir tık. Yani imaj olarak gerçekten Mor ve Ötesi burası Bu abi. arada bir şey diyeceğim. Dur bir dakika. Aynı grup, Hamburglu olan gruptan bahsediyoruz değil mi? Yani. Hemen infomdan bunu teyit ediyorum 3 sana. 3 3 Evet, kişilik. evet, evet. 3 3 3 kişi. kişilik. Okay. König Boris, Doktor Rens ve Martin'den oluşuyor. Björn, gerçek ismini de yazmışım oraya hatta da. Bir üyesini daha. Hamburg'dan geliyorlar. 94'te kuruluyorlar. Vereceğin info var mı? Parça dinleyip bir bakalım. Aslen 92'de kuruluyorlar. 92'de hem İngilizce yaptıkları bu Callboys isimli bir şeyleri var. Demo tape'leri var. Öyle elden dağıttıkları ve o zaman biraz daha böyle şeye yakınlar. Pop'a yakınlar. Pop ama hafif turntablism kokulu böyle bir işleri var. Ardından şey yapıyorlar yani 92'den 95'e kadar çok böyle deneysel çok saçma sapan yaptıkları şeyler var, işler var. Mitschnacken diye bir şeyleri olması lazım. Klasik hoş geldin EP'leri bu arada. var. Onunla beraber o Mitschnacken pardon. Schnacken EP'si ile rap'e kayıyorlar 95'te. Rap'e başlıyorlar ama işte wikilerine falan bakarsan pop grubu olarak da Evet, görüyorlar evet, bir evet, yandan. evet. Tıpkı Fantastic Four gibi. Aynen. Diyorum ve parçaya geçebiliyorum. Tamam, o zaman Fetes Brot'tan abi Dada Ruzen gelsin. Kesin çok yanlış okuyorum da bu arada. Evet, fade attım. HC Çakar dedi ki abi geçen yılki albümleri de pop klasmanını hak ediyor zaten dedi açıkçası. Yorum okuyamadım. Bu arada abi senin nickini ben doğru mu okuyorum yoksa İngilizce falan gibi mi okumam lazım? Beni aydınlatırsan sevinirim. Yanlış okumayayım. Ya bu dönem yaptıkları Abi. sound abi şey erken dönemdeki funk rap'i andıran bir sampling tarzı var. Ben hani sound olarak gireyim beat bazında ve hani uzun süre beni tutamayan bir sound. Hani sevsem de yer yer. Sen de hemfikir Ya miyiz bilmiyorum şöyle burada ama.
vokali sen yorumla. Hani kötü bir vokal yok ama hani ne yani anlattığına dair bir fikrim yok benim çünkü Almancam olmadığı için. Ya bu işte şey klasik. İşten şu saatte çıktım. Hani çok çok yüzeyi stil çeviriyorum şu an. İşten şu saatte çıktım. Şöyle oldu, böyle oldu ki klipteki metro sadece metroda geçmesi, ucuz bir klip olması da. Evet. 2000'ler Türkçe popta vardı ya, böyle tek mekan belediyeden izin alınmış böyle hani çekilmiş falan. Öyle bir klip zaten. Şöyle bir info trivia verebiliriz. Hala devam ediyorlar bu arada, çok enteresanlar yani. Yani geçen yıl 2016'da falan festivallere falan çıktılar yani. Çakalı'ya baktım. Geçen yıl albümleri çıktı, 2016'da festivallerde ya. Yani çok üstün körü baktım, hiç saracak bir şey olmayınca direkt geçtim abi yani. Hani çok şey, 2015 sonrası Kartel Geri Dönüşü gibi bir albüm yani. Böyle çok tatsız, lezzetsiz bir şey yani o. Ama şöyle işte hatta yine... Hatta albümde, yayını... Fethi Spor'un albümde de bir Tarkan düeti aramadı değil gözüm yani, öyle söyleyeyim sana. Ben dinlemedim. Ama işte hala piyasada olabilme sebepleri o yayının başında konuştuğumuz şey. Yani Almanya'da eskilere ve eskiden bir şey başarmışlara çok saygı duyulması. Yani hani atıyorum 2016'da konser veriyor herif mesela. Gerçekten görmek için giden oluyor. Evet. Öyle bir camiaya sahipler. Şeyin 97'de galiba, 97'de Max Terre'yle falan çalışıyorlar. Şey onda Max şeyde Max Terry'de şeyden biliyoruz yani Frank Kreis'e Kreis'dan biliyoruz ve ben kulaklığımı düşürüyorum yayının ortasında bir dakika. Hiç sorun hop, yok. Hop. Ekol'ün aslında bir devamı kendileri birçok anlamda. Çakar'da geç abi. Okey. Onlar da aslında hala devam ediyorlar kağıt üzerinde baktığında. Ya bir parça daha dinleyelim mi yoksa ilerleyeyim mi peki sence? Dinleyebiliriz istersen. Tamam, dinleyelim hatta. Ama saracak bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Sıradaki ne? Dur, sıradaki ne? Skunk Funk açsana bari. Tamam, Fetus Brot featuring Skunk Funk, Fast Dirty geliyor. Bu sırada ben de 2 dakika gidip hazır zaten közün altını yakıp geleyim. Evet abi, ben geldim ve fade attım. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Allah razı olsun. Çok kötü değil mi çünkü? Allah tuttuğunu altın etsin ya vallahi. Hadi bakalım. Umarım. Ya tam şey böyle 2002-2003'te böyle reklamlarda kullanılan Türkiye'deki kötü rapler vardı ya. Aynen. Kesinlikle raple alakası olmayan insan. Ya ama tabii bu da şeyle alakalı. Herif yani 80'lerde Run DMC falan da bu vokale sahipti, anladın mı? Ama işte çok... abi şey sıkıntı. Amerika'da 82'de Run DMC bu sound'daydı. Almanya'da 2003'te, Türkiye'de 2020'de, hani bu çok büyük bir sorun yani. O yüzden. Evet, maalesef sana katılıyorum. Keşke katılmasam ama katılıyorum sana. Keşke ben de kendime katılmasam bu arada. Yani bu kadar vizyonsuz olmasalar keşke Türk rapçiler yani. Maalesef aralarında müzisyen yok yani, üzgünüm. Çok ya abi oranda. Bir de şimdi tamam. Azınlık az önce, kesin kendini zaten yani... biliyor, alınmayacaktır da yani. Okay. Keşke biraz da müzik yapma çabanız, öğrenme çabanız olsa yani. Müzik dinleseniz ya evet, da. Evet evet ya da yani. Maalesef Türkiye'de ben bilmiyorum başka janralardan ne kadar dinliyorlardır. Asla dinlemiyorlar yani... Hatta abi Türkçe rap dışında bir şey dinlemiyorlar, vizyonsuzlar. Maalesef. Gerçekten yani bu arada. Buradan nereye geçeceğiz abi? Bir buradan çok çok iyi bir gruba geçiyoruz abi. Önemli bir gruba geçiyoruz. No Remorse mu? Evet. No Remorse da sendeyiz abi. Benim tamam. No Remorse hakkında maalesef bilgim Crack Baba'nın olması dışında. Benim de biraz öyle yani aslında baktığın zaman. Sıradaki grubumuz No Remorse. Türkçe rap'te de çok önemli figür olan, benim kişisel olarak ilk başımı alacağım ve bizzat tanıştığım için çok mutlu olduğum bir MC'nin grubu. Crack Baba. DJ Style Wars var. Chaos var ve TNG var grupta. 88'de kuruluyorlar. Bremen'den geliyorlar. Ve şey, şu infoyu vereyim abi başlamadan. Crack Baba'nın yetkili albümünden bazı parçaların altında Crack Baba'ya gereken emeği vermediniz, 2016'da vefat etti falan diye bir şeyler var. Ben kendimden şüphe ettim. O kadar inandırıcı yazılmış ki abi. Ben bu adamla 2018'de fotoğrafım var benim, nasıl oluyor falan diye. Hatta bugün yayın öncesi teyit ettim. Hani çok saçma bir diyalog. Abi yaşıyorsun değil mi? Hani güzelim, kaşlarım kalktı bir an böyle. Hayır, her şey şöyle oldum yani. Lan Crack Baba öldü mü falan oldum. Hayır, her şey yolunda mı falan diye aradım. Gökten abi buradan duyurmuş olayım. Gökten abi sapasağlam, gayet mutlu mesut hayatına devam ediyor abi. Yani tabii ki mutlu mesut derken kardeşini kaybetmesi falan var. Kendisi de şarkısını anlatıyor falan. Tabii ki problemleri oldu ama şey değil öyle. Hayatına son
verdi bilmem ne falan gibi bir muhabbet internette yazılan şey doğru değil abi kesinlikle. Crack Baba sağ sapasağlam yaşıyor abi merak etmeyin. Hani bugün teyit etmek için hani böyle bir şeye girdik hani ikinci nesilden falan da teyit ettim önce hatta yani aradım konuştuk. Özellikle hani kuzey sahnesinin orası da şehir olarak biraz fazla işçi kökenli bir şehir diyebiliyorum ben Bremen'e. Hani Dortmund veya Köln kadar işçi merkezi olmasa da biraz daha aslında deniz işçiliği diyebilirim ya da gemicilik falan diyebilirim orası. Deniz ticareti evet, doğru merkezi. Liman şehri yani özetle. Zaten Bremerhaven galiba Bremen limanı demek değil mi abi? Evet. İyi gidiyorsun Baykan. Değil mi? Vay. Başardım. Abi aynen muhabbeti hayal etsene böyle abi ne yapıyorsun haber yaşıyorsun değil mi diye. Yani. Ya bir de Crack Baba'ya abi ilk... iyisin iyi gördüm falan. Ya ilk rahatsız etmemek için abi şeyde hani Facebook'tan ve şeyden hani Facebook kapalı da hani Messenger uygulama olarak telefonumda var. Hani Messenger'dan ve Instagram'dan abi ne durumdasın iyi misin diye yazmıştım abi hala görüldüsü de yok. Ulan ben de dedim acaba benim mi zihnim bana oyun oynuyor daha eski bir fotoğrafım benim fotoğrafım falan mantığındaydım yani. Neyse ki bugün teyit ettim arkadaşlar Crack Baba sağ salim hayatta yaşıyor. Allah uzun ömür versin. DJ Star Wars'da Turntables'ın önemli isimlerinden biri bu grupta ama bu grubun en önemli iki figürü İngilizce rap yapıyorlar ağırlıklı olarak bu arada onu da vereyim. Türkçe rap bazında Crack Baba çok büyük bir ilhamdır çoğu rapçi için. Hani günümüzde çok adı maalesef anılmaz. Bilen azdır ama büyük ilhamlardan bir tanesi. Kendi adıma hani Fuat abi, Dumanyak ve Crack Baba benim için hani MC olarak Türkçe rapte erken dönemde en beğendiğim 3 MC'ydi her zaman için. Ve Style Wars'da Turntables'ın da önemli bir DJ Almanya içerisinde. Bu infoları verebilirim. Bir de bir parçalarına bakalım isterseniz. Slaughter'ın MC's geliyor. Evet çok erken dönemden bir parça açtığım için fade attım. Çünkü yani kalite olarak hani çok da içine çeken bir şey değil ama dediğim gibi bu grup... Bence güzel bu arada. Yani. Yok kötü değil ama şeyden diyorum hani çoğu parçayı benimseyemiyorum dendi ya hani vokal tarzları, soundlar falan diye. Bu da çünkü 88'e kurulmuş bir grup olduğu için çok erken dönem bir şey dinliyorsunuz. Size bir de Crack Baba'ya Türkçe rap yayını yapacağımız zaman ekstra tarih anlatacağımız zaman gireriz ayrıca hani Türkçe kısımlarına. Onun için size yine Almanca DJ Duke One'la yaptığı bir daha yakın dönem parça açayım. Orada bakalım isterseniz bir de. Gedankengang parçanın ismi geliyor. Egeciğim hoş geldin bu arada. Evet fade attım. Yani Türk rap bilenler zaten Crack Baba'nın önemini burada aramızdakiler biliyorlardır yani. Hani Complex Rhyme'ı erken dönemde gördüğümüz sayılı MC'den bir tanesi çünkü kendisi. Türkçe bazında da. Ama yani Almanca rapi de bence hiç fena değil abi. Sen ne düşünüyorsun Jack bilmiyorum ama. Yani bence keyifli ve sert. Bu arada ben şu an fark ettim. Hı hı. Parça özelinde özellikle. İnanılmaz Leşker Asakir değil mi? Yani buradan kopya ama yani şey var. Leşker Asakir şeyse abi. Beams'e Crack Baba Macro Center falan ama yani öyle kıyaslayabilirim. Yok canım tamam yok yani. tabii ki ama yani... hani ufak böyle ufak bir şey var. Renk tonu belli yani öyle bir tık. Özkan Hipermarket hatta yani. Beam de değil pardon yani. Leşker abi ben katılmıyorum bunlara. Bunlar Baykan'ın kendi yorumları. Tamamen subjektif. Ya yok okay. Seveni seven sevsin de Crack Baba ile kıyaslamam abi o yüzden dedim. Benzerliğin farkındayım ama hani kıyas yapmam yani. Tabii ki ben de aynı noktadayım ama sadece şey daha önce fark etmemiştim bu evet. Ufak bağlamı. Bu slide'ı bitir istersen bu slide'ı bitirelim. Fantastic Fia'ya falan öyle girelim istersen abi. Okey abi tamam ya sendeyim ben ama benim kondisyonum inanılmaz tükeniyor. Dişim zonkluyor böyle arada. Ya merak etme abi saat 11.30'sa yine 1'de falan ben seni sallarım biz Darkest Dungeon falan oynarız sonrasında herhalde. Ama bu şey en az 3 haftana daha talibim haberin olsun. En kötü şey. Benim için yani... şöyle düşün yani ben bayağı bildiğim bir dilden bir şeyler dinliyoruz zaten bildiğim tamam. Konuları konuşuyoruz yani. En kötü benim için yapmak istemezsen işte Farid Bankli, Casey Rebel'le döner trap özel yayınımı ben tek başıma yaparım yani yapmak istemezsen en kötü. Bir şey diyeceğim onu biz yapıyor olsak bile tek başına yapabilirsin haberin olsun yani. Ya ben zaten çok anlatacağım bir şey yok bakıp güleceğiz işte. Aa popo counter koyarsın abi. Evet popo counters yani. Koyabiliriz kenara bir yani. Sıradaki grubumuz.
Ya No Remorse aslında üstünde daha fazla durabileceğimiz grup ama dediğim gibi Crack Baba ağırlıklar Türkçe rap'te daha önemli bir figür olduğu için etkilediği Bu arada isimler benim bazında. Ben onun aklıma için bir ayrıca koşuda şey gelmedi abi. Türkçe rap'te de bayağı bir yer açacağım ona. O yüzden bu sefer biraz hızlı geçiyoruz yani baktığınız zaman. Haksızlık gibi düşünmeyin. Türkçe rap'te de ayrı parantez açacağım kendisine detaylı çünkü. Sendeyim abi, özür dilerim. Ya No Remorse'un mesela şu an bir seferde benim aklıma şey gelmedi. Almanya'da başardı. Büyük bir başarım gelmedi. Evet, Hani evet, evet, evet. tarihi anlamda. Türkiye için manevi anlamda tabii ki Crack Baba'dan dolayı Evet. şeyi büyük. Ama Anlamı asla büyük ama işte blockbuster bir şeyden bahsetmiyoruz. Mainstream bir şeyden tabii bahsetmiyoruz ki. asla yani. Tabii ki. Ya Cenk'e Bu kadar Musa, bu abi. arada Cenk'e en eğleneceğimiz kısımda Cenk abiye gidebilirsin demiyorum. Yani şey, Cenk çünkü orada kendisi çünkü hani yaşlanmak istemeyebilir ve saygı duyarım. Abi tamam, gelme gelebilirsin istiyorsan diyebilirim orada yani. Yani evet abi. Hani Musa bak zaten saçlar görüyorsun. Hani 3 tane tel kaldı. Onlar da sinirden stresten dökülmesin gerek yok yani. Ama Mero övmez miyiz azıcık ilmatik gibi? Bak sen gerçekten ben senin dostuna değer veriyorum. Eğer gerçekten istersen bunu yaparım. Gerçekten istiyorsan, gönülden istiyorsan bunu yaparım. Bir şey değil mi? O yayın abi, yayın boyunca bir taraftan dürüm yiyelim mi? Ama boş lavaş da olur, dolu olmasına gerek yok. Buna da varım. Buna da varım. Hatta senin için şöyle bir şey yapabilirim. Green screen var abi bende. Yani Süper. var Arkaya dürüm sayılır. koyuyoruz. Hayır, dürüm değil. Arkaya kocaman mero koyayım. Tamam mı Tamam, böyle? olur. Benim arkamda mero olsun böyle. Ben de döneriyim ve sana Alman ağzı RP'si yapayım. Süper abi. Çok sevdim ben bunu. Bütün yayın böyle konuşayım. Ya Ne diyorsun? şey... Var mı? Var mısın? Olur. Hatta ben de sana eşlik ederim. Alman ağzı ben de yapabiliyorum. O konuda başarım var. O zaman 2 hafta sonra çok eğleniyoruz. Kimselere Çok... söz vermeyeyim. Gerçekten çok eğleneceğiz yani. Ben biliyorum ya, ben bu taklidi sonuçta benim yastıktaki arkadaşlarım sayesinde ben bu taklidi kaptım yani. Hiç bunu böyle bir gurbetçi yanım olmasa da ben yani onu konuşabiliyorum, anlatabiliyorum. Siz nasıl diyor Almanca'da Schleifen? Hatta benim bunu yaparak taksiciden kaçma anım var yani. Abi ben şeye gülüyorum. Bu kadar hızlı geçişin motivasyonu ne? Bu ne abi? Azeri ağzına da böyle geçtim bir anda böyle. Aynen. Bir başka bir şey böyle, ismini vermek istemediğim El Ryan gibi olmayalım. İyi ki vermedim. Anı anlatmayayım burada yani, hala önemli bir şeyin içerisinde ama. Balkan Barlas kendini sansürlüyor. Abi ben şey, rapçileri bıraktım. Twitch'teki çöplüğe de böyle bir savaş açmış durumdayım abi çünkü. O yayını bunu anlatırım abi, taksici anısını merak etmeyin. Bu arada hikaye Türkiye'de geçiyor, Almanya'da değil yani. Bu aksanla taksiciden kaçtığım anı. Neyse, devam. Ay. Hayır ben şu an devam değil. Ben bunu dinlemek istiyorum abi. Özür Abi dilerim. yapma. Gerçekten mi? Abi dinlemek istiyorum. Abi Özür tamam. dilerim. Abi şey, yine bu evden, daha öğrenci evine çıkmadığım zamanlar. Amına koyayım o kadar merak ediyorum ki hani keşke hikayeyi bilsem ve hızlıca tekrar etsem içimde. Evet. Şey, buradan karşı okula gidiyorum. Karşı dediğim de normal karşı değil abi. Bayağı Ürdün sınırında falan bizim okul, İstanbul'a kıyasla. Yani portal var orada böyle, hani sen başka doğu illerine bile uğramıyorsun. Aynen, o kadar uzak bir yer. Abi sınava geç kalacağım diye saçma sapan araba kullanıyorum. Hani taksici net haklı yani. Abi, en son önümde durdu abi. Ve şey, Haydar'la çıktı. Hani direkt yani şey, ya ne yapıyorsun falan yok artık yani. Berbat kullanıyorum böyle yetişeceğim diye. Yani bütün magandalıkları yapıyorum. Neyse, şey indi abi, aklıma o an bu geldi, hani yabancıymışım burada. Ve hani uçağıma yetişmeye çalışıyorum ve trafik kurallarını bilmiyorum falan moda. Abi direkt bu taklide döndüm böyle. Hani ben havaalanına gideceğim kuzen, biliyorum falan da geldim herife böyle, tamam mı? Abi herif de şey çıktı, manyak çıktı. Ve şunu yaptı. Kardeş kusura bakma falan dedi. Ben sana eskortluk ederim. Havaalanına kadar gideceğiz abi. Herif önde kestirmelerden beni Sabiha Gökçen'e ulaştırmaya çalışıyor. Ve ben heriften kurtulmak için kasıtlı bir sokağa çıkıyorum. İki sokak sonra önüme çıkıyor. Nereye girdin sen, ne yapıyorsun bilmem ne. Havaalanına gitti, kiralık araba bırakacağım falan muhabbeti. Sınavı da kaçırdım, havaalanından geri döndüm. Adamla vedalaştık Bu ne falan amına yani. koyayım? Bu ne oğlum? Adam Bu beni nasıl hikaye lan? uğurluyor falan, böyle saçma sapan bir şeydi yani. Abi bu ne oğlum?
Baykan, samimi söylüyorum. Çok fazla saçma hikaye dinledim. Gerçekten en saçmalarından biri. Samimi söylüyorum en saçmalarından biri. Hani ve saçmalaştığı an neresi biliyor musun? Hani havalanda sınavı gitmemiz. Kaçırmamak için, evet, sınavı kaçırmamak için bu hıyarlıkları yapman, özür dilerim ama. Ve işin sonunda havalimanına gitmen. Malidiyok'ta herifi kesinlikle ekemem ben yani. Malidiyok'ta tanımasam kesin yaşanmıştır ama ben gerçekten saçma olayları paratoner gibi çekiyorum böyle kendime. Öf. Abi gerçekten epik yalnız. Ya bunu, epik, epik ötesi. Bunu da koyarız. Şey, klip alamadığımız için mecburen YouTube'a slime kanalı gibi falan satacağım. Sana benzer saçma bir hikayeyle cevap vermek istiyorum. Tabii ki. Bir gün Eskişehir'de indim. Saat 1'e geliyor gece. Abi son tramvayı kaçırdım. Gözümün önünde gitti tramvay. Ben de Espark'a gideceğim. Espark'ın önünde buluşacağız arkadaşımla. Dedim ki ben yürüyeceğim. O da dedi ki yani, abi yürüyemez. Ben geleyim seni taksiyle alayım. Dedim ki ya yürürüz oğlum. O zamanlar Ankara'da her yere yürüyorum böyle. Aa ben geleceğim falan dedim. Yok gelme ben yürürüm. Bir tane büfeye şey sordum. Dedim Espark ne tarafta kalıyor? Adam da dedi ki arabayla şuradan dönmen lazım falan. Dedim ki yürüyeceğim. Yani yürüyerek ne tarafta kalıyor? Herifin gözler falan büyüdü. Dedim abi yürüyeceğim sen tatava yapma. Hani insanlığı boş ver şu an. Ne tarafta kalıyor? Dedi ki şu caddeyi devam et tabelalara göre gidersin falan. Hı-hı. Abi yürüyorum böyle. Önde de bir tane tonton amca yürüyor böyle. Abi tonton amca böyle sordum dedim. Espark'ta ne tarafa döneceğim falan böyle. Dört yola doğru geliyorduk. Amca dedi ki sen Espark'a mı gidiyorsun? Benim de orada fırınım var. Gel beraber yürüyelim. Dedim tamam okey. Deal yani benim için problem değil. Abi adam böyle işte ne yapıyorsun ne diyorsun dedim öğrenciyim falan filan. Şeyi söylüyor. Diyor, biz diyor öğrencileri çok severiz diyor. Ben burada zaten öğrenci okutuyorum işte fırının sahibiyim Espark'ın orada falan filan. İşte yurt dışına gittin mi? Yok gitmedim falan. Ben dedi sürekli dedi Kırgızistan'a Özbekistan'a gidiyoruz falan dedi. Orada dedi öğrencilerimiz hikaye Özbekistan'da falan. Bitmiyor değil mi? Yok. Adama ekemiyorum falan. O yüzden... Abi adam bana sürekli Taşkent'teyiz şu böyle an... falan. Ama ben de bir anda Almanca ağzı yapmaya başlıyorum falan. Aynen öyle. Abi, Nakaf hoş geldin. Sürekli bana hoş geldin. Sürekli şey yapıyor böyle. İşte hocamız var bizim falan. Ben olayı anlamıyorum. Hoca derken. Hani, which hoca is that falan böyle şeyim. Abi şu an Türkiye'nin bir numaralı teröristinden bahsediyormuş herif. Oha. İşte biz de onların yanına gidiyoruz böyle bilmem ne falan. Ben ama durumu çakozlamıyorum. Dedim ki siktir boktan tarikat herhalde falan. Ege çok doğru bir soru sordu bu arada sözünü biliyorum da. Ulan öyle fırın işleten amcaların hepsi bir öğrenci mi okutuyor yoksa hep aynı adam mı herkese denk geliyor diyor. Gerçekten böyle bir çok olay iyi, var çok, yalnız. Çok yani. İyi soru bunu. Çok iyi soru bunu öğrenmek lazım. Abi şöyle. Fırına kadar geldik tamam mı? Ve ben arkadaşımı arıyorum ama arkadaşım açmıyor. Ve herif beni kilitledi. Gel ya bizim fırına. Gel ya şurası zaten. Biz bütün gece açığız falan filan. Abi fırına gittik böyle. İçeride ilahiler falan okunuyor ve eyvah. Bir orospu çocuğunun videosu dönüyor sürekli içeride. Ve ben şöyle oturuyorum yemin ederim hani. Hani. Sikmeseler bari. Abi arkadaşım Espark'a geliyor. Bir türlü bana ulaşamıyor. Geri dönüyor tamam mı? En son ben ulaştım kendisine bir şekilde. Hani başka bir arkadaşımızı aradım. O Facebook'tan yazdı falan filan. Cenk ve İlahiyat. Ona gülüyorum aynen. Ve amca sürekli bana şey yapıyor böyle. Gel ya işte beraber Kırgızistan'a gideriz falan. Hani amca dedim hani, o Taşkent'e gidilecek Özbekistan yani aslında. Hani yok şey ben şeyim yani amca beni salım ama amcanın böyle amca bayağı eli burada falan bu arada. Yani amca beni kilitledi. Gidemiyorum yani. En son amcaya dedim ki amca dedim sana bir şey söyleyeceğim. Ben dedim inanmıyorum. Benim bir dini inancım yok. Hı hı. Adam beni salar sandım. Adam daha da hırslandı. Eyvah en söylenmeyecek şey. Onlar çünkü misyoner faaliyet de var biliyorsun. Ama yani. Nasıl abi nasıl böyle şey göt kadar fırın. Herif beni kapının oraya sıkıştırdı böyle. Sürekli argüman atıyor falan. En son şey oldum yani hani. Dedim, amca ben müsaade edersen ben gideyim. Müsaade edersen ne amına yani. 20 yaşında eşek kadar herifim bu arada hani istesem siktir giderim yani. Ama ya bir de orada şey var abi hani
iyi niyet, adam leş gibi bir ortam belli ki de, yani şey var bir de, hani sen orada bir de iyi niyet işte medeniyet falan kırmadan müsaade isteğimin peşindesin. Onun peşindesin, çok iyi anlıyorum. Orada şey demek lazım. O Ben var. Deccalim deyip çıkmak lazım abi mekandan yani, Şu an direkt. hikaye bir Yani. Deus Ex indiriyorum abi izninle. Tabii. O şey de olabilir. O sırada yemeye devam ettiğim bedava zeytinli poğaçalar da olabilir yani. Hani çünkü bir yandan da poğaçaları gömüyorum yani. Kırtık kırtık Mümkün. kırtık kırtık. O yüzden kaçamamıştım. Ama benim hayatta böyle en... Ulan bu ne koyayım? Bir adres sorduk. Hani olay Kırgızistan'a kadar geldi. En son beni kilitliyorlardı yani. Bu Ya benim şey hani ben bu kadar yaklaşabiliyorum sana Balkan. Yani Mali hani senin de bir bildiğin havalimanına gidemedik abi yani. Mali evet öldürsünden sonra orada sonra direkt diyor da, Mali senin bildiğin üzere ben saçma bir şekilde benden kıllanan iki insanın üstüne Allahu Ekber diye koşmuş insanım, yani benim için limit yok. Okay. Abi ama çok alakasız bak. Hani tipim de şu. Klasik yaz beni yani. Basketbol şortu falan, hani tişört. Yaz beni ne lan? İşte yani. Snapback falan, hani şey var. Okay, okay. Beyazıt'tayım abi. Sırtımda da her zaman gibi laptopumu falan ben yanımda kaplumbağa gibi evimi taşıdığım için sırtımda gezdiriyorum abi. Yani böyle bir modelim ve şey, hani yani gördüğün zaman o patlamaların falan sık olduğu dönemde, ya ulan basket şortlu radikal İslamcı terörist mi olur abi? Geri zekalı mısınız siz? Yani kaç tane gördünüz böyle bir figür yani? Ayağında Jordan, böyle radikal İslamcı terörist mi var yani? Abi iki tane, bir de şey, korksam ben korkayım. İki tane çarşaflı kadın abi. Hani ya korksam ben korkayım dedim, hani şey değil, gözünüz gözüküyor abi sadece, sizin altınızda esas ne olduğu belli değil, hani o yüzden korksam ben korkayım diye. Kız kaç 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 diye ben abi kaçmaya başladılar benden. Ya ben de trollülük damarı bastı, Allahu Ekber diye bastı bağırarak metroya koştum. Ve şey, esnaftan dayak yiyordum, linç yiyordum, orada bizim tanıdık bir kafe vardı. Özen abiler sakladı, kurtardı yani. Ve bunun şahitleri var yani gerçekten. Bu ne oğlum? Burada çünkü şey var hani. Bunlar nasıl hikayeler abi, yazıyor musun? Oğlum şurada 20 kişi falanız zaten. 20 kişiye mi ben hani burada şey kasıyorum? Hani kurgu kasıyorum yani. Hani şahitler Abi bu hepsi bunların arada yani. bir şey diyeceğim. Öncelikle senin şey konusunda tebrik ediyorum. Sağlam göt varmış. Teşekkür Yani ederim. beni kessen yapamam öyle bir şeyi. Ama ikinci olarak da şeyi kaçırdım sanma. Yani ufak bir şeye gidildi. Xenofobi. Hani Evet. karşıtlığı böyle küçük küçük böyle bir yapıldı gelindi hissettim yani onu yakaladım haberin olsun. Ama valla sağlam göt varmış. Abi ama yani çok saçma ya. Diyorum ya, korksam ben korkayım abi. Yani şey var. Çünkü bunu yani akıl vermek gibi olmasın da, hani böyle bir eylem yapacaksam çarşaf ideal kostüm yani, anlatabiliyor muyum? Bu arada evet. Yani. Çok ufak bir şey ekleyeceğim sonra dönelim yayına Aynen, geri. artık Abi dönelim, refe büyük dönelim yani. Alman Büyükelçiliğine gitmem gerekti bir gün. Yalnız şöyle bir şey oldu. Sabah dedim ki biraz hazırlanayım falan. Hani böyle dışarıda çıkacağım falan. Abi ben normalde dazlağım. Böyle bu kadar saçım falan yok. Sıfır Almanca benim. rap yayında Abi da kafayı dazlağım sıvı... demezsin bu arada. Bir şey olmaz. Dazlağım Sen hiç abi yani. dazlak Bu yumruğu hikaye yedin oraya gelecek mi? şimdi. Gözlüğüm var Abi. benim. Abi. Neyse tamam. Abi bak şu. Komple kafayı tıraş ettim, tamam Hı. mı? Küpeler var, deri ceket falan giydim ve Alman Büyükelçiliğine böyle gittim. Ve sana yemin ediyorum görüşme yaptığım kadın şöyle oldu beni görünce. Hani oturduğunu düşün. Hani ben şöyle geldim şöyle oturdum böyle. Kadın hayatının şokunu yaşadı anladın mı? Çünkü hani ben turist vizesi istemiyorum belli ki. Ben neonazilere katılacağım. Hani çok Aryanım belli yani. Hani çok botlar, pantolon. Tam neonaziyim yani anladın mı? Hani inanılmaz korkunç bir şeydi ve ben bunu nerede fark ettim biliyor musun? Kadın çok soğuk cevaplar veriyordu bana. Ama öyle çok kısa yani. Hani ben. evet hayır falan diyor böyle. Çıktım ve yürüyorum böyle dedim ya bu niye bu kadar kötü geçti falanım böyle. Ve parça parça düşmeye başladım. Hani otobüs camında kendimi görüyorum. Önce saçtan böyle dedim. Sonra üstümü falan düşündüm. Sonra dedim ki hani abi siktir ya falan oldum böyle. Çok kötüydü gerçekten. Şey Teşekkürler. bu Bosna olsun da böyle girmek gibi bir şey yani bu abi, yani gerçekten bu arada Ve abi şey salaklık değil mi? Saçı falan keserken hani saçı bir saniyede kesmiyorsun çünkü. Düşün değil mi? Bir aklına gelsin değil mi? Hani. Hiç yok abi hiç. Ben neonazi gibi yani. gittim ya. Of, Kötü böyle abi her kötüydü. zaman gerçekten çoğunlukla Schengen yine daha iyiydi, Amerika için konuşuyorum ama çok yanlış insanlara vize veriyorlar ya.
Evet abi. Ben gerçekten bir çok sonrakinde şey yani. Yapalım mı? Arap cosplay yapalım mı? Belki tutar abi. Biz niye böyle bu kanala evriliyoruz? Dur kutu da açacağım. Nerede kutum benim? Abi şu an mesela şey yapmak isterim. Slime'ımı çıkarmak isterdim. Ve hadi evet. Bakalım. Yapılmışı var. Kaliteli yayınlarla 2 ay olmuş deyince bir üzüldüm lan ya. Yarım saattir yaptığımız muhabbeti üzüldüm. Yani. Bence güzel eğlendik ya olsun. Unlucky Dancer'cığım aboneliğin için çok teşekkür ederim. Ve demişsin ki kaliteli yayınlarla 2 ay olmuş. Son zamanlarda uğrayamıyorum okul yoğunluğundan ötürü. Bugünkünü de kaçırmışım. Seviliyorsunuz. Bol şans abi. Bol başarılar derim. Tekrarları YouTube'a atıyoruz. Aboneliğin için tekrar çok sağ ol. Ya benim havalı bir şey olmam lazım buna. O andaki sen benim istemem biliyorsun olsun. Senin böyle yazman lazım abi bunları. Böyle bir listen olmalı. Hani çok, şu durumda şu falan. Bu konuda çok kötüyüm ya. Öf. Bu arada az önceki ben dazlığım anını kesebilir miyiz? Şeyden, bakarız. Kesiklerden. Bakarız. Ve şey yani ya da şey karşılayacağım değil mi? Dizlerimi de şuraya çekeceğim. Aa canım teşekkür edelim. Yeni hani şey bağış butonum var ya hani yeni direk alacağım eve falan diye böyle. Baykan Twitch kızı. Seni ileride böyle görebilir miyiz? O çılgınlığa doğru gider misin abi? Abi şey ASMR yayını biliyorsun bizde troll amaçlı koydum ben onu. Hani sadakat puanı ama yapılırsa mavi perukla yapacağım kesinlikle yani. Onu tam bir Twitch kızı olarak yapacağım. Şaka tabii ki. O sürekli zamlanacak ve asla kimse ona parasını harcayamayacak. Yani. Ama sen diyeceğim sen fundamental olarak hazırsın Baykan. Abi yani şey Twitch'e bir göz attım çünkü çok sevdiğim yayıncı arkadaşlarımla tanıştım burada çok güzel oldu. Sincap var. Öveyim hatta tavsiye edeyim. Ulu Turuncu, Düşünce Güzel, Sincap Bey. Bunları mutlaka seyredin abi. Old School ekibi. Bunlar var ama kalan Twitch'e baktığım zaman abi skandal ya gerçekten YouTube'da. Ben bir Twitch kanalı açıp sürekli bıç açmak istiyorum. Böyle bir fantazim var yani sürekli bıçak açayım abi. Ya Mesefe buç. Zaten 3 gün buç. Mesela Mesefe'yi niye saymadın gelen falan. İçin aynen değil mi? Mesefe'yi niye söylemedin? Mesefe'yi tabii ki söyleyeceğim ama şey var sadece Türkçe rap yapıyor da bu şeyden bahsediyorum. Sincap da keşke yayın açsa bu arada izliyorsa. Çok özledim yayınlarını ama her gün yayın açıp böyle hiçbir şey oyun oynasalar da iyi abi. Hiçbir şey yapmayan insanlar var ve deli gibi seyrediyorlar çok tutuluyorum ya. Hiçbir şey yapmıyor ama ya. Of. Abi ama bir şey diyeyim. Hepimiz en temelinde böyle yaşamak istemiyor muyuz? Düşünsene. Açıyorsun mesela. Ben açıyorum abi. İşte YouTube'da böyle ezel izliyorum mesela. Bir yandan da veriyorum internete. Millet diyor ki. Emre live beatmaking yapacağım da materyal topluyorum Discord'da. Biraz skalamız artsın oradaki sample havuzu öyle gireceğim ona. Live beatmaking mi yapacaksın? İzleyicilerin gönderdiği sample'larla. Mantı. Hani etkileşimde. Sample'ları da canlı mı yollayacaklar yoksa? Yok orada bir havuz oluşturuyoruz. Yani. Discord'da havuz oluşturuyorum abi. Orada iyice bir skalamız biriksin. Oradan seçe seçe gideceğiz. Okey. Güzel abi. Güzel izlenirmiş yani. Hani o tarz şeylere de gireceğim de şu anlık daha biraz yarı goy goy, yarı işte müzik türleri üzerine. Sadece rap de değil. Hani biraz daha bir öğretici kaynak oluşturma yayınları kafasındayız ama daha sonra biz de eğleneceğiz ama ya bu eğlenceden kastım şeydi abi millet hani şey hani Mesutcan Toma'yı izleyip gülelim abi hani neyine gülüyorsunuz anlamıyorum zaten bir de hani bir de hani ama Türk yani, bir şey Türk komedisi büyük ya. Büyük gürültü ve küfür anladın mı yüksek ses ve küfür yani komik geliyor insanlara. Çok 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 cringe şeyler var abi. Hiçbir şey yapmadan bile, video bile izlemeyip hani durup böyle teşekkürler yeni bilgisayar topluyorum bağış atın falan. Bu tipler falan var abi. Twitch'in de büyük çoğunluğu çöp yani maalesef. Biz neye girsek bozuluyor biliyorsun rap müzik. Nargile ben neyi sevsem bozuluyor çünkü ya. Abi bu arada ben az önce şeylere baktım. Sırada dinleyeceklerimize baktım. Hı hı. Acaba şey yapsak mı? Einstwo var ya. Evet. Cult vs falan. Evet, Ice evet. Pardon. Oraya kadar böyle hızlı hızlı geçsek mi? Tamam. Aynı SWO hakkında böyle birkaç infom var. Tamam abi. O zaman hemen çok hızlıca slide'ımıza döndük. Doublecoff değil mi? Doublecoff. Evet. Doğru okuyorum. Neredendi bu abilerimiz? Hamburg'dan geliyorlar. MC Falkadelic ve iki prodüktör eşlik ediyor kendisine. Bubbles ve Thais. Almanca rap yapan ekipte der hani erken dönemde çünkü çok İngilizce'de geldiği için bu infoyu veriyorum Almanya piyasasında. 97 çıkışlılar aldığım notlara göre. Yanlışım varsa düzeltirsin. Hatta bir parçalarına bakalım. Evet. Doğru. Parçanın ismi Balance. İngilizce okuyorum da Almancası da çok yakındır muhtemelen. Geliyor. Balance falandır abi ya. Değil mi?
efekti var, etkisi değil. Fade attım. Cümleni tekrar edebilir misin abi? Böyle Karakan'ın yağmurunu da andırıyor evet, yani. Evet, evet. Ama ben şey var. Parçayı sevsem de klip çok saçma abi. Abinin niye bir gözü böyle hani keto gibi takılıyor onu çözemedim mesela. Ya abi işte yoksa... hortumla vurmuşlar yukarı doğru suyu böyle. O da mümkün. Abinin de göz gitmiş ama hani bir zaman şey analog film ya. Hani bir zaman film falan az böyle hani devam ettiriyor böyle inatla yani. Info var bu mı? Arkadaşların üzerine bu arkadaşın üzerine bir şey okumuştum sadece. Hı hı. Bunlar da şeyler aslında yine hip hop band ya da pop band diye de geçiyorlar yer yer. Hı hı. Tamam yine hani rap parçaları var. Ama şeyler yani ya, çok mainstream'e rap'ten çok oynuyorlar. Oradan dolayı onlar da bu tıktalar çok dinlemedim yalan olmasın. Hı hı. Sadece üzerine bir makale okumuştum. Çünkü şey bu Fantastic Fia'da da bahsediyor zaten. Bunlar, yine onların etkisi. O yüzden böyle bir ara formlar aslında. Ara türler ya da. İlerliyorum o zaman. Yine ben size playlistlerde, YouTube tekrarında bu gruptan da daha fazla parça vereceğim. Merak etmeyin. Biraz hız kazanalım çünkü Cenk yine iğneyle duruyor. Yani dişi falan. Değil mi? Doğru evet. Biliyorum. Yani şey. Evet, evet. Bugünlük onu yine tekrar çok yormayalım. Bu slide'ımızda biraz hız kazanalım. Dinamit Deluxe'a yine bu slide'ı da bitiririz. İstersen ya da belki Fantastic Fear'ı da iyi hissediyorsan ekleriz yani. Fantastic Fear'ı ekleriz ya onu konuşalım artık böyle. Tamam. Madem Almanya rapi konuşuyoruz. Tamamdır. Onsuz olmaz. Sıradaki grubumuz hemen yanında gördüğünüz Der Klan, Minden'den geliyorlar. Italo Reno ve Lord Scan'den oluşuyorlar. Almanca rap yapıyorlar yine ve 97 çıkıştılar. Benim daha fazla bir impom yok bu grup hakkında. Bunlar şey dönemi abi genelde çok sağlam tekniği olmayan evet. Ama her yerde mantar gibi biten rapçi dönemi Almanya'da 95-98 falan o aralar işte 90-99 falan. Eyvallah. O zaman bir parça çok sağlam isim çok sağlam isimler çıkıyor ama hepsi şeyler yani. Çok da okay. Kalıcı olmuyorlar yani anladığım kadarıyla çok da evet. Fazla. Evet evet. Şey o zaman Der Klan Gaida Sound geliyor. Evet, fade attım ama evet. Dediğin gibi ay reklamı. Tam bunu söyleyecektim biliyor musun? Şey diyecektim yani abi devam edeceğiz mi? Yani, evet, ben akıyor yani. Gidiyorum. Ay. üstüne çok konuşan bir şey gerçekten ay reklamı abi bu yani. Evet evet yorucu. Yorucu çok arkadaşlar yorucu. Gerçekten. Anlamasam da yoruldum yani öyle bir tarz o. Sıradaki isim bir parça dinleyeceğiz. Hitler görse taraf değiştirin abi. Yoruma bak. Hitler görse taraf değiştirir. Ah be abim keşke 1910'da da olsaydınız. Değil mi? 1910'da böyle takılıyorlar değil mi? Ya evet, yani, hakikaten o zaman 40'lara gelindiğinde Hitler en azından gerçekten farklı olurdu yani belki. Ressam oluyormuş inat edip böyle falan. Funky Vogel Flutter 94'te çıkmış bir isim. Şu yüzden aldım. Bir parça dinlemeyeceğiz kendisinden. Almadım. Prodüktör ve DJ. Erken dönemde MC olarak yaptığı demo tape'ler de var gerçi. Hani Discogs'a göre ama YouTube linklerini falan bulamadım onların. Kassel'den gelme. Şu ana kadar ilk kez Kassel'den bir MC'ye bakıyoruz. Kassel'in prodüktör bazında öncü isimlerinden biri. Ama yani şey yok. Hani fiziksel bir üretim söz konusu pek fazla değil bildiğim kadarıyla. O zaman şu an önemli diyebileceğimiz bir gruba geldik galiba. Einzwo. Einzwo. Direkt dinleyelim ondan sonra şey infosunu vereyim kanka. Hamburg'dan geliyorlar yine. Dendemon ve DJ Rabauke. Herhalde bu da böyle okunuyordur. Almanca değil çünkü belli ki kelime evet. Yani. DJ Rabauke ve Dendemon'dan oluşuyorlar. 97 çıkışlılar. Dinleyelim üstüne konuşalım. Hangisi gelsin peki parçalara bir bakar mısın? Sen seç. İki parça dinleriz buradan bakalım. Herhalde ama kısacası. Cult ve Ice. Tamam. Ice güzel. O zaman Einzwo, Cult ve Ice geliyor. Hoş geldin. Ve durdurdum abi. Biraz fazla bekledim sizi. Kusura bakmayın. Okey. Sıkıntı yok. Evet. Üstüne konuşalım biraz bakalım. Abi bu arkadaşların ismi şeyden geliyor direkt. İki turntable. Yani iki pickup, bir MC, bir mikrofondan geliyor direkt. Ve işte bu
ileride Mine Concept'te göreceğimiz işte Underdog Crew'da falan gördüğümüz Turntablism'in çok ön plana çıktığı bir ekip ki zaten bir verse var aslında, bir de bir verse'lük kadar da scratch var parçada. Yine yani hip hop'un elementleri Almanya'da çok böyle en azından erken döneminde kullanılıyor. Kendileri biraz şeyler, şey görünüyorlar yani. 98'de çıkıyor, Sport EP. Ama ondan önce de uzun süreler yapıyorlar. Yani ilk böyle bazı demo tape'lerde falan yer almaları 92-93 falan. Ama işte ya başka isimli ya işte bireysel vesaire. Ta ki şeye kadar, 98'deki Sport EP'ye kadar. 98'de Fransa'da Dünya Kupası var. En sevdiğim Dünya Kupası hala ve yani Sport EP ve şeye katılıyorlar. Viva kanalının Dünya Kupası özel tanıtım yayınına katılıyorlar. Ve o zamana kadar işte bir Fantastic Four dışında bu arada. Fantastic Four dışında en büyük bilinirliğe ulaşıyorlar bir anda. Resmen şey oluyor. Almanya'nın Dünya Kupası marşı falan oluyor böyle bir anda. Ben de oradan duydum bu grubu. İlk kez orada duymuştum ben de yani. Ya, orada dedim güncelinde değil. Hani kupayla alakalı belgesel şey, falan seyrederken duymuştum yani. Çok şeyler. Böyle dans olayı aslında. Scratch. Goy goy hafif cheese böyle ağza yapışacak laflar işte. Hani, Deniz evet. O, elini, Dünya Kupası. Elini kaldır falan filan. Sonraları da böyle çok spesifik işleri yok. Juice dergisinin birkaç şeyinde demo dağıtımlarında aynı bu Türkiye'de Blue Jean'in yaptığı kafada. Onlar da bulunuyorlar. Enteresan bir konseptler aslında. Yani bu işte sonra Main Concept falan bunu çok ileri götürüyor. Hani Main Concept'te neredeyse 24 şarkılık albüm var. Main Concept çıkarıyor. İşte 4 tanesinde falan rap var. Geri kalanların Turntablism falan. İşte Underdog Crew'nun falan o zamanlar yaptığını daha güncele taşıyorlar. Daha böyle bir oturtuyorlar. Bu yüzden çok önemliler. Ki Almanya'da da aslında daha sonra kendilerinden sonra hani bir Mine Concept var bunu devam ettiren. Evet, onu da ileride göreceğiz zaten. Rag'la Frank Kreis'e şey gibi. Gerçi Mine Concept'e baktık gibi sanki var. Değil mi? Devamı gibi. Ya Mine Concept'e bakmadık, bakacağız. Bak kalmıyor ona. Yok, Mine Concept'e bakmayacağız. Yok yok, bugün değil. Şeyde diyorum. İlerleyen bölümlerde. Okay. Geçtiğimiz hafta sanki Mine Concept'e bir değindik ama hani üstüne mi konuştuk yoksa bilinsin diye mi değindik onu hatırlayamadığım için slide'da aldım. Underdog Crew'dan bahsederken ben evet. Mine Concept'ten bahsetmiştim. Bir parça daha dinleyecek miyiz? Cenk, sen karar ver. Çünkü ben zaten burada görüyorsun en az 5-6 parça aldım. Onları playliste vereceğim arkadaşlarımıza. Bir parça daha dinleyip mi geçelim? Bence yeter ya. Çünkü çok uzayıp kısalmıyor yani. Aynısının devamı yani bir nevi. Sen bilirsin. Çalalım, bir tane daha çalalım diyorsan ben okeyim, dinlerim tamam. Yani. Vallahi Deniz, bugün de bende istatistik çok gözükmüyor. Kaç kişiyiz bir fikrim yok yani. Sıradaki grup Almanca nasıl okunuyor abi? C-U-S, Cus. Cus abi. Cus mu? Kısaltma ya. Yani kısaltma bir dilde okunmaz ya. Direkt okunur yani. Ya yok, hani harfleri heceler gibi okuyoruz ya. O yüzden diyorum. Ya. Ya canım, cüs de geç, ne olacak? Ha, tamam. O kadar da yapma be. Hani İngilizce okursak mesela CUS falan okuruz yani, o yüzden diyorum. Burada da öyle bir spesifik bir şey var mı diye merak ettim de. İstersen böyle bir şey yapayım. Gerçekten Almanca okumak istiyorsan evet, CUS aynı şekilde. Değil mi? CUS ama mi aynı şekilde? İstersen canım. Bence okumana gerek yok. Tamam. Düsseldorf'tan geliyorlar abi. D-Tex Low, İmperator ki önemli bir scratch figürü kendisi de Almanya içerisinde. Ve yine Fager Gladiator'dan oluşuyorlar. 1989'da kuruluyorlar. Bu grupta buradan bir iki vokal işi dinleyeceğiz aslında. Ama şey değil, ağırlıklı olarak aslında buradaki bu grubun yıldızları MC'leri değil, DJ'leri yine. Fader Gladiator falan çünkü bayağı önemli DJ'ler Almanya'da, Turntables'in bazında. Bir parçaları gelsin istiyorsan, üstüne konuşalım. O zaman CUS'ten Of The Heart'e Tour geliyor. 93. Okay, tamam. Fark etmez. Evet, fade attım ama çok güzel blues sample'ları da geliyordu sonrasında ama olsun. Bu parçanın linkini attım size. Şeyde. Abi yine... Çok iyi iş abi. Yıl olarak... Evet. Ya yani, yıl olarak da fark edileceği üzere tam şey dönemleri böyle. Amerika'da gangster rap'in yapılıyor ama bir de. Hani tam çok etkileşim evet, var. Ama onlar ama işte şey
Yani turntablizmin yine bu kadar DJ'lerin ön planda olması şey ya. Hani rap yapılıyor ama para da scratch'ten bulunuyor. Evet. Canlı performanstan bulunan yıllar. Canlı performansa da şimdi şöyle bir durum var. Çok iyi vokalin olması lazım ya. Ki daha rapi o kadar anlayamamışsın, kavrayamamışsın 93-94. Ya da çok etkileyici, garip bir şeyler yapman lazım. Ki burada işte Ceza'nın Holocaust'ta patlaması da aslında bu yüzden yani. Şey öneriyorlar, herkes böyle turntablist alıyor yanına bir tane. İşte Underdog Crew diyorum ya, 6, en son dağılmadan önce 6 tane falan DJ'leri oluyor böyle. Saçma sapan ortamlar yani. Ama Sadokan özellikle, ki senin listende de var. Justan yine. Aynen. Sadokan falan da çok iyi parçalıdır ve şeyler sanırım bu infoyu şu an hatırlamıyorum, yazmamışım da. İlk Almanya turu yapan turntable grubu yani. Turntable aynen. Based grup. Aynen. Bayağı geziyorlar bütün Almanya'yı. O infoyu ben de biliyordum. Güzel yani, hani şeyler. Ben şeye çok üzülüyorum, Türkiye'de böyle bir kültür yok ya. Turntable'ımı da seven, kovalayan bir insan olarak üzülüyorum yani. Bu arada konusu gelmişken, NBA yayınlarını beraber yaptığımız arkadaşım Burak da turntable'ımıza çok ilgi duyuyor. Belki ayarlayabilirsek Türkiye'den bir başka turntable'ımda iddialı olduğunu güvendiğim bir konuğumla beraber ayrı bir turntable'ım dosyası açarız ileride Hip Hop 101'de. Bu tip gruplara işte Faderheads, Alman olsa da hani Faderheads, Juice gibi gruplara orada ayrıca daha detaylı girelim size, merak etmeyin zaten hani globaldeki isimlerle de hani incelerken. Onun için o konuda bir endişeniz olmasın. Şu anlık hız kazanıyoruz çünkü önemli diyebileceğim iki gruba geleceğiz. Hani biri gerçekten önemli de Dungeon Masters biraz tartışmalı önemliliği aslında bakarsak hani. ve ondan sonra normalde bu slide'da yok ama Fantastic Fia'yı alacağız ileriki slide'larımızdan birinden ve bugünkü yayınımızı öyle bitireceğiz. O zaman Dungeon Masters hakkında infoyu vereyim, parçalarına bakalım. Dungeon Masters Kaiserslautern'dan geliyorlar. 98'de kuruluyorlar. DJ Amir, Garrett Mitchell ve Mike Heaney'den oluşuyorlar. Benim infom bu grup hakkında bu kadar ama fena bulmuyorum müziklerini. Benim pek bir bilgim yok bu arkadaşlar hakkında. Çok fena bulmuyorum. Ama yani çok çok da üst düzey değiller. Defeat parçası geliyor. Onlar da ağırlıklı İngilizce rap yapıyorlardı bir dönem. Evet, fade attım. Beat'ler gerçekten çok güzel ama MC'ler hani sıradan MC'ler biraz. Yani 3 kişi daha var gerçi ama genel olarak bunu söyleyebilirim ki size zaten parçayı yine YouTube tekrarından daha detaylı bu grup hakkında da size kaynaklar ulaştıracağım ben. Evet, üzerine kötü bir rapçi de okusa beat çok tatlı beat yani dönemi için. Güzel, sevdiğim kafalar. Evet, bu arada kapak da güzelmiş. Evet, kapak yani, da güzel. Sert. Ama ya şey var, çoğu Avrupalı da olduğu gibi abi hani bizim de hatta Türkiye'de pop turn'e göre Tarkan'ın globalleşmesi mantığı abi. Yani Amerika farklı aksan yemiyor abi. Çok kolay kolay yemiyor diyeyim daha doğrusu. Evet abi. Kolay kolay bunu yemiyor abi o cami ya. Dynamit Deluxe'a geçmeden önce hı-hı, ben bir iki saniye kaybolup hemen geliyorum. Tamamdır abi. O zaman ben şeyi söyleyeyim. Gece ben FM ile Darkest Dungeon arasında gidip geliyorum. Ne oynayalım? Kalacak olanlar için. Yaz. Çünkü oyun yayını da istendi. Muhtemelen benim işim gücüm yok. Oynarız muhtemelen ya. Ha tabii ben yine hemen çat diye oyuna geçmeyiz. Ben bunun tekrarını indiririm. Bir atıştırma molası falan veririm. Öyle planlarız yani. Tamamdır Ensar'cığım. Oyun yayını isteyen tayfa şu an burada yok mesela çoğunlukla. A1 hariç. This War of Mine de olabilir, evet. Alparslan görüşürüz. Hey yo. Hey yo. Hoş geldin tekrar. O zaman yani bu hoş grup bulduk. Hakkında fazla dediğim gibi üstünde çok konuşabileceğim bir şey yok. Çünkü kalıcı olamıyorlar yani. Çünkü ya Almanlara hitap edecek bir şey değil. Hani Alman olsalardı hani ağırlıklı olarak. Amerika için de zayıf kalıyorlardı ve kayboldular galiba yanlış bilmiyorsam. Hani çok devamlıklarını görmedim ileride ama belki de ben kaçırmışımdır. Kesin konuşmayayım. O zaman abi Dynamite Deluxe'a geçiyoruz abi. DJ Dynamite ve Semi Deluxe oluşuyor.
Hamburg'dan geliyorlar. Bir ara Trof da var grupta ama galiba sonrasında çıkıyor değil mi abi? Bir ara 3 kişiler ama sonra zaten evet. DJ Dynamite ve Semi evet. Deluxe'e evrildiği için Dynamite Deluxe adını alıyor daha doğrusu. İkisinin de isimlerinin, nicklerinin birleşimine oluşuyor diye biliyorum ben. 97'de evet. giriş yapıyorlar. Stuttgart Ecoli gibi bir daha bir Hamburg Ecoli diye de bir şey var bence. Ben bunu net olarak görmedim ama Hamburg Ecoli'ni ben şöyle görüyorum. Almanya'nın biraz daha Hamburg kuzeyde olmasa rağmen liman şehrinden ziyade biraz daha üniversite şehri gibi yani bizdeki Eskişehir mantığı. O yüzden biraz daha marjinal tarzlar, alternatif rap. Hani Stuttgart'taki mesela o şey, slow conscious rap'ten bahsetmiyorum burada. Biraz daha Rhymesayers, belki Antikom. Çok alakası değil yok Antikom'la da hani kafayı anlatmak için söylüyorum. Yani sound'un alakası yok Antikom'la da. Oradaki gibi daha deneysel kafaları ben biraz Hamburg çıkışı rapçilerde görüyorum. Burada yanlış evet, bir izlenimim bu arada var. Net Sen katılıyorum. Düzeltebilir misin yani? Yanlışsın. Net katılıyorum abi sana. Bu benim Hatta gözlemim yani çünkü yani. Sami Deluxe bunu işte en son Hawk Kültür albümünü çıkardı. Geçen 2018'di pardon. 2018'de Hawk Kültür albümünü çıkardı. Hala deneysel kafalar. Evet böyle. Evet. Hani hala farklı farklı bir şeyler yani. Bir devam ediyor onu. Mali bu arada şey soruna cevap vereyim abi. Sende 25 Hop, kişi bir dakika. Gözük. Sende Notlarımı kaybettim. Mali demiş ki ben 25 kişi gözüküyor ama yukarıdaki istatistik tutmuyor diye. Ben de şu an yine Twitch'te galiba bir problem var istatistik sağlamasında. Geçen seferki yayınımızda seninle yaptığımız yayında komple sıfır tamamlamıştık ya Mali. Bugün ben de yaklaşık 10-15 dakikadır en az izleyici sayısı sıfır. Ben şu an kaç kişi izliyor bizi bir fikrim yok yani. Ya o sıfır değiliz belli ki siz burada yazıyorsunuz ama Twitch'in böyle bir sıkıntısı var. İki haftadır Twitch biraz canımızı sıkıyor. Dünkü yayında da chatimiz gözükmüyordu hatırlıyorsan. Yine. Twitch'te bir problem var çünkü kesinlikle 6 kişi değilsiniz burada yani bu arada. Abi Twitch yiyor bu paraları ya çok belli. Yani bende sıfır gözüküyor ama bence 6 kişi de değiliz şu an. Daha fazlayız. Yani çünkü yazan kişi sayınıza baktığınız zaman zaten şu an en az 5'siniz. Yani alt tabda dinleyenleri var daha bunun. Neyse ya sorun değil zaten. YouTube'da evet katılımcılardan sayarsak daha fazla var gözüküyor ama bende o da çıkmıyor şu an. Gerçi herkes sıfır gözüküyor. Cenk dahil kimse yok şu an. Yani tek başımaymışım gibi. Twitch'e kalırsa öyle yani. Hangi Cenk ya falan diyorlar değil mi? Evet şu an sayı veren 10 kişi var sadece. Yani ya sorun yok. Dediğim gibi biz YouTube'da kaynak olacak. YouTube tekrarlarından da insanlara ulaştırabiliriz bunu. Problem değil. O zaman Dynamite Deluxe hakkında ben infoyu verdim. Parçayı dinleyip üstüne mi konuşalım abi? Biraz da Hamburg sahnesi üzerine Aynen. dinleyici verdik. Dinleyiciyorum. Bilgi verdik. Ladies and Gentlemen mı gelsin? Grüne Bril mi gelsin abi? Grup olarak ikisini almışım. Semi Deluxe'den de bir solo iş almışım çünkü. İlerleyen dönemde ne yaptıklarına bakalım diye. Gürünü daha iyi diye hatırlıyorum ama emin değilim. Tamam yani o zaman. Dynamite Deluxe diniyle 5 yıl falan oldu. Dynamite Deluxe'den Grüne Bril gelsin abi. Ya da Grüne Brille. Almanca yazıldığı gibi okunuyor diyorsunuz. Sonra linçlemeyin Brille. Beni. Evet. Tamam. Evet, evet, evet. Hatta fade attım. Gerçekten sevdiğim bir grup. Ve MC Semi Deluxe benim açıkçası. Afrobla hatta ben uyumlarını beğeniyorum. Yani bence son dönem bayağı bence beraber takılıyorlar ve ben uyumlarını çok beğeniyorum yani. Abi şöyle aslında yani Dynamite Deluxe öncesi Dynamite'la Sami Deluxe zaten şeyler beraber müzik yapıyorlar. No Nonsense veya No Bullshit olması lazım. İkisinden biri grup ismi. Sonraları hani bayağı beraber iş yapa yapa falan Dynamite Deluxe yapıyorlar ismini. Ve işte şey geliyor. Üçüncüleri geliyor gruba. Ama sonra tekrar ayrılıyor galiba. Evet. Emin değilim ama öyle. Ama şey ilk şeyleri demo albümleri Classic Vinyl Files olması lazım. Classic Vinyl Files and CD. Onu not almışım evet abi. Bu çıkıyor 98 veya 99 ya da 97 bilmiyorum bu üçünden biri sorry. Ve şeyler genel anlamda böyle bu Amerikan İngilizce diyoruz ya yani bu İngilizce yapılışı kavramışlar ve bunu Alman flow'una oturtmuşlar öyle Doğru. bir başarıları var öyle bir yetenekleri var bunu da şeyde görüyoruz mesela hemen günümüze çok ufak bir atıf yapacağım UFO'ların işte kapitallerin falan bu kadar ünlü olma sebebi de zaten güncel Amerikan rapinin tekniğini alıp kendi Almanca'yı uyarlamaları. Ve ben de Aynısını, burada bir ekleme işte... yapayım. Türklerin başarılı olamaması ise bunu Türkçe'ye uyarlayamamaları abi. Birebir yapmaya çalışmaları. Şey gibi, evet, dublajlı abi. Film gibi oluyor. Net katılıyorum.
İşte bunu 2000'lerin başının 2000'lerden önce yapıyorlar. Ama Samy Deluxe ve aslında hani Dynamite. Hı hı. Yer altında da bayağı ünlüler bu arada. Evet evet. Yani evet. Ve çok skalaları çok geniş abi. Ben mesela şeyi böldüm ama şundan böldüm. Mesela Echo Fraction Onyx olan parçasını eşlik ediyor Afro ve Samy Deluxe mesela. Ve şey var abi. Yani bu parçada duyduğumuz ya veya bir de biraz önce çalacağım Samy Deluxe'un Zürük parçasıyla alakası yok abi. Tam olarak Onyx kafası bir beat'e Onyx gibi girmeyi başarabiliyorlar. Bu açıdan skalası çok geniş bir MC Samy Deluxe. Ben bu açıdan bayağı beğeniyorum. Bayağı da bu arada yani grup dağılmıyor bu arada Dynamite Deluxe. Şu an yani bayağı Dynamite falan şeyle çalışıyor. Çalışıyorlar beraber. 2001'de Echo ödülü alıyorlar. Akademi ödülü alıyorlar. Şan okulu, Alman Şan okulu, hı hı. Yani devlet kurumu, bir devlet kurumundan ödül alıyorlar. Yani tarihe dikkatinizi çekerim, bunlar artık devlet, yani Alman federal devletinin bile rapi benimsediği zamanlar, bir sene sonra, hatta aynı sene pardon 2001, aynı sene agro falan kuruluyor. Sonra rap takeover falan oluyor böyle Almanya'da. ne oldu? Ben kaçırdım, chat'e bakmıyorum. Yasin dedi ki böldüm ama yerine konuşturdum ama kullanılsa gayet mantıklı olur sanki dedi de. Hani ben dedi ki böldüm ama diyorum ya. Ya çok özel, alışacağım zamanla bunlara abi ya. Of. Yok, sorun değil abi. Çok özür dilerim tekrar. Asıl bu arada Dynamite Deluxe'dan bahsediyorsak asıl olayları 2000'de şey çıkarıyorlar. Deluxe Sound System, konuşamadım. Abi Almanca'dan İngilizce'ye geçmek çok evet, zor oluyor evet ya. Evet abi ya. Ben de 10 dil falan karışık yani. Ve bu 10 dilin 8'ini kesinlikle gerçekten bilmediğim diller çünkü. Evet abi şey böyle bak. Az önce not okuyordum tamam mı? Notun yarısı İngilizce, bir alttaki satır Almanca. Ve bunları Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum. İlber Ortaylı gibiyim ama tek farkım var. Ben yani 25 yaşındayım böyle. Ölüyorum ben. Deluxe Sound System bence hala günümüzde net dinlenilebilir bir albüm. Evet, katılıyorum. Ya şey öyle değil. İlk çıkış albümleri öyle değil. Ama okay, mesela yaşlanmış. Samy Deluxe'un da bir ara pop rap furyasına girer gibi olması vardı 2000'lerin başında, hatırlıyor musun? Tamam, orada Ceza zamanları işte. Evet evet, Ceza ile yani, yaptığı Orient Jazz parçası dönemleri. Afro'la ikisinin bayağı böyle kötü şarkıları vardı. Hani ikisinde düet olarak değil, ikisi de şeyken bir anda beraber o kafadan çıkıp tekrar güzel kafalara gelmelerinden mutluyum ben en azından. Çünkü Ümit Davala'ydı yani o dönem Samy Deluxe benim gözümde. Ferdo Nohaymal gibi bir albümü var 2004'te. Ferdo Nohaymal gibi. Tam hatırlayamadım. O bayağı böyle pop abi. Sonra herhalde şeye geliyorlar ya böyle. Hani diyorlar tamam abi. Aynen. Takılalım. Biz ne yapıyoruz abi diye bir aydınlanma yaşıyorlar. Böyle Dalai Lama falan böyle. Ya Sami bu arada buradan bir şey alıntısı yapacağım. Kendi yazımdan alıntı yapacağım müsaadenle. Yap. Ne müsaadesi efendim? Samy Deluxe bu rap üzerine bir röportaj veriyor yani rap hayatıyla alakalı. O da şey diyor yani ben diyor ilk ilgilenmeye başladığımda, sevmeye başladığımda arkasında durabileceğimiz bir şey yoktu. Kültür, müzik anlayışı yoktu. Şey gibi yani annem babam şey dinliyordu, James Brown dinliyordu. O bizim için artık içselleştirilmiş bir şeydi. Sokağa çıktığımda James Brown'un çaldığı parçaları kullanıp üzerine bir şeyler söyleyen insanlar duydum. Ve aklım başımdan gitti diyor yani hani. Yalnız ben bu cümleyi... Devam et abi, yok bitti sandım. Bu sefer bitti yok, sandım. Yok sen söyle. Yok sen lütfen söyle. Lütfen ben bomboş söyle. Ben bomboş bir şey kestin söyleyeceğim. Kestin kardeşim, kestin. Artık çok geç, kestin. Evet. Ben bomboş bir şey söyleyeceğim çünkü lütfen, sen devam et lütfen. Söyle tamam, söyle. İyi amına koyayım ben de hadi. tamam. Hadi yayın böyle de. bu cümleyi Bushido da kurmuş olabilir diyordum. En başta arkasında durabileceğim bir şey yoktu, sonra Abu Chakar'ı fark ettim diyerek mesela. diye bir çok kötü bir espri yapacaktım. Sevgili Bushido, bu yorumlara kesinlikle katılmıyorum. Bunlar Baykan... Albümlerini aldım abi. Kendi yorumları. Vurma beni. Albümlerini aldım ben senin. Okey. Şunu diyor. O zamanlar için yapmaya çalıştığımız şeyi keşfedemedim diyor. Yani okey işte James Brown sample alıyorlar, üzerine rap yapıyorlar. Ama ne üzerine rap yapacağımı diyor çok çok sonra keşfettim. Ki bu arada Samy Deluxe'a Dynamite'da bayağı eskiler aslında. 92-93 evet.
ler falan ama o işte ilk albüm 97'de çıktığı için 97 yazdım ben aslında slayta. Evet. Ya sıkıntı yok ama işte şey diyorum hani 92 93 97'ye kadar anlamaya çalışıyorlar. İşte burada da şey sorusunu sormamız lazım. Türkiye'de o kadar rapçi var mı acaba? Bu eski okullar falan da dahil yani. Tabii canım. Kaç sene anlamaya hiç çalışmışlar mıdır mesela? Merak ediyorum bu Ya benim burada hani soruyu. bizzat tanıdığım işte demiyorum, anlamaya çalışarak yapmaya çalışan, gözlemlediğim Fuat abi var. Gerçekten. Ya çünkü Hasiktir serisindeki ilk şeye bakıyorsun. Biraz LA Underground esintisi var. İkiye bakıyorsun. Daha bir farklılaşmaya gitmiş. Biraz Kul Savaş'ın da orada. Bütün MOR üzerindeki mentorluk kafası da olabilir bu tabi. Ama Fuat abinin de gerçi mentor yönünü hepimiz burada biliyoruz, tartışmam yani. O Türk rapçilerde bir orada görüyorum. Hani biraz kafa patlatmayı. Ceza'da görüyorum. Çünkü en başta DasFX ve Full Chickens'tan sonra farklı farklı bir yere gitme, hani denemeler falan orada görüyorum ama kalanları bu, hatta bugün de Mali'de dinledik, hani Realite diye Fransız bir grup vardı abi. Çok o kadar 90'larda yoklardı ama hani 2001'de varlardı. Abi 18 sonra geri dönüyorlar, 2001'deki parçadan daha kötü dönmüşler. Hani üstüne hiçbir şey koymamak yani. Bu konuda seni çok iyi anlıyorum yani. Abi şöyle bir son bir bilgim var Dynamite Deluxe'la alakalı. Almanya tarihinde hem rap hem genel müzik anlamında en çok satan isimlerden biri Fantastic Evet. Fia. Yasin bu Onu arada evet, bence de. geldiğinde Unuttum. konuşacağız onu. Liste anlamında da öyleler. Kesinlikle domine ediyorlar Fantastic Fia. Ondan sonra gelen grubun ismini unuttum. Şaka gibi ama. Fantastik Fia'dan sonra Az ne önce geliyordur? Düşünüyorum üç bildik kişi az olanı. önce konuştuk ya ya. Az önce konuştuk ya dinledik. Hani Metro'da klipleri vardı. Kafam gitti. Kafam sıfırlandı şu an. Şey, bir dakika. Fetes Metro'da Brot. klip. Evet. Ondan sonra onlar var. Ve sonraki en büyük başarılardan biri de şey. Deluxe Sound System. Dördüncü sıraya çıkıyorlar. Ve 21 hafta kalıyorlar. Dördüncü sırada. Yani 5'e düşüyorlar bazen, 4'e çıkıyorlar falan filan ama Ama yine uzun bir ilk süre. 5'te 21 hafta kalıyorlar. Daha sonra o kadar başarılı albümler olmuyor. TNT işte 2000 kaçtı çıktı o ya? Şu an hatırlayayım 2008 veya 9 galiba. O da 5. sıraya falan çıkıyor. 5, 6, 7 gibi gidiyor o da. Ama o 4 hafta kalabiliyor orada. İlk 10'da 4 hafta kalıyor ama bir önceki albümleri 21 hafta kalıyor. Bunlar deli başarılar. Bu genel Billboard listesi gibi düşün Mali bunu. Bu şey, rap listesinden bahsetmiyoruz. Aynen, bayağı böyle hani Herkes var cenk yani. meydanı, cenk Evet. meydanı der, kötü kelime oyunu yaparım. Ay. Hadi bakalım. Görüşürüz, kendinize dikkat edin, hadi. Yine gitti. O zaman bir parça daha Dynamite Deluxe'dan ya da Samy Deluxe'un solosundan bir şey daha dinleyip Fantastic Fia'ya, şu an slide'da gördüğümüz, öyle mi geçelim? Evet abi, olur. Bu arada tekrar bir dipnot düşeyim. Alt tabda dinleyenler için. Hani şey, aslında benim dediğim gibi kronolojik gitmedim. Bayağı bir slide atlıyoruz şu an. Çünkü Fantastic Fia'yı artık bugün konuşalım. Çok önemli bir grupmandı. Biraz Fantastic Fia'yı öne çektik. Sonra normal haftaya normal slide'da kaldığımız yere geri döneceğiz. Merak etmeyin. O zaman Samy Deluxe'dan Zürük gelsin abi o zaman bir de. Geliyor. Evet, fade attım, parayı Gerçi geçtim de. Nas ne geç bulacak lan? Abi ya, nasıl Nas paraya geçmem parayı ama geç bulmadı. parçayı dinlerken konuştuğumuz, gerçekten Samy Deluxe'de de burada bir kötü giyinme olayı var ama nasıl bunun ben gözüme zirvesi. Ya bir şey var. 95'te giydiğin o Puff Daddy'yle yaptığın Hate Me Now'daki berbat kırmızı deriden daha kötüsünü 2020 senesinde o deri eşofmanların daha da kötüsünü bulup nasıl giydin abi sen? Kaç milyon dolarım Yapıyorlarmış var abi? ya Kaç milyon vallahi. dolarım var abi? 1.000 dolar falan ateşle bir terziye bir şey diktir var abi, o ne? Abi çok kötü, cankan gibi giyiniyor oğlum. Beni giydir de ya gidip. Ya gerçekten nasıl, yani nasıl şey, müzikalite olarak değil ama giyim zevki olarak cankanla aynı şey benim gözümde, nasıl yani, üzgünüm. Burada bence de Yani. katılıyorum. Ya bazen bazı giydiklerini beğeniyorum. Özellikle takım elbiseyi falan iyi kotarıyor bence. Ama yani sokak fotoğrafları hoş değil genelde ya. Evet. Deniz bu değişim rakamlara yansımış mı diyor. Şeyi soruyor herhalde. Çünkü ben Samy Deluxe'un ileriki yıllarda çıkardığı biraz bu pop rap'e kaydığı dönemden bir iş dinlettim bir de. Deluxe'e sola bakalım diye. Kim Deluxe Jong-un. hep aynı satıyor abi. Pop olsa bile aynı satıyor. Herif böyle garip garip bir istikrarı var o konuda. Evet. Kim Jong-un bu arada aboneliğin için çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Sahtiyan Fan Club demiş. Aynen. Samy Deluxe dinliyoruz ya.
NAS'tan daha kötüsünü yine NAS giydi gerçekten bu arada. Belki şey olur. Yani bir de şey var. Genelde giyinmiyor ama giyinse Young Tak çok çirkin giyinirmiş gibi hissediyorum ama genelde giyinmiyor. Tayga ile ikisi genelde üstsüzler ama giyinseler çok çirkin giyinirlermiş hissini alıyorum ben hep her seferinde. Yani giyindiklerinde göreceğiz. Mesela benim şey var. Mesela Türkiye'de Uzi'nin giyimi hakkında bir fikrim yok abi. Hep üstsüz gördüm kliplerde. Mesela asla fikrim yok yani nasıl giyindiğine dair. Of. O zaman The Fantastic and Fiyah geçiyorum abi. Son grubumuz bugünlük. Notlarıma bakayım. Zaten senin yeterince bilgin vardır ama tanıtmak adına bir hata yapmayalım. Stuttgart'tan geliyorlar. Yine senin Stuttgart ekolünden. Housemarque, Smudo, Tamsti ve Ypsilon. Ünal'la alakası yok değil mi Ypsilon Records? Samimi soruyorum bu arada. Hayır. Ünal isimleri koyarken bu üyeden ilham almıyor yani değil mi? Hayır abi. Ha, tamam abi. 89'da kuruluyorlar. Stuttgart'tan geliyorlar. Çünkü abi ne bileyim Almanya'da çok önemli bir figür olan bir grubun en bilindik üyelerinden birinin ismini label'ıma hani verirsem ben bunu düşünürüm yani label'ımın ismi aynı olursa yani. Acaba Olsa derim güzel yani. olurmuş ama onun bayağı literal şeyi var. Anladım. Hani upsilon yani bayağı literal karşılığı var. Anladım. Mali Ayan da aynısını soracaktım yemin ederim dedi sevgili Mali. Çünkü gerçekten merak ettim. Çünkü çok bilinen bir grup ve sen büyük bir label, ilk şöyle söyleyeyim, proto MOB'yi oluşturmaya çalışırken zamanında label'ın ismini bu koyunca ister istemez bir acaba dedim ben yani. Olsa gerçekten güzel olur ama maalesef değil. Anladım. Evet, Ünal o kadar şey vizyoner bir adam değil belli ki yani. Kira Hakan'ın videosunu hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Ünal öpüyorum boru. Git buradan. O röportajın hastasıyım oğlum ben. Abi inanılmaz. Baykan inanılmazsın. Dakikada 26 kere 26 farklı insana şey yapabiliyorsun yani. Tamam, sustum. Sustum. Bilemiyorum abi. Çok eğleniyoruz bence ama. Eğleniyorum ama çok yansıtamıyorum dışarı. Doğru, sen de doğru söylüyorsun. Seni yakmamam lazım en azından. Ne dinleyelim? Ondan sonra senden bol bol info dinleriz. Geldim İstediğini açabilirsin ya. Çünkü yani fantastik Fantafia ya da Fantafia'nın ben. Fantafia, bütün işleri bize göre kalitesiz. Ama evet. çok çok enteresan olayları var yani. İlk 90'lardayız tanem Akşay, hoş ben geldin. okuyayım hepsini. O zaman Der Pikniker gelsin. Erken dönem BTS şarkısına bir fade attım ben abi ve bu gerçekten böyle bence The Pikniker, piknikçi demek bence yani. Cenk teyit eder ama bence öyle Evet yani, abi. maalesef yani. Evet, gerçekten bu arada Şöntkar. yani. Abi Şöntkar geldi. bir bu arada iki saniye bekletiyorum seni. Tamam Hemen bir şurayı düzeltiyorum. abi. Ya Akçay sormuş bu arada abi güncele ne zaman Düzelttim geleceksiniz merak ben. ediyorum ne diyeceksiniz diye. Ya şey bizim döner trap ve lahmacun rap Almanya ekolünde gelişimize nereden? Baksanız bir 3 hafta var galiba. Evet. Tahminimce. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten döner rap ve nargile rap dinleyeceğiz mi? Ya ben dinlemeyelim ama girmişken tarihe mecbur bakacağız abi. Çünkü bunu tarih yazacak yani. Biz görmek istemesek de tarih oraya Tamam, Casey Rebel yazacak önceden yani. evet, o zaman tamam. Yok, hallederiz. Ben öncesinde bir 3 duble atarım. Ben de. O yayını ayık Derim ki of yapmam çok yani herhalde. Yani. eğlenceli. O çok çok eğlenceli falan derim yani. Casey Rebel çünkü ya gerçekten Casey, yani, çünkü tarih yazacak yani. Biz atlasak bile olacak o yani. Mecbur konuşacağız. Abi bu Fantastic Fia, Fantafia istediğini söyleyebilirsin. Öncelikle ya 80'lerin ortasında kuruluyor. Mikkel Bent, Andres Rieck tarafından Terminal Team olarak kuruluyorlar. Ardından da diğer iki üyesi Thomas Dew ve Michael Beck geliyor, katılıyor ekibe. Ve böylelikle Fantastic Dörtlü oluyorlar. İsimlerini alıyorlar. Aslında Stuttgart'ta olmalarına rağmen Stuttgart ekolünden Asla bir değiller alakaları yani. yok çünkü çok, yani Stuttgart ekolü de çok sonra başlıyor arada 92 Evet falan bu 93 89 gruplu olduğu, o 89 çıkışlı tarihler. olduklarına bakarsak bu grubun tabii ki daha onlar başlattıklarında Stuttgart ekolü diye bir ekol yok Stuttgart'ta Evet. yani doğru. Abi 91'de ilk albümleri çıkıyor. Yets Gets Up ve Okey bir albüm.
91 yani rap diye bir şey yok aslında. Ama sonra şöyle bir şey oluyor abi. Bir sene sonra asıl albümleri geliyor. Fia Gevint. Ya, bence iyi albüm bu arada. Evet. Ya yani Fia Gevint bu arada şöyle bir infosu var. 3 triple şey kazanıyor. Gold plak kazanıyor. 44 hafta liste birincisi oluyor. Billboard listelerinde birinci oluyor. Sadece Almanya'da bu arada. Avusturya'da da bu arada 17 hafta birinci oluyor. 795 bin satıyor. Ve yani rap müziği tanımlıyor. Yani 91 senesi çünkü. 91-92 seneleri bunlar. Ve rap müzik için bir piyasa açıyor. Bizdeki birebir Kartel'in karşılığı. Aynen, ama tek farkı daha pop rap bu. Yani. Ya şey düşünün, bu Kartel'in şey sonrası, Kartel'den sonraki solo albümlerde girdikleri kafalar daha çok, içerik olarak. Cenk düştün sanki ya. Yo, buradasın gibi oldu ama kameran dondu, sesin de gelmiyor. Bir tekrar edelim mi? Ben düştüm mü şu an acaba? Yo, sesin şu an geliyor da görüntün bir dondu demin. Şu an görüntün dondu. İnanıyorum burada olduğuma. Yok, sesin burada. Sesin burada, görüntün yok. Ya görüntü yok dedim, görüntün dondu. Şu an görüntün tamam var. Sesin. Eyo. Ufak bir delay var ama çözeceğiz. Görüntün var şu an abi. Okey abi. Ben devam ediyorum o zaman. Devam et abi. Kendileriyle alakalı asıl olay aslında 92'deki albümü de bu kadar sattıran şey Dida isimli bir marşımsı parça. Hı hı. Çok böyle bence çok rap diyemeyiz bana kalırsa. O yüzden almadım açıkçası o parçayı zaten isteye. Ama gerçekten hani o 795 bin satmalar işte yani 40 hafta falan liste birinciliğinin falan sebebi o yani. Aslında. Ya Tarkan'ın Oynama Şıkıdım Şıkıdım'ı gibi bir şey. Yani o da tek başına deli gibi albüm sattırmıştı yani. Ama işte daha sonraları 95'te yine bir albüm çıkıyor. Albümleri çıkıyor. Lauschgift ya da. Dur bakayım bir dakika. Lauschgift'miş. Okey, doğru söylemişim ilk başta. Abi bu listelerde çok başarılı olmuyor, bir flop oluyor aslında. Ama sadece listelerde. Çünkü Cenk şu an sesin ototune mu geliyor? 5000 satıyor. Cenk şu an sesin ototune mu geliyor? Önceki albümlerde 250 bin satmıştı. Sonra 200 bin bandında gidiyorlar. 2018'de burada son albümleri çıktı. İnanılmaz bir istikrara sahipler. Ama burada Fantafia'nın yapmaya çalıştığı şey bu şeyin. Burada ben gitmişim ya. Ben hiç farkındayım. Evet, bir saattir anlatıyorum evet, kendi kendime. Evet evet evet. Aynen öyle oldu. Üf. Ve şu an her kendi şey kendime anlatıyorum abi. Ve şu an her şey çok net geliyor. Ay Stefano Sezai, hoş geldin. Kodeksli miyim şu an? Autotune'u muyum şu an? Yok, şu an sesin autotune'u değil, görüntüden normale döndü. Trap yapıyor muyum? Yok yok, normale döndü. Az önce öyleydin demek ki. Evet. Okay. Hızlıca anlatıyorum ve kurtuluyoruz abi, hadi. Tamam abi. hadi bakalım, inşallah yine komik şeyler olmaz. Kendileriyle alakalı asıl olay şu, ortaya bir şey çıkarıyorlar abi. Yani anlama çabası ve uyarlama çabası var burada ve bunu çok da progresif bir şekilde yapıyorlar. Arkalarında da Columbia Records var bu arada. Yani bu arada global olan evet. Columbia Records var. Evet. Alman medyası da çok ittiriyor çünkü 92-93 hani artık Soğuk Savaş sonrası diyebiliriz hemen hemen. Bir inanılmaz şey var. Her doğru yerde doğru zamanda bulunuyorlar ve doğru bir iş yapıyorlar. Ama şu an sanırım ham satış anlamında yani stream falan değil de bayağı satış anlamında şu an hala rekor onların diye biliyorum. Ben de öyle biliyorum abi. Hani çünkü bu arada 92
Bir şey falan da yok. Limited edition, ekstra baskı, maskı hiçbir şey yok yani. Bayağı albüm kendisi 795 bin satıyor. Backspin'e baktım ben yayından önce, ilk yayınımızdan önce. Orada şey diyordu yani, kopyalarla falan, korsanla falan 2 milyon satmıştır diyordu. Oh, eyvallah. Bu kadar. Yani burada kendilerinden de 6 tane falan şey var, yer aldığı film var. Yani oynamıyorlar. Birçoğunda oynamıyorlar da Madagaskar'ın Almanca versiyonunda falan dublaj falan yapıyorlar Eyvallah. böyle. Ya onlar artık yani Almanya'da hala popstarlar aslında bakarsak yani. Hani evet yani rap'in mainstreamleşmesinde çok büyük etki o en büyük etkiyi gösteren grup ama yani baktığımız zaman günümüzün popstarları yani biraz şey var. Supramen TM'in bir dönem Fransa'da olduğu gibi hani nasıl Kolsen orada pokere de dönmüştü. Joyestar tamamen buzla dans jürilerine falan dönmüştü. Biraz Fantastic and Fear da aynı şekilde hani gördüğüm Evet, kadarıyla. bu Yani arada şey değil çok her müzik yerdeler değişti. abi. Evet her Her yerdeler. yerdeler Her yani. yerdeler yani evet. Ama şeyler bu arada, şöyle bir respect ders çıkarılması gereken bir şey. Yani 4 kişiler ama 8 kişilik bir konser ekipleri var. Evet. Çünkü yani albüm arasında falan paso turnedi abi herifler. Aynen. Hani Almanca konuşulan her yere gidiyor herifler. Böyle hayvan gibi bir konser veriyorlar. Benim çok hoşuma giden bir özellikleri de şey, özellikle Prime dönemlerinde, işte 93-94 dönemlerinde Deniz bütün görüşündür. albüm gelirlerinin yarısını falan kanser vakıflarına falan Güzel bir şey. bağışlıyorlar. Bir üyelerinden bir tanesinin kardeşi sanırım kanserden vefat ediyor. Oradan dolayı da şey unvanı alıyorlar ya. Almanya'daki sorun karşılığı işte, bir Anladım. tanesinin. Hepsinin öyle bir şey var. Disor. Şeyler aslında Dasör. günümüz Alman Gidiyor. chat çabamın farkındasın değil mi? Chat, yani çabalıyorum chat, bu insanları rap müziği tanıtmak için çabalıyorum ama yayın yaptığım adama bak, bir anda chat beni bırakın ya. Tamam Vallahi. özür dilerim. Yapmasam Abi yapmasan ölürdün ama yaparak da beni öldürdün be. dilerim. Herkes sevdi, herkes öldürür sevdiğini diye Tuncel Kurtiz'e Okey. bağlayayım. Devam. Özür. Abi son infom şu. Hani bu bence ne kadar anlatsak da tarif edemeyeceğiz grubun büyüklüğünü, Almanya Evet. için büyüklüğünü. Evet. Abi 2016 yılında albüm 2016 yılında bir konser veriyorlar Berlin'de. 88 bin kişi katılıyor konsere. Full konser veriyorlar. Hani 91'de kurulmuş bir grup olarak bence inanılmaz büyük Bence bir de. olay yani. Bence de. Son konserleri de bu arada solda attı yani. Yine sattı hepsi falan böyle. Bizde bunun muadili bir şey yok Şey, ya. normal bir şey, normal müzikte de yok bence. Yani Rap'in dışında size örnek yok yani. verebileceğim bir şey Belki gelmiyor Tarkan. aklıma. Evet belki Bir Tarkan. tık Tarkan falan olabilir yani. O da şey ama Ve bu arada kokainli Tarkan. Hani kokainsiz Tarkan da başarılı değil çünkü. evet. Gerçekten bu arada trollüne söylemiyorum. Bu arada katılıyorum yani. Yani. Kokain davasından sonraki bütün albümleri flop yani. Aynen. Tarkan tekrar başladı yürüyoruz. Yarın umarım bir şey almam ya. Böyle dava mektubu falan almam inşallah. Yok abi, davalar bana. Altında duran arkadaşımın hiçbir alakası yok davalar bana. Çünkü buna dava açacak Teşekkür adamın ederim IQ'su abi. çok yüksek olmadığı için hani onu belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Var ol canımsın. Ay tamam. Ay. Abi bu arada bu arkadaşlar 2010 ile 2018 arasında 11 tane ödül alıyorlar. Ve bu albümü ya ödül alıyorlar. Bu ödüllerin birçoğu yılın konseri ve yılın şarkısı ödülü. Yani adamlar yaşlandıkça Arap atı gibi ödül toplamaya falan başlıyorlar. Ki bu arada Almanya'da falan öyle hatır gönül şey verilmiyor. Ödül verilmiyor. Yani inanılmaz böyle şey yok yani. Üstün başarı ödülü işte. Ömür boyu başarı ödülü falan. Götten element uydurmadıkları için. Yani. Gerçekten şeyler ya. Hani müziklerini hiç sevmiyorum. Beni hiç yakalayamıyor. Çünkü bir de jenerasyon farkı var arada. Ama
Ben de çok yakalayamıyorum. Avrupa bir albümlerini seviyorum. Avrupa tarihindeki en büyük şeylerden biri bence. Yani en büyük rap müzikal başarı. Kesin olarak en büyük rap gruplarından müzikal biri. Müzikal ya. Sadece evet daha sen daha geniş alıyorsun farkındayım da hani kesin olarak Avrupa tarihinin en büyük rap gruplarından biri yani. Beğensek de beğenmesek de kabul etmemiz gerekiyor yani. Ama dediğim gibi bir albümlerini severim ama çok da böyle delisi değilim ama genel olarak beni de çok açmayan bir soundları olduğunu itiraf etmem lazım ama. Şey var peki bu tamamen meraktan soruyorum. Başka Avrupa'da bu kadar popstar mertebesine erişmiş yok, yok. Var mı? Belki yani şey. Bushido'lar, Kuğu Savaşlar ünlüler. Ünlü ama böyle bir şey değil. Eko falan da değil, ünlü. Popstar değil ama abi. Bunlar yani, abi. Almanya için ya. Almanya için bu grup Michael Jackson gibi abi. Hani öyle bir ünlülükten bahsediyoruz. Hani yani şey değil. Bushido, Kuğu Savaş o seviye değil. Hani ünlüler evet onları da magazin kovalıyor ama bu ayrı bir nokta. Abi 55 yaşında 88 bin kişiye konser bunun veriyorsun. Çok bunun enteresan bir muadili, şey yani. Bunun muadili Fransa'da NTM abi. Başka da yok. Olabilir. O da Fransa'da NTM. Da onun... Bu arada ben Fantastic VR'ın ünlülük seviyesi NTM'den de yüksek ama hani Fransa'da mesela çünkü Fantastic VR Almanca daha geniş bir coğrafyada konuşulduğu için Avrupa genelinde konuşuyorum. Yoksa atıyorum NTM muhtemelen Orta ve Batı Afrika'ya gitse onlar da yaşayacak ama kıta Avrupa'sında ağırlıklı dil çoğu ülkede Almanca bilindiği için İsviçre olsun, Avusturya olsun vesaire Fantastic Fear daha geniş bir skalaya hitap ediyordu. Hani daha çok ülkede starlarken NTM Fransa çapında aynen Fantastic Fear neyse o ciddi popstar kafasındalar abi. Yani şöyle çünkü şeyi söylemiştim daha önce. Kolşe'nin yeni albüm reklamı abi. Benim şeyin, abi... Olympic Lyon'un formasına sponsor şey olarak sponsor olarak albüm kapağı konuldu falan yani o da kolay bir şey değil çünkü yani o yüzden diyorum. Gerçekten ya şeyler bir de bununla ilgili şöyle bir makale var ondan da bahsedersek belki bir tık oturtabilir her şeyi. O dönemler Alman daha doğrusu eğlence endüstrisi Amerika tarafından tokatlanıyor bütün dünya gibi. Evet. Ve bir makalede şeyi söylüyor yani. Fantastic Fear'ı bu kadar boostladılar çünkü kültürel olarak bu erozyonun karşısına bir şey koymak istiyorlardı. Evet biraz devlet destekli ve, politika gibi bir ya şeyler evet, var evet. Yani. Ve bu arada bir ton yani şu an konuşsak bir şey bu yayın bir bu kadar uzar çok tabii, uzun bir makaleydi tabii, o. Ama şey diyor yani hani. Bir de konu müzikten de ibaret çünkü, olmadığı için çok konuyu açar onunla yani. Evet evet hani şey falan var yani. Şeyi söylüyor adam makalede. O kadar fazla şey var ki. Abi TRT1'i düşün. TRT1'in akşam 8'de ceza klibi yayınladığını falan düşün. Aynen öyle yani. Ya yani, o bu tarz olaylar falan oluyor. Ha bana bakılırsa şey oluyor biraz yani müzik klip var ya az önce izlediğimiz evet, klip. Evet, evet, oyunculuk. Evet. Yani ben gittim değil mi yine? Yo buradasın. Auto-tune'da mıyım şu an? Hayır değilsin buradasın. Okey tamam. Hiç olmadığı kadar iyi görüntü. Şey. Gerçekten bu arada. Okey. Okay. Hiç donmadı. Delay yok. Abi Alman halk müziği var ya. Oyunculukları ve bazı aldıkları birçok sample ona çok benziyor. Ve insanlar için yabancı bir şey değil. Yabancı bir tat değil. Yabancı bir kanal değil. Oradan yürüyorlar aslında. O yüzden bir daha Alman kültür endüstrisi de biraz boostluyor kendilerini. Tabii. Hadi abi. Hadi hadi. Falan diye. Bu sonuç bu. Yani Fantastic Fear'dan da bir parça şey ama aynı örneği şey de verebiliriz ya. Kartel de mesela Türkiye'de çok Türk diasporası tarafından evet. Hayır, Türkiye diasporası tarafından kullanıldı. Evet, bayağı. Evet. Hani aynı hesap. Yani müzik bazen politiktir. Her şey politik olduğu şey gibi. Şey de aynı şekilde. Müzik rap müzikten çıkıyorum. System of a Down ki ben Serj Tankian'ın çok iyi müzisyen olduğunu düşünmek, kabul etmekle ve sevmekle beraber Serj Tankian'ın yaptığı müziği System of a Down grubu tamamen abi Ermeni diasporası ve işte soykırım mevzusundan bu kadar puşlandı. Çünkü Serj Tankian'ın evet. System of a Down dışındaki çok daha iyi System of a Down projesinden çok daha iyi işleri hep görme şeydeki kıyıda köşede kalmış oldu abi. O proje çok öne çıktı mesela. Tarkan bir şey diyeyim abi. Tarkan yani. Var mı Musab'cığım var. Tarkan hayvan gibi Türkiye tarafından Türk dışişleri işte Kültür Bakanlığı tarafından nasıl boostlandı yani tabii öyle canım. Böyle değil. Abi şey Amerika'ya bunların gönderildi hepsi albüm yapsın diye. Olan yani. Şöyle. Hani gerçekten adamı İngilizce albüm yap bizden de dünya starı çıksın, turist çekiyorsun, yakışık çocuksun falan diye promote edildi abi herif. Kültür Bakanlığı tarafından bu arada bu yani. Yanlış bilmiyorsam. Şey vardı ya ben yanlış mı hatırlıyorum? Sertab Erener'den sonraki o Sertab Erener sonrası turizm reklamında Tarkan vardı ya. Evet.
Böyle işte camiler böyle bilmem neler, hamamlar falan, sonra Tarkan var böyle yarı çıplak falan, saçma sapan yani. Ne alaka, anasını satayım yani. İnanılmaz kötü yani. Bir diğer yanda da ben hakkını hep yendiğini düşünmüşümdür. Göbekten zeytin yiyen Serdar Ortaç reis vardı. Hep hakkı yenmiştir diye düşünürüm. Çok kötü, çok karanlık günlermiş abi. Ben çok karanlık günlermiş yani. Böyle evet, bir şey evet. izliyorsun abi klip diye. Ben Serdar Ortaç'ın şeyine çok gülüyordum ben ya. Kafayı yormam, sonuna bakmam, ben adam olmam diye şarkısı var herifin. Ay yani. Ve facts abi, herif hala kumarbaz var. Evet. Facts. Herif yıllar önce gerçekleri söylemiş yani. Ya şey, Çakar demiş ki rap bu mu abi, rap bu diyen falan, bizdeki mevzuyu kastediyor. Popüler bir Alman rapçi çıktı mı Viera karşı peki demiş, Fantastic Viera'ya karşı. Abi, oğlum 91-92 yani, nereye çıkacak? Ya şey de yok abi, Almanca'da biraz yer yer bazı önemli isimlere, mesela Kul Savaş Eko'da kesinlikle girilecek, Kul Savaş'a veya Eko'ya geldiğimizde o beef'e falan da. Yani şey, beef'lere gireceğiz ama oradaki beef'ler biraz daha abi street credit üzerinde döndüğünü söyleyebilirim. Çok fazla hani müzik sound üzerine beef asla, yani Türkiye dışında pek kolay kolay görmüyoruz yani böyle bir şey abi. Çünkü o müzik faşizanlığı. Bir de şey, Almanlar yani. İçin şu var abi. Bu arada Cenk şey şeyden bölmüyorum. Çakar'ın bir sorusu daha vardı. İkimiz de atladık. Cümleni bitirdikten sonra sana bir de onu soracağım. Muhtemelen aynı düşünüyoruz ama tamam. Sen ne düşünüyorsun onu soracağım bir de parçaya geçmeden. Okey. Abi Almanca rapte rap bu mu beyler diye bir şey olmaz çünkü o zaman gider İngilizce rap dinlersin. O da işte az önce geldiğimiz konu yani. Azeri Türkçesi dinlemek gibi bir şey herif için. Aynen. Hani kimseyi tatmin etme çaban olmaz yani. Olmuyor daha doğrusu. Onun avantajı var. Bir de gerçekten dünyada rap'in ne olduğuna bu kadar takan bir biz varız yani. Evet. Ya bir şey var. Ne abi? Yok, Çakar ben sana sonra anladım. Tamam. Sonrası için demek istedim. Kartel gibi sen diyor. Yani Türkiye'de kartele ya da eskili isimlere yapılan saygısızlık başka ülkelerde kolay kolay olmuyor. Örnek vereyim. Nelly Kerswan'da yaptı. Nelly kayboldu sonra yani, öyle söyleyeyim. Bir daha Nelly'yi görmedik. Kerswan'da. Yok bu arada gerçekten FIA'ya sadece respect var. Hiç disrespect yok yani. Yani ki KRS-One kısa tarihin en lame beefindeki en lame distracklerden birini yapmasına rağmen Nelly kayboldu ortadan abi yani. Kabul edelim yani. Globalde böyle bir şey yok. Yani bu nadir olur. Olan kişiyi de yok ederler abi, üzgünüm. Ya Almanya'da şey insanlar var. Şeyin farkındalar abi. Bugün işte atıyorum 93-94'te sen label anlaşması imzalayabiliyorsan. Hah yani. FIA sayesinde yani. Aynen bir şey mi? Rapor 2 çok iyi bir gruptu ama evet. Kartel etkisi olmasaydı sözleşme imzalayabilir miydi? Asla, albüm çıkarabilir asla, miydi? Asla. Yani? Hiç kimse. Aynı hesap asla. Yani. Türkiye sınırları içerisindeki Türkçe rap yapanı kimse imzalayamaz abi kartel olmasa. Ancak yine başka farklı gruplar gibi, kartel öncesinde gruplar gibi. Almanya'da satıp orada bir şekilde akrabayla buraya ulaşacak 10 kişiye ulaşırdı yani aksi halde. Ve şey var, kartel için rap değil eleştirisi yapmıyorum. Benim karteli eleştirdiğim şey abi şu var. Türkiye'de hip hop'un yanlış başlamasının en büyük etkenlerinden biri ister istemez kendileri. Çünkü şey gelmedi. Tamamen bir acı anlatma mantığı geldi demiştik ya Cenk'in anlattığı gibi. Böyle geldiği için abi hip hop'un diğer elementleri asla rap müzikte Türkiye'de bir arada gelmedi. Sadece rap müzik gelmiş oldu. Yani kartelden etkili rap yapan insanların bir şey oldu. Hip hop kültürüne dair fikri olmadan rap yapmaya başladılar. Hala da günümüzde örnekleri devam ediyor. Eskinin bütün kekoları hani beni bu sweatshirt'te bol gördü diye böyle yo dostum falan yapan gerizekalıların hepsi şu an netteye parça veriyor mesela. Hani bu ister istemez bir şeylerin hatalı başlaması sebebiyle oldu yani. Burada da başlatanı suçlayacağım evet. Abi kimi suçlayacağım? Ha bu benim onlara saygı duymadığım anlamına gelmiyor. Ama bunu da söylemem lazım, yanlış başladı. Tabii canım. Tabii yani bence ikisinin ayrımını çizebilmek önemli olan. Keyifli bir albüm, hatalı bir zaman bence. Evet yani ve şey gerçekten yine daha önce de söylemiştim hani buraya sadece rap için geçerli değil. Ya bırakın abi batı batı kalsın, doğu doğu kalsın. Hani doğu kötü anlamında söylemiyorum bunu. Ama ikisini illa bir hibritleyelim, herkes sevsin. Abi salın şunu. Spesifik kitle sevsin biraz da. Bu mainstream olmakla, mainstream olmayı kastetmiyorum. Mainstream olmak bu demek değil çünkü. Sen herkes hedeflersin ama herkes hedefleyeceğim diye abi gördüğün her şeyin üzerine lahmacun ve baklava ve biraz da bağlama fırlatmamalısın. Hemen iki konuyu birleştireyim mi? Sonra sen Çakar'ın sorusunu sor. Tabii. Kaçırdım dediğin soruyu sor. Şöyle bir durum var. Fantastic Fia diyor. Fantastic Fia'nın bir üyesi diyor bunu. Hip hop'u bizden sonra Almanya'da geliştiren birçok sanatçı burada bunu 2000'lerde veriyor bir röportaj. 2010 falan. Yeni müziğe uyum sağlayamadılar. Ve toplumsal anlamda da orta sınıfla alakalarını kopardılar. Ama biz orta sınıftan geliyorduk ve orta sınıfın neyle eğlendiğini biliyorduk diyor herif. Yani. Doğru. Bu. Yani
içinden geldiği şeyi anlatıyor. Tamam, pop parça yapıyor ama yine de biliyor yani. O dünyayı biliyor. Yani Türkiye'deki sorun bilinçsiz yapılması. Tamam olarak Cenk'in dediğinin evet. kısa özeti bu. Abi soru şuydu. Çakar'daki abi hep beraber eğleniyoruz. Case Rebel soru şu an çok yukarıda kaldığı için hatırladığım şekilde soruyorum. Çakar düzeltirsin gerekirse. Çok Case Rebel dönüyoruz ama o kadar da kötü olmadığını düşünüyorum. Neden bu kadar gömüyoruz dendi. Hani Case Rebel hakkında. Ya şey var, Case Rebel'den çok daha kötü MC'ler var Almanya'da bu arada. Yani Case Rebel'in sorunu bir, bu dediğim şey var. Tabii ki canım. Case Rebel, ben mesela bende albüm var. Geçen yayın gösterdim. Yani ben arşiv mantığı onu da aldım. Ve yalan yok, sevdiğim parçaları var mesela. Ben Lear falan seviyorum. Hani yani şey değil, hususi açmam ama özellikle Almanya'dayken bir yerde çalıyorsa bu ne ya demem. Örnek vereyim. Kötü bir MC değil Casey. Ama şöyle, daha doğrusu kötü bir MC değil demeyeyim. Kötü bir rapçi değil ama Casey'nin ben MC olduğunu düşünmüyorum. Aynı demin dediğim şey var. Hani benim buradaki işte Kürt komünitim benimsesin. Yer yer Türk komünitim beni benimsesin. Almanya'da da rap sassın mantığı. Dürüm atılıyor parçaya, nargile atılıyor parçaya, işte kalça atılıyor parçaya, her şey var. Yine kumpir yapma durumu var. KC'de ben hip hop hissetmiyorum. Ama kötü rapçi mi? Hayır. Rap vokal bazına bakarsak KC Rebel kötü bir vokal değil bu arada abi yani. Kötü müzisyen değil. Ama yani şey yok. Hip hop hissetmiyorum ben. KC Rebel'den hip hop hissetmiyorum yani. Şey gibi düşün. BTS ne kadar hip hopsa KC Rebel o kadar hip hop abi. Yani. Casey Rebel iyi bir businessman yani. Evet, evet, evet. Ulaş Demiröz'ün Ulaş Demiröz'ün rapçi versiyonu gibi bir şey bence kafa anlamında. Kul Savaş neden bu kadar destekliyor? Yani Kul Savaş dediğin, o kadar desteklemiyor nokta... ya. Bence Kul Savaş Casey Rebel'i o kadar da desteklemiyor ya. Bir tane falan düetleri var yanlış bilmiyorsam. Belki ben kaçırdım daha fazlası varsa ama. Galiba 3 tane var ama diğer ikisini hatırlayamadım. Bir tane Kul Savaş'ın albümünde var. Değil mi? Evet evet evet, bir tane kendi albümünde var. İki. Diğer ikisini hatırlayamadım ama bende bir taneden fazla vardı ya. Neyse. Akrabalık yayın, falan yok. Yok, şeye koyarız. Yok şeyde akrabalık mı vardı? Yok akrabalık falan yok abi şey. Case Rebel Kahramanmaraşlı şey Kul Savaş Ege tarafından bir yerli diye hatırlıyorum ben. Net emin olmamakla birlikte. Ege ya da İç Anadolu. Hani biri Güneydoğu'lu biri İç Anadolu'lu abi, akrabalık falan yok ortada. Kul Savaş'ın annesi Alman zaten, babası Türk. Casey'nin annesi de babası da Türk yani. Ya Casey dediğim gibi iyi bir businessman. Evet, iyi bir yani. Businessman. Yani adamlar neyin yürüyeceğini biliyor. Yani. İşte. Evet. Ya yani şey abi işte az önce dediğim laf yani Ulaş Demiröz'ün rap yapıp yapan versiyonu. Yani evet bence. Evet evet, iyi bir businessman. Katar da aynı şekilde. Ben Katar'da hip hop görmüyorum yani. Katar pezevenk ama Casey'den ayrı. Ve bu arada mesela Casey Katar'ı yok etti abi. Hani hangisi daha iyi rapçi diye bakıyorsak Casey çok çok daha iyi rapçi. Ama ben hip hop hissetme mevzusundayım. Hep dediğim mevzu yani. Dinlerse sıkıntı yok hani, dinlerim. Ya işte bu da şey abi. Kul Savaş'ı açınca... Yani. İşte Kul Savaş'ı açınca bir moda giriyorsun. En dandik parçasını evet, bilersin. Evet evet evet. Casey... Bir Casey parçasını dinleyince şey oluyorum. Bakalım Vieste dünyasında neler değişmiş falan. Değil mi? Yeni Viesteler nasıl falan. Güzel. Bu yani. Yeni Vocodex var mı falan. Hani bu yani. Vocodex'e ne gelmiş? İşte neler değişmiş? Mix Mastering'de yeni teknikler var mı falan. Hani deneme tahtası gibi yemin ediyorum. Hop kulaklığım düştü. Hop. Abi yani insan nasıl kulaklığını düşürebilir ben anlamıyorum. Yani. Kulak içinde peki. Oluyor abi, ben de yaşıyorum o kulak içi kulaklıkta ya. Şey hani bu konu hakkında şey ufak bir iki cümle daha kurayım, sonra parçamıza bakıp kapatalım. Cenk'i de dinlenmeye uğurlayalım. Ben okay, de kaçacağım abi. Gerçi de şeyden hani ben bir yarım saat sonra falan tekrar yayın açarım, oyun oynarız beraber. Şey var hani, bu sadece Casey Rebel özelinde demiyorum mesela. Hani UFO'nun ilk çıktığı dönemi hatırlıyorsundur Cenk belki. UFO bayağı boom bap rap falan yapıyordu o dönem. Hani hem de böyle sertli mertli evet, böyle. Evet, evet, giderli evet. Miderli. Evet. Aynen öyle. Ya şey var. Yani tamam biliyorlar, dinliyorlar, bir şeyler var ama şeyi görmüyorum. Hani ne modaysa onu yapan adamı ben çok hip hop olarak görmüyorum. Ya yani şimdi güncel sound beat diyorsak Nas'ın albümünde de var ama Nas orada yine kendisinden bir şey koyuyor abi. Sen orada onu, o sana geçiyor o kültür mevzusu. Ama mesela KC'de Summer Jam'de falan o bana çok geçmiyor. Üzgünüm. Hatta özellikle iyice çöpler bu Merolar, Capital buralar falan, o çöplükte bana hiçbir şey geçmiyor abi yani, üzgünüm. Bak burada ayrışıyoruz. Capital Bra okey. Bence lirikal anlamda kötü bir şey. Berbat bir birisi yani. Ama işte Kul Savaş mesela diyor ki gelmiş geçmiş en iyi 20 Alman rapçiden biri. Bunun sebebi de diyor oyuna yepyeni bir matematik getirdin. Eyvallah. Kul Savaş, yani Capital'dan önce diyor ki Capital'dan önce hiçbirimiz diyor flow'umuza dikkat etmezdik diyor. Yani hepimizin kendi ait bir flow'u vardı.
koyup geçiyorduk diyor yani. Ya işte şey de var ama biraz yaşlanınca biraz bunama etkisi de var. KRS-One da çünkü en iyileri sistine bir ara ha. Young Tak falan demişti hatırlıyorsan yani. Hani yani. Ya şey konusunda bence şey Kuz'la konusunda. Kuz'la başta dislendi. Abi beni bir kontrol edin ya. Ne olur. Ben kendim yapamıyorum çünkü bak, bunu dur, belli tamam, yani. Dur top, bak topluyorum tamam mı? Tamam. Bak şimdi. UFO, Capital Bra, işte yeni başka kim var? Samra. Yuyu. Durum i̇şte, adam Samra. Bunlarda abi yeni bir yazım tekniği var. Da Samra abi bildiğin Almanya'nın Rayman'ı ya. Gerçekten bu arada ya. Evet abi ama bak dur işte bak dur bir dakika. Bir yere bağlayacağım dur. Tamam sustum. Yeni bir yazım tekniği var tamam mı? Ya yani kendilerine ait bir yazım tekniği var. Bu da Almanca çok sert bir dil ya. R'ler falan. Evet evet. Çok sert. Abi Almanya'da birçok genç artık İngilizceyi bayağı ana dil gibi konuşuyor. Günlük hayatlarında falan da bunu kullanıyorlar. Hı hı. Bu Deutsche Welle'nin bir araştırması yani. Ve o müziği dinleyen, o soft fonetiğe alışan kişi Almanca rap dinlemiyor. Çünkü çok sert geliyor böyle. Ve bunlar yazarken kendi flow'larına sahipler bu arada her biri. Hı hı. Saydığım isimlerin hepsi. Ve aynı anda yazarken dikkat ediyorlar. Yani hiç R'li, işte bastırmalı, geniş sesli harfleri kullanmıyorlar. Ve komple böyle bir İngiliz'in yani dinleyebileceği softlukta törpülüyorlar müziklerini. Başarılarının sebebi bu. İngilizce düşük yazmışlar bir yandan... gibi diyorsun değil mi yani? Sanki İngilizce yapıyormuş gibi düşük ya, yazmaktan bahsediyorsun. Baya... Anlayamadım galiba şey, ben bunu. Evet aslında denebilir. Abi mesela yani şey kaba bir şey düşünemedim şu an Almanca nasıl oldu ya bu? Hakikaten mesela, Almanca Rammstein, merhaba falan diyebilirsin tamam, mesela. Hani, Rammstein şey mesela. Hani, evet yani. Mali anlatsam yani, ama tamam, Mali. Gesundheit mesela yok, tamam yok, bak. Yok Mali deyince anladım abi. Gramer açısından değil sesler açısından diyor dedi. Eyvallah tamam. Şimdi oldu. Evet şimdi. Mali teşekkür ederim abi. Tamam şimdi daha net geçti yani, hepimize. Eyvallah. Tamam şunu diyorum. Buna dikkat ediyorlar. Ve böyle bir durumda bence bu hem saygı duyulası bir şey çünkü evet. Ya eminim Rayman'dan daha çok uğraşmıştır yani tabii hayatının ki, bir döneminde müziğe daha çok uğraşmıştır. Yok yani. Benim Rayman'ın sevdiğim parçası yokken Samra'nın var abi doğru yani kabul. Yani bir de işte Capital Bra'nın Capital Bra'ya hak ver yani respect atmamız gereken yer bu matematiği oyuna o getirdi UFO falan da değil yani o evet. Getirdi yani. Afro trap batağını üstüne yani saldığı bir flow... için sinir oluyorum ben biraz. Afro trap batağını çok fazla saldılar üstümüze ya. O kanalizasyonu böyle püskürttüler abi üstümüze ya. Ben ondan biraz... Abi ama işte şimdi aynı herifte Berlin Lipt albümünü yaptı şimdi. Doğru. Tamam kabul. Ha, burada kabulüm. Eyvallah. Ya Capital'ı... Bak ben de şey yapmam. Hani açıp dinlemem. Liste yapacak eyvallah, olsam... Eyvallah. Mesela şey diyeyim, büyük ihtimalle bu sene şey çıkıyor ya, 2020 özet playlistleri. 3 tane falan Capital Bra parçası olacak büyük ihtimalle. Ama işte ben de bu arada Kul Savaş demeden önce bu kadar dikkat etmiyordum. Sonra o deyince dedim ki, aynı senin gibi tepki verdim. Dedim buna da herhalde ama bakıyorum falan. Gerçekten yani sonra gittim baktım. Yani. Berlin Lipt abi 500 bin sattı ya. Ham satış vardı. Ama şey var burada yani. Öz eleştiri. Hani benim Kul Savaş buna da herhalde derken bir de hani Capital Bra'nın söylediklerini anlayamıyor olmam. Almanca bilmediğim için. Direkt o ihtimali aklım gidiyor tabii de anlayan biri için belki böyle bir farkı gözlemlediğin zaman hak veriyorsundur eyvallah. Ama ben bunu yapamam çünkü dili bilmiyorum. Tabii canım. Yani, ama işte, savaş bak, abi dedik de şakasında tabii yani gerçekten. Kendisi öyle bir saygısızlık yapmayız burada yani. Şey... Yani şeyi anlıyorum. Samra tamam. Okey. UFO tamam. Ben Yuyu'yu bayağı beğeniyorum teknik anlamda. Eyvallah. Abi 180, o da gerçi şey, YouTuber... 187 Karat falan var ya böyle boktan rapçiler hani. Gerçekten abi onlar hı-hı. Nedir abi? Mert bilmem ne falan yani. Ama işte Almanya'da şey daha keskin ki bunu ilerideki bölümlerde konuşacağız. Yani hı-hı. Güney'e gittin mi çok ayrı. Stuttgart'a indin evet. Mi çok ayrı. İşte Berlin'e gittin mi çok ayrı müzikler yapılıyor ama... Bir belgeselde dinledim. Tweet olarak atarım bulursam hı, tekrar. Tamamdır. Şey diyordu yani burada diyor müziği burada yeni bir belgesel. Burada müziği biz kendimiz için yapıyoruz diyor. Yani, club'da ne çalsın istiyorsam ya da pub'a gittiğimde ne çalsın istiyorsam onu yapıyorum diyor. Hani şeyim yok. Tamam Spotify'da yürüsün para kazanayım eyvallah. Ama diyor yani bayağı dinlediğim şeyi aslında yapıyorum yani. Sevdiğim şeyi yapıyorum. Ne dinlemek istiyorsam onu yapıyorum falan eyvallah. Diyor. Bu da bir yandan şey getiriyor abi yani. Türüyor yani her yerden türüyor.
İşte yani özel Böyle bir durum. Ama lütfen kapitalı ayrı bir yere koyalım. Her Tamam. birimiz, herkese sesleniyorum bunu Eyvallah, yayınlayın. eyvallah. Ya ben o yönünü çok anlayamadığım için şey yapmıyorum da ya şey için diyorum işte bu. Hani yeni akım Almanca rap'i de Türkçe rap'in rol modeli ya. Hani baktığımız zaman. Hani ve hani Türkçe rap'teki pisliğin sorumlusu %60 orada şu an abi. Hani yani tabii ki şey var. Tabii canım. Ya Tabii bu tabii. şöyle de bir şey var şu an. İnternette biz böyle bir kaynak oluşturmak için şu an kullanıyorken bu şu an bir yerlerde bir adam internette silah almak için kullanıyor ya bu bunun gibi hani. İyi örnek de var. Hani bizimkiler oraya yönleniyor. Eyvallah. Ama yani şey hani üstümüze bu püskürtülen kanalizasyonun sorumlusu biraz da güncel Almanya şeyi olduğu için abi ben bazı isimlerden artık hakikaten onlar da hep aynı bizdeki gibi çok tekrara düşüyor. Aynı parçayı veriyormuş gibi ve lemleş işler müzik anlamda gördüğüm için hani ister istemez kendi adıma Almanya'daki yeni jenerasyon özellikle Afro Trap batağındaki isimlere çok ciddi ön yargım var yani bunu kabul ediyorum. Baştan ön yargılı giriyorum zaten yani. Yakın bir haftalık falan bir haber vardı. Universal falan rapçileriyle kontrat yenilememe kararı almış. Oversaturated market diyerek. Aynen Yani abi işte artık yani hakikaten pazarın amına koydular demiş yani. çok haklı çünkü abi yani ben dinleyici olarak buradan oturduğum yerden bunu hissediyorsam business dünyasındaki birkaç CEO'nun da bunu hissedebiliyor olması güzel. Çünkü belli ki Türkiye'de hisseden yok Silivan'da müzik yaşıyor yani nette çukurunda. Ama işte Türkiye'de bak bu pik yeni başlıyor. Hani Almanya'da 2016'da falan başladı, şimdi bitti. Evet. Tamam, daha önce de üretiliyordu bu tarz işler. Evet. Basit işler. Şu an pike doğru gidiyor. Bir pik yapacak ve bitecek. Dünyadaki her şey Ve bu arada de şey de olduğu gibi. anlaşılmasın. Benim dediğim şey illa böyle çok lirikal, derin manalar olan şarkıdan bahsetmiyorum abi. Yıllardır hani şey Yok canım. bizim popçuların arasında vardı ya bir ara. Hande Yener'le Demet Akalın galiba. Sen bakkal müziği yapıyorsun. Hayır sen de bakkal müziği yapıyorsun. Biri de çıkıp demedi ki durun siz kardeşsiniz. Şu an hani Türkçe rap ve Almanca rap olayında bu bakkal müziği olayı var. Yani seri üretim, tüketim çok hızlandı. Hala üretim de hızlandığı için abi. Bu tuttu diye aynı parçayı bildiğin hani iki nota değiştirip verme iteleme mantığı var. Aynı vokaller, aynı şarkılar hani ben albümleri ayırt edemeyecek hale geldim bir ara yani Almanya bazında. Hani benim şikayetim bunun üzerine yoksa şey değil niye Afro trap yapıyorlar Yani falan değil. dünyada öyle abi. Yani bir şeylerin affedersin bokunun Dünyada da öyle. çıkması beni Mesela rahatsız bak ediyor Kontkara mesela. yani. Bak, yani dünyada öyle. Kontkara bak mesela. Amerika'da güzel bir albüm çıkmadıkça Kontkara'dan iş gelmiyor. Yani. Anladın mı? Yani. Öyleli Neyse, yani. hep sen mi çekeceksin Öyleli ya? yani. Hep sen mi çekeceksin? Azıcık da biz çıkalım Ama bunlar sabırsa kalacak. ya. Öyleli. Buna da alınmazsınız lan. Şaka kaldırın azıcık Türk şerefçiler. Öf. O zaman Ben bunu Fantastic Fear'dan podcast'te bahsedeceğim ya bir ara. bahset bahset. Ben Diyeceğim. buraları falan kesmeyeceğim bu arada yani. Kontkar iyi rapçi de. Ya. Kesmeyeceğim, ne olacak? Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Hadi Hadi bakayım. bakayım. Onur'a cevap hakkı da aldı. Kantkar yayına gel. İzleyicimiz artsın. Ben de böyle hani şey business, küçük business Lidat model, mini çakal. Ya çok 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 kızarsa şuradaki yüz dövmemi gösterebilirim. Böyle tıks falan diye. Of. O zaman Fantastic Fear'dan bir parça daha dinleyip uzayalım mı? Yani ben tekrar yarım saat sonra geleceğim. Bir oyun oynarız muhtemelen de. Ne Okey dersin? abi. Tamam. Rouse dinleyelim o zaman. Zaten size YouTube'daki tekrarda playlist'e daha fazlasını vereceğim. Merak etmeyin. Ünlem YouTube, ünlem Discord falan yeni gelenler bekleriz sizi de oraya. O zaman Rouse gelsin abi. Bir buçuk iki dakikada ona bakalım. Sonra vedalaşalım. Feyda attım öyle söyleyeyim diye. Hani hakikaten bir anda hem Dida var hem bu var yani. Çok arası olan bir grup değil. Doğru. Ama bu şarkı bayağı Bir geçerli yandan da her yani. yere oynuyorlar abi işte. Kendileri de hani yani bir kontkar değiller ama piyasayı anlıyorlar yani hani. Sen bayağı Bir kontkar değil. Bir kontkar değil de bana yani. derken bife girdi adam. Yok, ben herkese sallamıyorum oğlum. Benim hedefim belli. Benim hedefim belli. Sen herkese geçiriyorsun. Biz senin gibi değiliz ya. Ben kendime bile geçiriyorum yere gelince oğlum. Bu böyle bir program. Dava lütfen dava açmayın. Bu ben böyle biriyim ya. Yapacak bir şey yok. Yok ya, kontkar ne davası açacak ya? Yok sanmam ya. Öyle Açmaz bir şey dava zaten falan. yok. Anlayışlı birisi. Ya sanmıyorum hakikaten dava falan açacağını hiçbir şekilde yani. Umarım öyledir. Umarım öyledir. Evrene yolda umarım. Umarım. Umarım Binali Yıldırım da umarım öyledir lütfen. Benim Binali Yıldırım'la bir problemim yok. Yok Olanlar düşünsün. biz geçen gün şey dedik Mali'yle de abi çok boşta kaldı. Acaba Spotify'dan Nazlı'nın yerine mi geçse falan diye bir konuşmuştuk da o yüzden. Baykan, sana bir şey anlatmam lazım. Tamam. Sana bir şey anlatmam lazım.
Ama bunu kesmen lazım, tamam mı? Tamam. Bu söz, söz. Ya, atma lazım. Söz. Zimbabwe mi? Tamam. O zaman kesmemize evet, gerek yok o zaman yok. Abi. Zimbabwe'de oluyor böyle şeyler. Sen yine de kes abi, ne olur. Kim o balla kes. Abi ama kayyumlar introsu gelecek ona ya. Şey çok çılgın bir andı biliyor musun? Yani bunu o kadar doğal yaptılar ki. Hani tık tık oldu böyle ve ben böyle kaldım yani. Neler oluyor şu an falan diye. Ya biz bunu arkadaşlar arasında yapacağı çok sorun yok da ben bu tarz geyiklerin tamamını yayınlarda girerek gerçekten hani ömrümden kısaltıyorum farkındayım ama yani tutamıyorum kendimi. Ya yani, olmuyor. Yayının ortasında şey demiştim hatırlıyor musun? Bir anı anlatırken Baykal sen de iyi göt varmıştın. Evet doğru ya. Yani. Baykal da tabi arkadaşı biz neyiz demişti cevabını hatırlar mı? Ben bunu duymak isterim. Sorry. Abi çok saçma. Emre diye bir ortak arkadaşımız var. Malilerdeyiz. Tabu oynanıyor. Ama Emre de o kadar isteksiz ki. Ya oynamayalım demedi. Zoraki oynuyor böyle. Ya abi arkadaş ya kelime. Hani biz neyiz kanka? Hani sordum. Abi arkadaş demedi. Aşın diyor. Sapık. Gay. Mat. Bilmem ne bu. Katil. Aklına gelebilecek her saçma sapan şeyi saydı böyle. Ne? Saçma sapan şeyleri saydı arkadaş. Ama asla arkadaş kelimesi çıkmıyor yani. İbneyiz dedi aynen. Böyle abi. Bana, abi gerçekten yani biz ne diyeceğim İbne diyor adam gay diyor sapık katil falan böyle saçma sapan peki şeyler peki ama niye? Yani. Niye yani? Evet, uykuluydu evet de abi Emre'nin iç dünyası yani. Böyle bahane olmaz oğlum uykuluydu diye gerçekten son bitirdi bitirmiş olamıyorum. Oyunu böyle bitirdi ve sızdı sonra hakikaten selam Emre. Yani tam saçma sapan biz ne izliyorsun abi hani şey arkadaş falan derse ilk adamın aklına İbne diye cevap geldi ilk abi çat diye öyle girdi. Biz neyiz? Devam etti yani. Hani gerçekten bir de tabu oynarken kartta ibne soruluyor olabilir mi abi bu arada bir de bunu düşünmek lazım. Hani kartı çekiyorsun ibne yazıyor diğer kart çekiyorsun göt katil falan abi şey çok yani. Tatsız olmaz mıydı? şey olsa çok tatsız olmaz mıydı? Biz ne izliyorsun salak diyor. Yani. Ben üzülürdüm ya. Direkt mesela aklına o gelseydi yani salak dense üzülürdüm yani. Gerçekten bu arada. Gerçekten mi lan bu? Abi çok teşekkür ederim yayına geldiğin için. Ne demek? İyi hissedersen yine önceden konuşuruz zaten. Diş umarım bir an önce toparlar. Yok ya haftaya düzelirim abi ya. Umarım. Oha bu. Ne anasını satayım. Rezalet. Abi bu arada Mali'de İbne geldi abi. Buna da üzülürsün diyor. Yani gerçekten salak. Bro homofobik bir insan olmadığım için üzülmem ama sizi bilmiyorum. Hadi yok, bakalım. Yok ben bütün de. İbneleri karşınıza aldım. Yani hiçbirimiz homofobik değiliz ama abi hani şey gerçekten şeyden de üzülürsün abi hani. Kelime yüzünden değil. Ya gerçekten bak oyunda böyle bir şey soruluyor olabilir mi? Hani anlatabiliyor muyum? Hani karttan ben sana bunu soruyor olabilir miyim? Hani bu yüzden de üzülürsün yani. Hani biz neyiz? Katil, ibne, gay, sapık falan sayıyorsun. Bu hani tabu gibi bir oyunda. 13 yaş altı olan bir oyunda. Sence bunlar soruluyor olabilir mi kartta yani? Hani... Abi kimisi de öyle ya. Kimisi de öyle yani. Of şey. O zaman abi. Onur'la henüz konuşmadım. Yarın gün içinde netleştireceğiz. The Crazy yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz diye. Onun da hem plak mecmuasının cenazesi tekrar başsağlığı diliyorum kendilerine. Hem cenazesi yüzünden hem de sonraki yoğunluk yüzünden geçen hafta yapamamıştık The Crazy. Bu hafta yapıp yapamayacağımızı yarın netleştireceğim. Discord'dan ve sosyal medyadan duyururum. Bir aksilik olmadıkça yine Perşembe günü Almanca'ya Cenk'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine uyanmamda falan bir sıkıntı olmazsa da pazartesi günü haftalık global var. Bu Popo özel yayın. Çünkü 3 haftalık Almanca rap birikti orada günce. Oo. Aynen hepinizi bekliyorum. Hadi bakalım. Hadi inşallah. Ve şey de duydum. Chat'teki arkadaşları öpüyorum ben. Aynen. Sosyal mesafeli uzaktan öpüyorum. Aynen ben de öyle. Bir şeyler atıştırayım. Tekrar yeni düzen falan kurayım. Nargile bilmem ne falan. Gece muhtemelen bir 4'e 5'e kadar oyun oynama ihtimalimiz kuvvetli. Yarım saat sonra ben tekrar yayında olurum diyorum ve şimdilik sizleri öpüyorum. Güzel insanlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Ve durdurdum.